İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Derin Futbol'a, Beyaz TV'ye hoş geldiniz. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Yine Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Kaptan Ümit Özat ve Ahmet Çakar'la karşınızdayız. Yine birbirinden önemli özel konularla bu akşam yine çok özel dakikaları sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Evet, Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş, Torku Konya Spor karşısında 3-1'lik galibiyet elde etti ve önümüzdeki hafta cumartesi günü oynanacak olan, Kadıköy'de oynanacak olan derbi öncesinde büyük bir moral buldu. Bunun yanı sıra Kardemir Karabük Spor, ligin flaş ekibi Akhisar karşısında altın değerindeki 3 puanı 1-0'lık galibiyetle aldı. Deplasmanda kazandı. Beşiktaş ligde 3. sıraya çıktı 24 puanla ve lider Fenerbahçe ile ve önümüzdeki hafta oynayacağı Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak da şunu söyleyelim. 7 puana... Şu anda 7 puanda. Fark 7 puanda. Böyle düzeltelim, böyle belirtelim. Gerçekten de çok önemli bir maç olacak. Bu karşılaşmayı konuşacağız ve bununla ilgili bir hashtag'imiz var. Twitter'dan, sosyal medyadan. Derbiyi kim kazanır? Evet, derbiyi kim kazanır? Ondan sonrasında siz devam edeceksiniz. Fenerbahçe ya da Beşiktaş diyerek bizlere ulaşacaksınız. Bizler de burada sizlerle paylaşacağız. Sinan Hocam, öncelikli olarak çok şıksınız. Hoş geldiniz tekrar. Beşiktaş'ın galibiyeti ve yarınki Vatan Gazetesi'ndeki manşetiniz, başlığınız nedir acaba? Yani şey gibi söyledim biraz gerçi. Töre kanunu dedim yani. Gökhan Töre'den dolayı. Maçı kazandıran 2 asist yaptı. Müthiş oynadı. Yani bir oyuncu sol ayağını bu kadar etkili kullanabilirim onu gösterdi. Ya şimdi bugünkü maça bakıyorsun. Şimdi bugünkü maçı bir özetliyorsun. Diyorsun ki ya bu Konya Torku Spor Fenerbahçe'yi yendi diyorsun. Bu Beşiktaş'a bakıyorsun nefes aldırmıyor Konya Torku'ya. Yani anlamakta yani bazen zorlanıyorsun. O zaman da diyorsun ki yani şimdi Beşiktaş mı çok iyi oynadı? Konya Torku mu çok kötü? Ama maalesef gerçeğini söylüyorum. Beşiktaş çok iyi oynadı. Beşiktaş şimdi neden çok iyi oynadı? Şimdi onu da çok iyi izah edeceğim. Neden iyi oynadı? Çünkü ilk 45 dakika baktığın zaman çok iyi oynayan Beşiktaş rakibine nefes aldırmadı. İkinci yarı durduğu zaman Konya Spor öneme başladı. Ne demek bu? İlk devre şans tanımadın, müsaade etmedin. İkinci yarı şans tanıdın, rakibine müsaade ettin. Dolayısıyla ne oldu? Böyle bir tablo ortaya çıktı. Hep her zaman derler ya Konya Spor işte çok kötü. İşte falanca X takım çok kötü. Hayır. Sen ona müsaade etmiyorsun. Ha kalite farkı var. Çok kalite farkı var. Hem de rakipler arasında yani Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la ve 10. sıranın altındaki takımlarla ilgili önemli sıkıntılar var. Yani kalite farkı çok büyük uçurum var. Şimdi Beşiktaş 45 dakika oynuyor. İşi bitiriyor. Fenerbahçe tam tersi 93 dakikada işi bitiriyor. Enteresan. Yani bazı maçlarda. Onun için bunu dün mesela bugün Beşiktaş bunu 90 dakikaya yaymış olsaydı bu maç belki 6 ya da gidebilirdi. Ama bu maçın 3-3 de olma ihtimali de vardı. Oyunun ikinci yarısında. Olabilirdi de. Kaçan goller, direkten dönenler falan. Onun için Beşiktaş'a şimdi düşünüyorum. Ya diyorum ki şimdi bu Oğuzhan'a bakıyorsun. Gökhan'a bakıyorsun. Messi'nin Iniesta'nın yapmış olduğu slalomları yapıyorlar sahanın içinde. Olcay Şahan'a bakıyorsun. Aynı şeyleri yapıyor. Ama bir türlü Beşiktaş'ı yıldızlar statüsüne bu oyuncularını sokmuyorlar Beşiktaş'ın oyuncularını. Fenerbahçeliler ve Galatasaraylı oyuncular yıldız tanımı yapılıyor. Daha popüler tanım yapılıyor. Ama genelde Rasim buna karşı. Maalesef ne? Genel olarak aslında değil genel olarak ama maalesef Beşiktaş'ın maalesef bu oyuncuları yıldız şeyi görmüyor abi. Ben hep söylüyorum. Beşiktaş'ı ana şeyden biraz çıkardılar. Spor medyasını da burada eleştirmen. Ya olabilir doğru. Aynı şey. Beşiktaş'ı biraz, olabilir. Beşiktaş'ı medyada, biraz yani. Medyada güçsüzlüğünden dolayı fazla konuşulmadığından. Onu ama. İki büyük kavramıya gidiyor medya. Şimdi bugün bu Oğuzhan'ın yaptığını. Mesela şu Oğuzhan'ın yaptığını. Bir Mera yapmış olsa mesela bugün. Aram neler ne metiyeler düzülür. Veya işte Olcay Şahan'ın bu görünmez yıldız ben ona öyle söylüyorum. Görünmez yıldız. Görünmez oyununu yani iki yönlü oynuyor. Çok etkili oynuyor. Geçen sene 12 gol attı. Bu sene bakıyorsun aynı şekilde gidiyor. Ama bir türlü Beşiktaş'ı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncuların statüsüne getiremiyorlar Beşiktaş'ta oyuncuları.
Hiç öyle değil. Bakın ben iddia ediyorum. Bugün ilk 45 dakika oynayan Beşiktaş Saraçoğlu'nda aynı futbolunu oynarsa Fenerbahçe'ye çok sıkıntı yaratır. Çok sıkıntı yaratır. Aynı futbol oynatırsa. Şimdi ne demek aynı futbol derken? Yani Olcay Sağan çok yetenekli. Oğuzhan çok yetenekli. Fernandes çok yetenekli. Gökhan Töre. Bu dörtlü. Arkalarında da Veli. Ama bu dörtlü bireysel olarak kalitelerine, yani kalitelerin üstüne değil, kalitelerine yakın bir oyun oynasınlar. Çok zor anlar yaşatırlar Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla bugün Beşiktaş istediği 3 puanı aldı. Yani bir antrenman maçı gibi diyebilirsin. Tek kale. Dün Fenerbahçe'nin Antalya'ya oynadığı gibi. Yani onun için diyorum rakiplerle aralarda artık takımlarla, büyük takımlarla onun altındaki, yani 10. sıranın altındakiler arasında çok bir fark var. Kalite farkı var. Yani siklet farkı var. Tek kale maç oluyor bakıyorsun. Yani niye? Tempo yaptıkları zaman. İkinci yarıyı bakmıyorum. İkinci yarı Beşiktaş'ın temposu düştü ama bugün çok pozisyonları vardı. Torkuspor orta sahası ikinci yarı işte Bilic bir takım hamleler yapmasına rağmen Torkuspor'un orta sahası ikinci yarı biraz daha ağır bastı oyunu. Ama bu ne oldu tabii? Fernandez'in oyundan işte çıkması, Oğuzhan'ın temposunun düşmesi. Dolayısıyla aynı şekilde Gökhan Töre'nin biraz daha temposunun düşmesi. Ama net bir galibiyet, daha farklı olabilecek bir galibiyetti. Hiç ilk yarı savunmada hiçbir türlü pozisyon bile vermiyorsun. Ama ikinci yarı bakıyorsun çok farklı bir maç oluyor. Onun için Beşiktaş'ın bugün bu maçı sakatsız, kazasız, kırmızı kartsız geçmesi hafta sonu için önemli bir antrenman niteliğinde iyi bir maç oldu diyebiliriz. Çünkü öyle bir maçtı ama Konya Torkaspor kendi gücünün, kapasitesinin Konya üzerine... Spor. Evet. Sen Konya Torkaspor dedin. Hayır. Konya Torku. Torku Konya. Konya. X-Market'e tamam. Söyleyebilirsin. Tamam. Öyle iki türlü gider. Tamam. Fark etme yani öyle kestirmeden Konya'da gider. Torku'da diyebilirsin. Fark etmez. O aynı şeye çıkıyor. Yani ilk adı, ikinci adı önüne de koyabilirsin. Evet. Yani. Dolayısıyla yani Rasim Ozan, Ozan Rasim gibi. Yani her türlü söylersin Rasim. Çakar Ahmet, Ahmet Sena falan diyebilirsin yani. Konya Torku ne olacak? Tabii. Torku Konya'da diyebilirsin. Konya, ama canım, asıl dersin, Konya Spor değil midir? Tabii. Asli Konya'dır. Bitti. Bu kadar abi. Ben Konya. Şimdi mesela bir stat ismi verilmişti mesela. Söylenmiyordu mesela. Beşiktaş'ın stadının ismi vardı mesela önüne. Söylemiyorlardı mesela. Ha, sonradan yani batan mesela, firma. Yani mesela. Yani, ben ne, bilmiyorum battım batmadı. Yani söylemek istedim. Konya Torku. Torku Konya fark etmiyor. Bu önemli olan takımın adını söylüyor. Konya Spor yani. Adını söylediğini tam söylüyoruz. Önemli olan olur Rasim. Evet. Şimdi Beşiktaş bugün net galibiyet almakla beraber kazasız bu maçı kazandığı için çok keyifli ama Beşiktaş'ta futbolcular, Beşiktaş futbol takımı kendilerinin ne olduğunu bir kere farkına varmalı. Biz iyi takımız, bizler iyi futbolcularız. Her ne kadar medyanın, basının çok fazla ilgi göstermese de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gölgesinde kalmamıza rağmen ama iyi futbolcu olduklarını, bugün de iyi takım olduklarını bugün de gösterdiler, daha önce de gösterdiler. Yani Beşiktaş tempo yaptığı zaman, Beşiktaş iyi oynadığı zaman, Beşiktaş'ta futbolcu oyuna ağırlığını koyduğu zaman neler yapabileceğini bugün ilk 45 dakika gösterdi. Evet. Onun için Beşiktaş'ın, ben yine söylüyorum, şampiyonluk yarışında varım demesi için mutlaka hafta sonundaki maçı, Fenerbahçe maçını kazanması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe maçını kazanamazsa puan farkı ona çıktığı zaman iş o zaman çok zorlaşabilir. Ama müthiş bugün bir Gökhan Töre, müthiş bir Oğuzhan, müthiş bir Olcay Şahan, herkesin kademesine basan bir Veli, hatasız bir savunma, İyi bir Beşiktaş izledik diyebiliriz. Evet. Tabii ki Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Önümüzdeki hafta oynanacak olan derbiyi konuşacağız. Kalan maçlar da ekrana gelsin. Bir yandan da Ahmet Hocam'a dönüyorum. Hocam siz maç yazısı yazdırdınız mı? Hayır, yazdırmadım. Yazdırmadınız. Peki yazdırsaydınız sizin başlığınız ne olurdu bu maçla ilgili olarak? Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz? Beşiktaş neden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gölgesinde kalıyor? Şimdi başlık şu olurdu. Nasıl yanıt vereceksiniz? Başlık şu olurdu diye düşünüyorum. İyi ama derdim keserdim. Niye iyi? 3-0 ve 3-0'dan sonra verilen manasız, gereksiz, Beşiktaş takımına yakışmayacak, 3-0 önde olan bir takıma yakışmayacak gol pozisyonları.
Şimdi bu neyin göstergesi? Bu takımın son derece deneyimsiz bir takım olduğunun göstergesidir. Şimdi zaman zaman çok büyük takımlar da bu tür yanlışların içine girebilir. Örnek mi istiyorsunuz? En, bana göre 100 yılın en büyük örneği Milan'ın Liverpool'a karşı 3-0'dan maçı 3-3'e getirip penaltılara verdiği Şampiyonlar Ligi finalidir. Evet. Ha, bu 50 yılda bir defa olur. Bu da ama İstanbul'a nasip oldu. İstanbul Olimpiyat Stadı'na nasip olmuş. Bir finaldir ki bana göre tüm Şampiyonlar Ligi finalleri içerisindeki Ertem mi anlattı? Ertem sana anlattın değil mi? Ben anlattım hocam. Ağzına sağlık. Yani sen tarihe şahitlik yaptın. Evet. Dünyada bana göre oynanmış tüm dünya çapındaki finallerin en heyecanlısı budur. Bir de belki şeydir. Bayern Münih Manchester maçı hatırlarım. Bitti geldi. 1-0'dan 2-1 var. Şimdi şu var. Hep söylüyorum. Bu da Sinan'ın lafıdır. Hep söylüyorum lafı var ya. Beşiktaş iyi takım. Ama sadece iyi takım. Beşiktaş yıldızı sonucu tek başına değiştirebilecek bir takım asla değildir. İşte yani var da maç... hocam yıldız olarak gösterilmiyor. Efendim? Şimdi olsam bir yıldız. Şimdi... Genç. Ya bugün baktım mesela değil mi? Seyrettin. Hareketlerini görüyorsun. Ya bunu Türkiye Ligi'nde çok az oyuncu yapıyor. Bu yaptığı maçı. Sana bir şey söyleyeceğim. Çok sana bir şey söyleyeyim. Dünkü maçı daha 24 saat geçmedi bir maç hatırlatayım. Antalya Fenerbahçe. Doğru mu? Doğru. Maç normalde baktığım bak ilk devre 5-0 olup ondan sonra Allah bilir kaç 0'a veya kaç 7-1'e mi 6-1'e mi 8-1'e mi gidebilecek maçken maç tıkandı. 90. dakikada oradaki siyahi oyuncunun kötü vuruşuyla gol kaçtı. Ve ondan sonra Emenike'nin yaptığını çok az Beşiktaşlı oyuncu yapabilir. Hocam yapıyor bugün Oğuzhan. Oğuzhan dün yaptı. Dün Amerika'nın. Ama Oğuzhan yaptı bunları. Hep yapıyorlar bana bunları. Oğuzhan'ın. Bak sen işte bak hocam. Kurtardığı bir işte maç. İşte Beşiktaş'ın söyle. İşte bak bu hocam işte. Beşiktaş işte bundan dolayı bakın. Amerika'nın yaptığı göze batıyor. Bugün Gökhan'ın mesela Olcay'ın bu tip golleri var. Veya Oğuzhan'ın alıyor böyle slalomlar. Alıyor götürüyor. Alat yaptı. Var bunları. İşte bunlar maalesef göze batmıyor. Fenerbahçe'li oyuncu olduğu için mesela bunlar daha çok göze batıyor biliyor musun? Çünkü neden? Bu oyunculara yıldız muamelesi gösterilmiyor. Çünkü biz bunu 100. yılda yapmıştık biz. 100. yılda bu vardı. Yani biz 2003'te bunu bir kırmıştık bu şeyi yapılmıştı. O da nasıl oldu biliyor musun? Dışarıdan bir gözle söyleyeyim mi? Sen medyayı iyi kullanan bir adam olduğu için habire manşet veriyordu bu. Bak hatırlıyorum bak ben evet, dışarıdan tamam. Yorumlayayım. İşte habire şimdi bak, konu yaratıyordun sen. Bugün İlhan Mansız'ın sevgilisi. Mesela Sarış'ın bir sevgilisi var. Onu ya da dur. Haber yaptırıyorlardı. Gittim. Dün de değil ya. Rahatsız. Sen değil de. Dinle bak başka bir şey. Dur şimdi uçurma hemen lafı. Ben gerçekleri söylerim. Bak şimdi. Şimdi Emenike'nin bu hafta 15 metre bir depar atıp tamam dedik. Harika ama bugün bunu Oğuzhan bunu kaç defa yaptı. Bugün Gökhan Tövbüsü'nün onları ya, yaptı. Oğuzhan'a yazık ama ya. Hiç göze batmıyor. Denilmiyor çünkü. Gündem olmuyor. Değil. İşte ben de diyorum ki parlatamıyoruz. Beşiktaşlı futbolcuyu parlatamıyoruz. Hep bunu geçen de konuştuk. 6 ay önce de konuştuk. Yıldız adayı diyoruz. Ama yıldız değil. Hiç denilmiyor. Görüntüsüyle, tipiyle belki. Çocuklar mütevazi, sakinler. Yani ondan dolayı belki bu muamele görüyorlar hocam. Yani belki kendi camiası parlatmıyor. Belki yönetimle zaafı. Öyle bir güç yok. Yani öyle bir gösteren bir güç yok. Malını pahalandıran, malı parlatan. Yani böyle de adlandırabilirsin. Şimdi söylüyorum bugün mesela Oğuzhan'ın yaptıklarını Melo veya Galatasaray'da herhangi bir oyuncunun yapmış olsaydı veya Fenerbahçe'de öf ne metiyeler dizilecekti biliyor musun? İnanılmaz. Bu Konya Torku dediğin bu ligin takımı. Bu Konya lideri yendi. Ligde de kazanıyor. Ama bugün Beşiktaş 1.45 dakika bir tempo yaptı. Nefes aldırmadı. Antrenman maçı gibi. İşte dün Ümit'le örnek verdik. Antalya Spor maçı da aynı şekildeydi Fenerbahçe'nin. Sağdan alıyorsun atak başlatıyorsun. Soldan atak başlatıyorsun. Savunmalara diyorsun ki siz de 5-2 oynayın arkada diyorsun. Böyle bir maç seyrettik. Evet. Ama niye bu Beşiktaşlı futbolcular mesela bugün bakıyorsun işte mahzun, küskün, Beşiktaşlı oyuncu işte hep sonradan Burak ve Alper Potuk'un gördüğü saygıyı değeri Oğuzhan saygı görmüyor değil, şu anda. Değeri görmüyor. Yani futbol saygısı. Popüler değeri evet, görmüyor. Popülariteyi. Popülariteyi yok. Sağlayamıyor nedense. Neden? Oğuzhan'a bakıyorsun bugün. Mesela 5 gömlek daha yetenekli Alper'den. Sinan abi burada suç bence Beşiktaş'ın PR çalışması yapamaz. Aynen. Yönetimin PR çalışması İşte onu söyledim. Yönetimle alakalı. Sen yani malı parlatma. Şimdi Rasim Demir örnek verdi 100. yılda İlhan Mas falan kız arkadaşı veya karısı falan örneği değil o. Ama sen değil de genel olarak popüler değil.
tip olarak. Sen manşeti verdin. Manşet çaktırdın. Sizin şöyle bir özelliğiniz vardı sonuçta. Nevzat Demir tesislerinin önünde Sinan abi yapılacak ama bir röportaj. Ama biz hepsini yapıyorduk. İşte sırayla çocuklar, tümerler, starlaştırırdı. Bakın çocukların popülerite, hani bak en doğruyu sen söyledin Ertem. Starlaştırmak. Çocukların popülaritesi arttırmak için bazı şeyler yapmak lazım. Kesinlikle. Şimdi bakıyorum geçen gün İşte bowling oynamaya gitmişler. Ya bunlar sadece göstermeliktir abi. Futbolcu mesela bowlinge gidilmişler değil mi? Bu nedir biliyor musun? Bir ara 2002'de çıktı böyle bir şey biliyor musun? 2002'de Beşiktaş'ta. Ya arkadaşlık mı yok acaba bizde? Falan. İşte futbolcuyla toplanıp hep beraber yemeklere gidelim. Karıları gelsin falan. Ya kardeşim her şey futbol sahasındaki sonucu endekslidir. Futbol sahasında işler iyi giderse dışarıda da her şey gider. Bowlingmiş, sinemaymış falandı filan. Ronaldinho bazarını arttırır. 2 milyon, arttırır. 2 milyon senede kazanan, 2 milyon euro senede kazanan futbolcunun ne motivasyonunu, ne arkadaşlık, ne eğlencesi diyorsun ya. Futbolcu sahada kazanıyorsa, para da kazanıyorsa, parasını da zamanında alıyorsa o takımda, takımda işlerde iyi gidiyorsa arkadaşlık iyidir. Gidelim, bowling'e gidelim, sinemaya gidelim, işte tenis oynayalım, maça gidelim, oraya gidelim, eğlence gidelim. Bunlar hikaye. Evet. Bunlar sadece göstermeliktir etrafı. Öyle değil. Futbolcunu parlatacaksın. Yine geçen sene bu konuşmaları da yaptık. Olcay Şahan belki görüntüsü, tipi çok böyle popüler bir tip olmadığı için belki bir yıldız şeyi görmüyor. Ama bir yıldız oyuncu gibi oynuyor. Geçen sene orta saha oynayarak 12 gol atıyor. Bir Oğuzhan'a bakıyorsun müthiş oynuyor. Mini takımda da oynuyor. Dönüyorsun bir Veli var. Gökhan Töre. Aynı şekilde basmadığı yer bırakmıyor. Gökhan Töre'ye bakıyorsun. Niye? Bu çocuklara bakıyorsun. Galatasaraylı oyunculara bakıyorsun. Bir yıldız muamelesi görüyor. Fenerbahçelileri. Beşiktaşlı futbolcular yıldız muamelesi görmüyor. Benim bu tamamıyla bir camiayla alakalı. Nur Çevi bunlarla da ikincisi, ikincisi şu an Beşiktaş'ın yönetiminin yapması gereken budur. Ama dedim ki yani senin futbol komiten popüler olacak. Şimdi Önder Özen de çok popüler bir insan değil. O da çok tanınan bir insan değil. Yani Önder de popüler tabii değil. Tabii popüler değil. Sen kim ne kadar orayı popülerliği arttırırsan orası popüler ne kadar olursa Ronaldinho medyanın ilgisini arttırır. Araya bir tane sempatik adam gerekiyor mutlaka. Arttırmaz olur mu? Şunu söyleyeceğim. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Altyazı olarak Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne olur diye. Şimdi o konuya girelim hemen. Ahmet Hocam'ın da demin söyleyecekleri vardı hocam. Siz de devam eder misiniz? Mesela yani Beşiktaş'ta Sinan Hocam'ın dediklerine katılıyor musunuz? Hayır, büyük çoğunluğa katılmıyorum. Neyine katılmıyorsunuz şimdi, mesela? Olcay, Oğuzhan, Veli ve bazı genç oyuncular. Gelecekte önemli oyuncular olabilir. Ama şimdi tek başlarına maç kurtarabilme özellikleri az olduğum bir takımın o takım sadece iyi takımdır. İyi takım olmak, şampiyon olmak için yetmiyor. Bu yüzden de ben Beşiktaş'a şampiyonlukta pek şans vermiyorum. Daha başka söyleyeyim. Bugün Beşiktaş'tan kaç tane oyuncuyu Fenerbahçe'de direkt oynatırsınız? Ben Oğuzhan'ı da oynatırım. İki tane. Olcay'ı da oynatırım. İki tane Oğuzhan okay. Töre'yi de oynatırım. Fernandes'i, Gökhan Töre'yi. İki tane diyorum. Hocam Beşiktaş'ın iki tane. Ama ilk 11'i değiştirmişsin mi Fenerbahçe? Bakın anlatamadım. Almeyda hocam. Bakın. Şimdi Almeyda Fenerbahçe'ye sam tarafı olmaz mı? Bu size tuhaf gelebilir. Bu biraz bakkal hesabı gelebilir ama hayatta bakkal hesabı bazı şeyleri anlatabilmek için maddi temeller olması lazım. Mesela sen uzun boylu bir adamsın. Neye göre uzun? Tabii. Uzun boyun kavramı nedir? Sen şişman bir adamsın. Hidayete göre şişmansın. Göre bunlar hep relatif. İzafi kavram. Nedir anlamadım. Hidayete göre bir cücesin dedi. Hocam yani. Ha, benim için bir şey. Hocam bak bir şey söyleyeyim şimdi. Ha. Bak şimdi. Örnek doğru değil. Şimdi Oğuzhan'ı kimin yerine oynatacaksın? Sinan abi. Kimler oynar? O soruya cevap. Hepsi oynar. Hayır. Hepsi oynar. Bak, tekrar söylüyorum. Hepsi oynar. Fenerbahçe bugün lider mi arkadaşlar? Evet, lider. Bundan tam 6 gece sonra liderle ikincinin veya üçüncünün Beşiktaş'ın evet. Çok hayati bir maçı var mı? Var. Var. Şimdi bizi izleyen Beşiktaşlılara, Fenerbahçelilere ve tüm futbol kamuoyuna soruyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ve UEFA'da mevcut şu anda 20 kişilik kadrosuyla şeye çıkacak. UEFA Avrupa finali. Tamam. Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal'a diyecekler ki pazar gecesi örneğin Benfica ile Chelsea ile Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Kupası finali oynayacaksın. Kadron da bu. Yedekleriyle asilleriyle. Evet. Yabancı sınırında yok. Evet. Fakat istersen Beşiktaş'ta istediğin sayıda oyuncu yalnız ilk 11'de oynatacaksın. Evet. Fenerbahçe'nin hocasısın Ertem, Sinan, Rasim evet. Ve Ümit. Tabii. Beşiktaş'tan kaç tane oyuncuyu
Fenerbahçe'nin ilk 11'ine koyarsınız. Kafadan 4 tane orta sahası oynatır. Yani şunu demek istiyorsun. Oğuzhan Alper'den daha mı kötü oyuncu? Nasıl? Oğuzhan Alper'den daha mı kötü oyuncu? Alper Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu olmalı tartışma. Oynuyor başka. Hocam bak doğru. Hocam bir şey söyleyeyim bak. Şimdi doğru bir örnek değil bu. Şimdi Gökhan Töre'yi daha saray almak istiyor. Sevgili Sinancığım. Sonra cevap gidelim. İdeal 11. Kalede Volkan mı Fenerbahçe'de? Volkan. Volkan'ı mı koyarsın? Beşiktaş'ın herhangi bir kalecisi. Tolga. Herhangi demeyin hocam. Tolga. Tolga kötü mü kaleci mi? Tolga kötü mü kaleci mi? Hangisini koyar? Cenk, hocam, Tolga, aratmaz. Volkan. Ben aynı Volkan ayarda. Koyarım. Aratmaz. Bir dakika. Ya şimdi bakın bu laf. Soru cevap değil. Ama doğru başka bir şey. Değil. Hayır. Şimdi bir dakika. Bana göre. Almeyda santifor oynayabilir mi Fenerbahçe'de? Oynar tabii. Niye oynamasın? Oynar. Peki Oğuzhan Fenerbahçe'nin orta sahasında Alper'in olmadığı zaman Alper'in yerini oynayabilir sana mi? Sana çok tuhaf bir şey konuşayım mı? Dur. Ağır gelmesin abi. Beşiktaşlı olman hasabıyla. Hayır, Beşiktaşlı olmayacak. Kişisel bir şey değil. İdeal Fenerbahçe 11'ine. Beşiktaş'ta. İki, hadi ayağın alışsın. Kırmayalım. Babamın mezarı ve kemikleri sızlamasın. En fazla 3 oyuncu koyarım. Hocam yapma Allah aşkına. Ben ya. Böyle koyarım. Hiç katılmam. Bakın. Almeyda mı? Show mu? Webo mu? Oynar ne? Hocam. Bak Almeyda mı? Oynamaz demiyorum. Aynı ayarda oynarsın. Ama aynı şey değil ki. Niye aynı şey? Hayır bir dakika şimdi. Sol sakatlandı. Emenike yok. Devre arası transfer çık. Almeyda almaz mı Fenerbahçe? Aynı şey. Ben bunu sormuyorum ki Sinancı. Ama bunu Bunu sormuyoruz. Hayır bunu böyle değerlendiririz. Mesela Galatasaray'ın ideal 11'inde umut yokken aynı umut Türk milli takımının bana göre vazgeçilmez santrafor haline geldi. Umut. Fenerbahçe'nin sol tarafında oynayamaz mı? Ya geçen sefer 12 gol atmış. Fenerbahçe'nin sol tarafında oynattığın an orada oynayan Fenerbahçeli oyuncu kim oynuyor umumiyette? Caner oynuyordu daha önceden. Sol oynuyor şimdi sen önde. Sol alıyor. Hayır mesela. Şimdi Caner'i sol arkaya koyarsan tamam, evet. Onun önünde sol oynuyor. Evet. Solu mu koyarsın? Hocam şey mi? Bir dakika. Geliyorum düşünme. Şimdi sol Olcay'dan daha iyi oyuncu olan farklı peki, bir şey. Ya sayalım beraber. Bakın tamam. Sağ bekin Gökhan Gönül. Bunu değer, sol bekin Caner. Bakın koy bakalım. Hocam bunu böyle işin içinden çıkamazsın. Ahmet Çakar haklısın. Şimdi bir dakika bir dakika. Ya bir dakika. De bu sen antrenör müsün? Sen antrenörsün değil mi hocam? Sinan sen antrenörsün. Sen de antrenörsün. Yok. Sizden bir şey rica ediyorum beyler. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 40 futbolcusundan ideal 11'i çıkartın. Hocam bakın arkadaşlar yapmayın. Öyle değerlendirmeyin. Şimdi ya nasıl olma, böyle bir şey soruyorum. Dakika, ya All-Star diyor. All-Star ne diyor NBA'de? All-Star olsa aynı şey. Ya şu an Fenerbahçe lider olmasa 9. olsaydı 8. olsaydı şu kadrosu aynı şeyi söylemezdiniz. Hayda. Yapmayın hayda falan değil. Bakın Oğuzhan bugün Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu orta sahasında. Fenerbahçe'de oynar mı oynamaz mı? Oynar bir. Oynar. Evet. Fernandez oynar mı? İki. Gökhan Töre oynar mı? Gerisini geç. Gökhan Töre. Bir dakika ya Gökhan'ı oynattın mı kayıt oynatmayacaksın. Hocam fark şimdi etmez. Öyle düşünün. Ama öyle düşünme. Bak, Gökhan Töre. Çıkamazsın. Gökhan Töre. Bir dakika hocam şu yabancı statüsü. Abi hala çıldıracağım beni anlamıyorsunuz. Ya bir dakika hocam şu yabancı statüsü. Gökhan Töre kötü futbolcu Fenerbahçe oynamaz demiyorum. İlk 11'de kayıt mı Gökhan Töre mi diyor hocam? Kayıt tabii ya hocam. Bir dakika. Almeyde mi? Şov. Sol. Sol. Emelike. Musa Sol. Hocam aynı şey. Vebo Emelike'den ikisi mi? Hocam Almeyda Portekiz miydi? Hocam Almeyda'da Portekiz miydi? Ya Sinancığım bu nasıl Beşiktaşlıkmış ya? Ya hocam bakın Almeyda'da Portekiz milli takımının santraforu. Bakın böyle. Şimdi bir dakika. Sivok. Evet. Egemen'in yerini oynayabilir mi Alves'le beraber? Allah bu tartışırım. Egemen bu takımda oynuyordu. Tartışırım ne var? Beşiktaş'ta. Ya hocam yapmayın bakın. İşte siz böyle düşündüğünüz zaman bizim bu Beşiktaş'ta oyuncular bu çocuklarda kabuğundan böyle çıkarmıyoruz. Ya civciv misin lan bunlar kabuktan çıkacak. Çıksınlar kazansınlar. Hayır sen bugün mesela Emenike ediyorsun ama Oğuzhan'ın bugün yapmış olduğu slalomları, Gökhan Töre'nin bugün sol ayağını raket gibi kullanıp yapmış olduğunu hiç söylemiyoruz. Bir şey söyleyeyim. Acaba Ahmet Çakar'ın kafasında beni gizli gizli bir Beşiktaş'ın karagümrükleştirme projesi mi var? Hayda. Sen de tam var. Hoş geldin Rasim. Yine başladı Rasim ara ver. Beşiktaş'ı kara gümrükleştirme. Hoca hak bu. Beykoz vardı bir zaman hocam. Beykoz takımı. Beşiktaş takımı merak etme. Beykoz takımı. Rasim Efendi sen daha İzmir'de kundaktayken bizim Beşiktaş semtinde yürürdük. Şimdi biz Beşiktaş'ımız. Babanla Beşiktaş'ımız. Rasim'ciğim. Ne var bunda? İyi hocam. Kusura bakma da bak. Beni yolda durduruyorlar. Aynı şey değil. Diyorlar ki Rasim senin kanına da hoca girdi. Niye dedim? Niye? İlk defa sen
Beşiktaş artık vefadır Kasımpaşa diye sensin. Şunu söyleyeyim. Beşiktaş eğer kötü yönetilirse yani, veya yönetilseydi Karagümrük gibi olabilir idi. Şimdi ben Fikret Orman'a zamanında eleştiriler getirsem de şu hocam, iki senelik, iki buçuk senelik çok ezdiniz ya. Hayır hayır yanlış. Nereleri sen vefa diyorsun, Beykoz diyorsun. Ahmet Hoca diyor ki Karagümrük tarihimiz ya. Ya bırakın tarihinden ders almamış. Arkadaşlar birazcık ciddi konuşalım, yapmayın hocam ya. Hocam biraz ciddi konuşun, yapmayın ya. Bizim ecdadımız kim? Yapmayın ya, bu nedir ya? Böyle muhabbet yok ya. Bir dakika, niye yok? Beşiktaş Karagümrük, bak Karagümrük çok büyük bir kulüptür ama. Hocam 110 senelik kulüpten bahsediyorum. 110 senelik 15-20 milyon taraftar olan bir kulübü Karagümrük gibi olur mu diyorsun? Karagümrük camiası çok değerli bir camidir ama Beşiktaş yapma. Sinancığım, bizim ecdadımız kim? 7 milyon kilometre kare. Yanlış da söyleyebilirim. Osmanlı. Bir taraftan Viyana, tabii bir ya, taraftan Yemen, İran'a kadar. Fas'a kadar, Fas. Ne alakası var şimdi? Bir dakika. Ya. Osmanlı İmparatorluğu, Cihan İmparatorluğu. Geldik bakkal dükkanına sıkıştık. Şimdi burada ne olduk? 700 Türkiye küsür bin kilometre karede. Allah razı olsun. Burada evet, şükür. Holdingden Türkiye'de yaşıyoruz. Doğru. İlle de büyük kalıcı. Yanlış yönetilirsen küçülürsün. Hocam sana bir soru sorayım. Evet. Biz burada yorumcuyuz. Evet. Türkiye'nin sayılı falan işte. Buraya başka bir X isim getirelim. Evet. O da burada gelir bizle beraber yorum yapar. Bu program devam eder. Bir dakika. Ama düşer. Ben şimdi burada oylama yapıyorum. Madem lafı sen açtın. Şimdi aç. Ben kendimizden bahsetmeyi fazla sevmem. Burada 5 nevi şahsına münasır değişik tip var. Bir tane eski hakem. Biri eski futbolcu. Biri futbolu yeni bırakmış. Nispeten genç ama eski futbolcu. Bir tane spiker. Bir tane ne olduğu belli olmuyor. Yani kökeni nereden gel? Spordan gelmiyor. Gelme, siyaset. O anlamda söyledim. Ne olduğu belli olmuyor. Hakaret alma. Derin bir adam. Şimdi halka soruyorum. Bu beşlinin içine dışarıdan iki tane, bir tane adam koyabilir misiniz? Koyarız. Armoniyi bozarız. Koyarız hocam. Şimdi bak, Türkiye'nin en büyüğü diyelim, en büyüğü. Koyar. Rıdvan mı? Koyarız. Lafım yok, severim. Hayır. Rıdvan belki bu kaotik ortamda çocuk organ dokusu gibi atar kendini. Bilemeyebilirsin. Bak. Onun için diyorum Beşiktaş Fenerbahçe olayını. Hayır, ben senin dediğin yerine. Bir dakika dur. Hocam yerine başka bir hakem gelsin, sen şunu kafasına fırlatırsın. Hayır oğlum, estağfurullah. Ben de kime ben de sana gidiyorum, ben kafaya fırlatıyorum falan ya. Alakası var, saçmalama. Bir şey söyleyeceğim. Beykoz camiasına rahatsızlık etmeyin. Ben kime? Beykoz camiasına. Beykoz'la ne alakası? Küçümseniz de bilen Beykoz vefa edemedik ya. Beşiktaş'ta Beykoz'u bir tutabiliriz. Beşiktaş'ta ya. Beykoz'da kurmuş bir dört. Beşiktaş, bakın kimse kızmasın. Beykoz Beşiktaş, üçüncü büyük gibi görünse de aslında Türkiye'de maalesef 2,5 büyük var. Bunun suçlusu, hayda, bunun suçlusu Beşiktaş'ı şimdiye kadar yönetenlerde. Ama şu var, Beşiktaş'a baktığım vakit, evrensel ülkelere baktığım vakit Beşiktaş, üç büyükler içerisinde halkla en iç içe, en mütevazi takımdır. Hiç kimsenin gönlünden geçmez Beşiktaş'ın. Ayrıca de şunu söyleyeyim. Karagümrük, Beykoz inanılmaz altın gibi tarihleri var. Şartlar onları buralara getirmiştir. Ki Karagümrük hala herhalde 15 bin kişi oynuyor. Beşiktaşlılar, sen Sayın Fikret Orman, sen diğer tüm Beşiktaşlara sesleniyorum. Beşiktaş'ın 15 sene sonra bir Karagümrük, bir vefa Beykoz gibi mazileriyle övünen takım değil de hala 3 büyük olarak kalmasını istiyorsanız reçeteleri sunduk. Hocam onlar farklı. Onları biz biliyoruz. Ama bak, yapmayın ya. Dinle. Hocanın söylediği şeylerde bazı şeyler doğru olabilir. Ama asla bir Beşiktaş'ı kalkıp da Beykoz normal bir ikincilik takımları statüsüne indiremezsin. Başarısız olsalar bile camiaların büyüklüğünü kaybetmez. Camia her zaman büyüktür. Konumuz başka. Konumuzu oradan oraya şey yapma. Bugün Oğuzhan'ı satışa çıkarsan bakalım Fenerbahçe alır mı? Sen şimdi şurada oynar mı, burada oynar mı Sinan dedin abi, mi? Galatasaray için Galatasaray şimdi ağırlığını koymaya çalışıyor. Dinle. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Ertem'cim, başka bir şeyden bahsediyorum ben. Rasim bugün Oğuzhan'ı veya Olcay'ı geldiği zaman şunun yerine oynar mı? Hayır, Fenerbahçe bugün formda. Bugün çok iyi oynuyorlar. Formda bunu bugün böyle yiyoruz. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Gökhan Töre konusunda çok ciddi bir fikir ayrı. Gökhan Töre, Allah'ın kendisine vermiş olduğu o aerodinamik özelliği. Evet, çok tamam mı? Vücut yapısı, şey kısa mesafede çabukluğu, topla yumuşaklığı fevkalade. Ama şu var. Hayır. Çağdaş futbolcu mantalite olarak bilmiyor. Ne zaman topla gideceğini, ne zaman diyorum bir milli takımda sonradan oyuna girdi. 5 dakikada Fatih Terim'i kudurttu. Gitmesi gereken yerde gitmiyor. Vermesi gereken doğru, yerde doğru vermiyor. Hocam, İçeri girmesi gereken futbol fundamentalı iyi olabilir ama gibi futbolun stratejisini bilmiyor Fatih Terim'in
değişmem dediği 3 oyuncudan birisi yanlış. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim. Yetenek ayrıyor. Yeteneklere lafım yok kardeşim. Hocamın da hakkını yemem. Doğru olabilir. Bak, ben şimdi Tanju Çolak mesela. Çok iyi oyuncuydu. Ama Tanju Çolak bugün gelsin. O stiliyle bakın, bugün nal toplar. Şimdi hocamın. Yani o anlamda bakın, diyorum. Bakın camialar yöneticileriyle futbolcularla popüler olur. Şimdi bakın 2001'de biz Beşiktaş'a geldiğimiz zaman ki. Ne diyor bunlara? 2004'e kadar ki Beşiktaş'ın o zaman bakın Türkiye'de belki en çok konuşulan nedir? Başkan popülerdi, yöneticiler popülerdi, sıralama idari menajer popülerdi. Hep popülerite vardı, futbolcuları popülerdi. Ama bugün sen de bu futbolcuları, bu kadar yetenekli oyuncuları popüler yapabilirsin. Ama bu dediğim gibi bu yönetiminle alakalıdır. Yönetimin senin bu iş para ve güç işi. Maddiyat işi. Şimdi Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman. Seviyoruz. İyi insan, centilmen insan. Ama şimdi mesela Tuncay Özilan'ın olduğunu veya Fikret Orman düşük profil. Başka bir yani Sabancılardan ismini saydığımız adı geçer falan veya Rami Bey gibi falan. O zaman olduğunu düşündüğün zaman o zaman camiaya hoca bunu söyleyebilecek mi acaba ya? Beşiktaş 2,5 büyük falan der misin o zaman? Bak ben dediğin hala arkasındayım. Ben bugün... Veya bu Kasımpaşa grubunun... Şu var. Kasımpaşa grubunun... Sinan o yılları hatırla. Kasımpaşa pardon hocam. Metin Ali Feyyaz'ı durumu hatırla. Şu Kasımpaşa grubunun bu Beşiktaş'ı aldığını... Turgay Ciner. Değişebilir. Değişebilir. O zaman bunu der. Değişebilir. Dediğim gibi insanlarla yöneticilerle de alakalı. 1990'lı yılların başı. Metin Ali Feyyaz'ı Beşiktaş arka arkaya 3 sene şampiyon olmuş. O zaman Sinan o dönem öncesi oynadı. Ben de o zaman direkt sahalardayım yani hakem olarak. O zaman sen en baba dönemin. Türkiye'nin 2,5. Büyüğü kimse kızmasın Fenerbahçe'ydi. Tabii. 1,5. Ama aradan yıllar geçti. Şu anda 1,5. Büyük Beşiktaş. Allah'tan dilediğim şu. Beşiktaş tekrar 3. büyük olarak Galatasaray ve Fenerbahçe ile imaj olarak, ekonomi olarak, saha sonuçlu olarak baş edebilsin. Bakın ben Beşiktaşlı olmayabilirim ama Beşiktaş'ın sevgisi gönlümde ayrıdır. Baba bunu kabul edin. Toprağım benim ya. Tabii. Sen İzmirli değil misin kardeşim? Doğru ben ya. Beşiktaş'ta doğmuşum. Serence Bey'in çocuğuyum ben. Orada doğmuşum. Çok güzel kardeşim. Sana bir soru sordum. Benim hocam. Göbeğim Serence Bey'in bak, aşağısına atılmıştır. Toprağa geçti. Hocam orada bir listi var. Hoca gizli Bekir. Hemen altında. Hoca gizli Beşiktaşlı. Hoca bakma sen. Hoca gizli Beşiktaşlı. Her ne kadar hani hocanın mesela içi karalar. Hoca içi karalar. Hayır. Mesela Vahap Beyaz Ahmet Çakar söylendiği zaman hoca cız derdi mesela. Beşiktaş'ta hocanın Beşiktaş'a karşı sempatisi vardır. Hep bilirim bunu. O ayrı. Ben bir şey söyledim demin. Beşiktaş yazdı da yazdım söyleyeyim yani. Daha önce dönsün yani bunu ben saat 10'da yazı yazdım. Orada da söyledim. Yani bu oyuncular bunları yapıyorlar. Niye yıldız değiller? Niye kabuğunda Beşiktaş? Ayrılmıyorlar. Neden kabuğundan? Sonra örnek verdim hocaya şimdi dedim ki Rahmi Koç Beşiktaş'ın bugün başkanı olmuş olsaydı mesela. Veya işte Tuncay İzhan, o büyük zenginler veya Kasımpaşa grubu popülerite olarak Beşiktaş'ın bir anda. O zaman aynı şeyleri hoca Beşiktaş için 2,5 büyük, 3. büyük diyebilir mi? Futbol takımı başarısız olabilir. Futbol takımı iyi sonuç almayabilir. Ama biraz geriye de düşmüş olabilir. Ama Beşiktaş'ın büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmez. Beşiktaş'a büyük izleyen var mı? Biz hocam 2,5 diyorsun. Ama şu an için. Şu an için. Ne alakası var ya? Hayır. Sahalardan yeni daha çiçeği burnunda ayrılan bir, bir soralım, kaptana soralım. Hocam siz böyle bir şey düşünüyor musunuz mesela? Beşiktaş 2,5. Büyük müdür? Siz bu büyükleme konusunda ne diyeceksiniz? Nereden çıktı bu 2,5? Benden çıktı. Nereden çıkardı? Nereden çıkacak? Benden çıktı. Abi yani laf vardı. Yarasanın yavrusu yarasaya güzel gelirmiş. Beşiktaş'a göre en büyük Beşiktaş. Fenerli'ye göre en büyük Fener. Galatasaray'a göre en büyük Galatasaray. Ama öyle bakarsan Sarıyerli'ye göre en büyük Sarıyer. Beykoz. Öyledir yani. Herkese göre herkesin taraftarı 25 milyon. Zaten 70 milyonuz nasıl olacak? Herkes diyor ki bizim taraftarımız 25 milyon. Abi gerçekçi konuşmak lazım. Yani bazen kendi mensubu olduğun camiayla ilgili bile gerçekleri söylediğin zaman herkes... oradan bile dışlanıyorsun. Tabii. Yani o gerçekleri o anlamda söylemeyen tek rasim olduğu için o dışlanmıyor. Hep yok yani. Ya her zaman gerçekleri söyledik. 90 için, şampiyonluğu söyledik. Fenerli diyor ki 25 milyon. Galatasaray diyor ki 25. Beşiktaş diyor ki 25. Yatay 70 milyon nüfus var. Trabzon'u yok mu? En az 10 milyon Trabzon'un vardır. 15 fazla çıktı şimdi. Nasıl olacak? O zaman bir 15 milyon şeyim var yani. Gayrimeşrum var yani. Küçük olmuyor yani. Onun için herkes kendi takımını övecek. Normal. Peki. Herkes kendi camiasını övecek. Peki...
tam net olarak cevabı alsam. 3 büyük mü? 4 büyük mü? 5 büyük mü? Beşiktaş büyük gerçekten 3 büyükten biri mi? 5 büyük abi. Sana göre. 3. büyük. Yani Ahmet Hoca şampiyon oldu. Bana göre çok büyük de Beşiktaş. Ama hocanın söylemiş olduğu bir gerçek var bak. Mevcut konjektürde Galatasaray'la Fenerbahçe hakikaten arayı çok açıyor. Beşiktaş stadı tamamlamadan, ekonomik yapısını güçlendirmeden yani Galatasaray'a Fenerbahçe'ye yanaşamaz. Bu bir gerçek abi. Şimdi diyorsunuz ki Oğuzhan üzerine konuşuyorsunuz, Almeyda üzerine konuşuyorsunuz. Tabii ki Almeyda Fenerbahçe'de oynar. Ama sol varken Almeyda'yı alır mısın? Heh kaptan, çok güzel bir yere geldin. Soruyorum. Fenerbahçe'den gerçekten bugün... Hayır, onu anlatamam. Bugün... Ahmet Hoca'nın çok güzel bir şeyi vardı. UEFA finalinde ya da şampiyonluğu... Ya zor bir soru bu kardeşim. İki tane diplomalı teknik direktöre soruyorum ya. Beşiktaş'tan bir 11 yapın Fenerbahçe'ye. Şey Beşiktaş'tan istediğiniz adamı koyun. Sen sorma zaten. 15 aynı şey değil. Ya alamadım ben ya. Hocam aynı şey değil ki. Alamadıysan. Sana bir soru. Galatasaray'la Fener'den bir 11 yapın. Ya ben söyleyeyim bir saniye. Söyleyeyim abi. Beşiktaş'ı karıştırma. Bunları ben 15 program önce söyledim ya. Çok iyi olur. Ben yoktum herhalde burada Ümit. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu soruma cevap alamadım. Herkes böyle dolaşıyor. Çok iyi ya kardeşim ya. Sana ben buradan gireyim. Tersten giriyorum. Bak saat 12'ye 20 var. Sana tersten giriyorum. Ümit tersten giriyorum. Fenerbahçe'yle Galatasaray'la bir 11 yap bakalım. Yaparım. Gökhan Gönül'ü mü koyarsın? Ebo'yu mu koyarsın? Anlatayım mı? Gökhan Gönül'ü koyarım. Ebo'ya. Gökhan Gönül'ü koyarım. Hayır Türk Türk yok. İstersen hepsini yabancı yap. Şampiyonlar Ligi finali oynuyorsun. Stoperlere Alves, Dani. İşte orada şey şu. Bak, söyleyeyim sana. Evet. Alves'e şeyi koyarım. Egemen'i koyarım. Doğru. Ya sen koyarım. Şaşırmışsın o zaman. Hocam şu an lider diye takım. Kötü ki Fenerbahçe'nin sonuçları kötü gitsin. Yapma hocam. Ya Şezur'un nesini koyacağım. Ya, hocam bir maç sayısı 4. Hocam Şezur'un nesini koyacağım. Semih'i koyabilirim. Ahmet Semih'in hakkını yemeyeyim. Ahmet Dani. Kaptanın sözü yerine kalmış. Kaptan Yaman'ı dedi. Kaptan Yaman'ı dedi. Bir dakika. Orta sahaya geldik. Selçuk, Emre. Sahada orta saha yap bana hocam. Selçuk, Melo'yu koyarım. Ondan sonra bakarım Fenerbahçe'ye. Selçuk'ta Melo'yu koyuyorsun. Evet koyarım. Yani Emre yok, Topal yok. Bak, Selçuk'la Melo'yu koyarım. Ondan sonra orta saha için çalışmalar sağ başlayalım. Kenara kimi koyarsın? Hamit var, Kayt var. Hamit yok. Yok şu an Hamit oynuyor. Hamit Kayt olur. Abi ama orada bir yanlış bir şey var. Hocam, şu an Galatasaray'la Fener tartışmıyor ki. Hayır, başka yerden geldim. Hayır. Fener'le aynı yani şey. Yani şunu söyleyelim. Galatasaray, Fener baktım vakit 4'e 6, 5'e 6, 4'e 7 gibi bir oran çıkar. Beşiktaş'tan kaç kişi alıyorsun hocam? Abi Beşiktaş'tan koyacağım 2'dir benim. Hocam yapma Allah aşkına. Ben 2'dir ayağını alışsın hocam. 2 tanedir abi hocam gel ayağını alışsın. 6 yazın. Hadi 2'de sen ne Sinan hatırına? Hocam rahmetli babamın hatırına. 2, 3'üncü koymam. Yani Almeyda'yı koyacağım, Şov'u koymayacağım ha. Hocam bir dakika dur. Öyle bak şimdi bak. Bu gece sabaha kadar tartışırız. İşimiz ne zaten? Bitmez hayır. Sen şimdi Sol varken Olcay'ı alır mısın dersen olmaz. Ama Sol yokken Olcay'ı oynatır mısın? Fener'de oynar mı oynar? Böyle bakmak lazım. Sana lafım yok ya. İşte bu. O zaman Sol varken de, bak şimdi kalkıp da şimdi Vebo varken Almeyda oynatır mısın diye sorarsın. Düşünürsün. Oynatırım da dersin mesela. Varken hocam ve bu geçen sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Almeyda yani adam yapmayın ya. Ne yaptınız ya? Hocam bak sana şunu söyleyeyim mi? Bakın bu takımdan gelirse sana bu Beşiktaş'tan 7-8 tane adam Fenerbahçe'de banko oynar. Cumartesi de göreceğiz. Nasıl 7-8 tane ya? Abi oynar, yapma bırak küçümsemeyin mi Mehtap takımını ya? Küçümsemiyorum ya. Bakın senin Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın zorlandığı takımlara 45 dakika 50 dakika tempo yaptığı zaman Beşiktaş çok rahat yeniyor arkadaşlar. İşte siz böyle konuştuğunuz sürece Beşiktaşlı işte yönetim bazında bazı böyle demin Ümit'i şeyin Ertem'in dediği gibi PR olarak bu şekilde gösterildiği zaman böyle oluyor. Kabuğuna çekilmiş efendi sessiz mütevazi bir takım. Öyleyiz biz. Süleyman abiden gelen böyle bir mütevazilimiz. O aynı zihniyetten gidiyoruz. Keşke öyle olmasaydı bence. Yok abi. Keşke öyle olmasaydı. Ben sana söylüyorum. Gerçekten. Popülaritesini yükseltmesi lazım Beşiktaş'ın. Kaptana bir söz verelim mi Sinan abi? Kaptan, Fenerbahçe'de kaç tane Beşiktaşlı'yı oynatırsın? Çok açık ve net. Çok açık ve net. Her zamanki gibi. Ki bu söylem zaten herhalde bunu 10-15 hafta önce ben buna söylemiştim. Vardı gençlerde evet. Var. Baktığın zaman arka dörtlüyü sayalım işte. Bir tarafta Serdar oynuyor, Ersan oynuyor, Sivok oynuyor. Sol bek kim oynuyor? Motta. Yani şimdi Türk olması münasebetiyle ama 7,5 Türk milyon... Türk'ü bırak. Hayır, yok. Abi ben... All Star. 6 yabancı var. All Star falan yok. Ona göre kadro planlaması yapıyorsun. Yani eğer Türk olursa, bonservisi 7,5 milyon değil de 2,5 olursa Gökhan alır. Sol ön için. Ben çıldıracağım, soruma cevap alamıyorum. Hocam ben de senin cevabından ya. Ben soru sordum. Cevabını sorduğum ben. Hayır değilsin ama cevap vermeyeceğim. Hocam aynı şey değil ki. Bağlı kim? Allah aşkına. Tüm Fenerbahçe'ye sorayım o zaman. Dur bir dakika. Fenerlilere, ey Fenerbahçe spor kulübünün taraftarı.
Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynayacaksınız. Yabancı Türk fark etmiyor. İstediğin gibi koy. 11 lira olur. Bir dakika. Hayır, Fenerbahçe'nin başarısı. Sen bana söylemeyemez ya. Sen 15 dakika. Ben sana vereceğim. Almanya ben de diyorum ki Ahmet Çakar'ı bırakın. Ben kanka bak sabuk konuşuyor. Sana cevap vereceğim. Nezaketsiz kolpar yapıyor. Bir dakika. Bir soru sordum ya. Hocam Ahmet Çakar'ı kaldıralım. Evet. Yerine Erman Toroğlu'nu buraya koyalım. Diyelim mesela. Olmaz. Olmaz mı? Ne alakası var şimdi? Bir dakika dur, aynı şey. Patron ümit, ümit, ümit. Sinan Engin'i kaldıralım. Sinan Engin'i kaldıralım. Kim Beşiktaşlı bir arkadaşım mesela? Ya yani, kardeşim ben bir cümle bitirmeyecek miyim ya? Ümit, ümit bir dakika soru sor. Ali Gül bir dakika, bir dakika. Ali Ahmet Hoca'nın, Ahmet Hoca'nın, Ahmet Hoca'nın mesela. X bir hakem diye. Ümit'i kaldıralım. Engin Veren'i getirelim. Rasim'i kaldıralım. Hasan Şaş'ı getirelim. Olmayacak mı? Benim alternatif olacak. Fenerbahçe'de yani illa birisi varken, bakın birisi varken. Olmaz. Birisi yani olursa olmaz diye değil. Abi öyle düşünmeyin. Ben çıldırmak üzereyim. Hocam ben yanlış. Ben çıldırma bana izin verin. Ben çıldırmak üzereyim. Soru çok basit. Bak Musa Sol varken. Soru çok basit. Hocam. Ya nereye gittin? Soru çok basit. Ya bir dur. Musa Sol varken. Gittik Sinan abi. Çok özür dilerim. Musa Sol varken. Musa Sol varken. Olcay. Ya dur. Reklam Allah'ın emri değil abi. Dur ya. Musa Sol varken. Beşiktaş çıldırdı. Olcay Şahan dersen olmaz. Şimdi Ahmet Çakar varken. Erman Toroğlu dersen olmaz. Ama Ahmet Çakar gittiği zaman Erman Toroğlu veya X bir hakem Muhittin Boşat veya X bir sayabilirsin, koyabilirsin. Ahmet Çakar varken diyemezsin. Hayır, Ahmet Çakar var. O zaman sol varken kimse gelemez oraya esas forvet olarak. Öyle de. Ahmet Çakar varken bak bak bir dakika. Bacım, estağfurullah başka. Kendimize sola benzettiniz. Ne haddimiz ya. Bir dakika dur. Ahmet Çakar varken buraya kimse oturtma. Ama Ahmet Çakar gittiği zaman biri oturabilir mi? Oturur. Sana rakamlı bir destek vereceğim. Kayıt 5. Hani Bebo, reklama gidiyordun kardeşim. Beş. O zaman biz lafımızı tamamlayalım. Vereceğim. Kayıt 5. Bebo 6. Sol 6. Emenike 4. Almeyda 7 gol. Galatasaray maçı dahil. Kaptan. Bebo Almeyda'dan daha büyük yıldızdır diyor Ahmet Çakar. Reklam. Sevgili seyirciler, evet, tartışma iki tane arkadaşa, futbolculara, eski futbolculara, şimdinin hocalarına soru soruyorum ama 20 dakikadır almadım. Hocam ben sana artık bir tweet mi geliyor abi Fenerbahçeliler. Ben bir bilemedin iki koyuyorlar. Hocam, Fernandes, Oğuzhan falan gibi. Hocam hiç Trabzon'dan bile ya, iki ya, tane garanti var. Bosigma ile Malo'da ama. Doğru, Bosigma ile tamam. Kesin ilk 11'e girer ama. Oynar. Fernandez'i siz ben Beşiktaş'tan kimseyi kombine girmez. Ya Rasim. Harbi şaşırmış. Peki ben konuşmayacağım. Yine konuşmayacağım artık. Ya baba gerçek varken. Bak Bosingva iyi oyuncu da ben abi ona göre kadro kurmuyorsun ki. Ya Bosingva tamam, Bosingva çok iyi oyuncu da Gökhan Gönül varken ben niye yabancı hakkımı Bosingva'ya kullanıyorum? Ya hak yok deminden beri adam sana söylüyor. Hak bak yok ilk 11. Ya ona göre mi? All-Star mantığıyla ilk 11 kuracaksın. Ne All-Star ya? All-Star. Millet şimdi bir şey söyleyeceğim hani bilmem Donalsın diyeceğim. Erşen Bilgit'te All-Star kaldı. Evet. Kaç kişi oynatırsın hocam Beşiktaş'tan? En fazla Beşiktaş'tan bir alırım. Trabzon'dan da Bosun Beşiktaş'tan en fazla bir. Bak bir diyor bak bir diyor bak. Aynı fikirdeyiz ümitleri. Ya bu, ben bunları 20 hafta önce hocam ben seni çok objektif, tarafsız. Gerçekten öylesin. Öyle olduğuna inanıyorum yürekten. Yani Ümit Özdağ'ın bu kötü hayale uğruyorum. Fernandez Gökhan Töre abi. Ertem. Yani üçü bir şey yok. Ümit Özdağ adeta Beşiktaş'ı artık bir sarı yerdir, Beykoz'dur demeye getiriyor. Asla. Beşiktaş'tan bir Fernandez alır. Aklı selim insan benim ne demek istediğimi anlar. Beşiktaş bir sarı yerdir diyor. Bak, ne diyorsun ya, Rasim? Rasim hayal aleminde geziyorsun Rasim ya. Sen kulağın yani duyuyor musun söylediğini? Ya iyi de bir tane bir müdahale etsene kardeşim, sen niye müdahale etmiyorsun? Bir oyuncu alalım diyor. Senin bu Beşiktaş kadar kafana taş düşsün Beşiktaş. Başka bir işim yok senin ya. Kardeşim Beşiktaş'ı seviyoruz. Fenerbahçe'yle uğraştı bir şey bulamaz. Hayır ya Beşiktaş'ı seviyoruz ama Beşiktaş kötü yönetiliyor. Arkadaşlar duyulmuyor. Kimse kızmasın. Beşiktaşlar kızmasın. Şimdi bir tweet aldım, tweetler esinliyorum. Hemfikirim onunla. İspanya deyince akla iki tane takım geliyor. Barcelona, Real Madrid. Evet. Türkiye'de bu Fenerbahçe Galatasaray'dır. Beşiktaş Atletico Madrid'dir. Trabzon Valencia'dır. Bursa Spor'da Deportivo La Coruña. Sevilla'dır diyorsun. Sevilla'dır. Güzel. Bu tweet atan arkadaşın ya Fenerli'dir ya Galatasaray'dır hocam. Hiç fark etmez. Ben o tweet'i tweetliyorsam şu anda yani aynı fikirleri paylaşıyorsam, mutabıksam o arkadaşımla. RT'ledim ben mi? De aynı şeyim. Yani bugün İspanya deyince, bakın Almanya deyince bana göre tek büyük akla gelir. Bayern Münih. Dortmund 2. Zorlar. Üçüncüsü yok. Hamburg Hamburg şampiyon olmuştur. Hocam Beşiktaş'ı çok... Abi yani bak, çok yemin ediyorum. Bu hata... Hani bu hata... Çok fazla böyle... Beşiktaş'ı... yönetenlerdedir. Doğru söylüyorsun. Hiç kimse bana kızmasın. Hocam Beşiktaş'ın yönetmek farklı, bak bir örnek verdik. Ama Beşiktaş'ın yani cami olarak büyüklüğünden bir şey kaybetmez. Başarısız olabilirsin. Aynen. Ama bu Fenerbahçe, Galatasaray o çok oldu, büyük anlamında kulüp cami olarak değil. Şu an sportif olarak iyi durumda olabilirler. Ama bu Beşiktaş'ın büyüklüğünden falan bir şey falan kaybetmez. Son derece şiddetle sen ve Rasim'i
kınıyorum burada yani. İkinizi de kınıyorum. O sizin Fenerli Galatasaray arkadaşlarının tweetleri ya, hiç bana mi? Fısıltı değil. Ben şimdi sana kötü bir şey söyleyeyim. Kötü bir şey söyleyeyim. 6 gece sonra Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Doğru mu? Evet. Beşiktaş alır inşallah. Futbolda her şey varmış. Beşiktaş puan da olabilir, kazanabilir ama normal şartlar altında kağıt üzerinde Beşiktaş'ın o maçta kafayı kaldıramayacağını düşünüyorum. Hocam hangi maçta Beşiktaş kafayı kaldıramadı Saraçoğlu'nda ya? Saraçoğlu'ndan Beşiktaş hangi maçta kafayı kaldıramadı? Bana bir söyle bunu, izah et ya. Şimdi bak. Ne biliyorsun, söyle. Kafayı çok kaldırdığı maçlar da vardır ya. Bir dakika söyle. Tekrar söylüyorum. Şimdi sen büyük takımsa, iyi takımsa diyorsan Beşiktaş. Hocam en kötü zamanda Fenerbahçe'yi yendi orada Beşiktaş. Yapma. Bak. Bak Beşiktaş'a bak. Beşiktaş'ın 80 bin seyircisi önünde Galatasaray'a karşı ikinci devre hocam nasıl sıkıntılı duruma düştüğünü hep beraber hocam, Fenerbahçe'nin büyük takımsa, siyahla beyaza, çok iyi takımsa, Fenerbahçe'nin siyahla beyaza karşı bir şeyi var. Doğru, doğru. Bir fobisi var. Fobisi sarı var. Sarı kırmızıya karşı hastalığı olabilir. Hastalığı olabilir, seviyor olabilir sarı kırmızı. Ama siyah beyaza karşı Beşiktaş'ta, Beşiktaş'a karşı bir şey. Bak en kötü zamanlarımıza gittik. 40-50 bin falan filan, 1-0, çat 2-1 falan filan. Banko kaleye geçti bilmem ne bir sürü. Bir sürü şey. Hani sen bana de ki, kafasını kaldıramadı, örnekleri göster. Hiç öyle olmadı, yapmayın. Bakalım, göreceğiz 6 gece sonra Kadıköy'de. Ne olur Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Normal şartlar altında Fenerbahçe'nin maçı kazanması lazım. Birden farkla fazla. Yani 2-0, 3-1. Yani bir farktan üzerinde handikaplı mı diyoruz? Öyle kazan normal şartlar altında, kağıt üzerinde mi? Futbol bu. Futbol bu. Ay futbol bu demeyeceksin. Hayır, net konuşacaksın. Şimdi peki, sen karşı iki takımla, şimdi sen Fenerbahçe karşı iki takımdan ben bir tane en fazla alırım, bu takımları alırım dediğin zaman çok rahat var diyeceksin ki fark olur kardeşim, ezer geçer falan diyeceksin. Çok rahat kazanır Fener. Bas yapar deyimi, üzerinden tır gibi geçti deyimleri falan. Rasim Bey'le Ümit Bey'e ait laf. Bu değil ben değil. Tır gibi falan geçti. Cumartesi günü saat 9.45'te ben de size burada göstereceğim. Bakın ben şey diyorum, cumartesi günü katılmam programı. Cumartesi gecesi inşallah derbi sonrası. Cumartesi buradayım. Hocam buradayız evet. Ben de buradayım inşallah, eğer izin verirseniz. Beni de aranızı alın. Genel mutluluk duyarsanız buradayım. Fenerbahçe'nin o gece Beşiktaş'ı en az birden fazla farklı yeneceğini düşünüyordum. Ama bu Allah'ın emri değil. Futbol bu. Ders futbol diyor. Sinan abi sen ne diyorsun o maçla ilgili? Bak ben derbilerde hiçbir zaman favori göstermem. %50-%50. Ahmet hepsini tek tek soracağım. %50-%50 derim her zaman. Hep öyledir. Ha seyirci sağa avantajı vardır. Ama ben diyorum ki bu Beşiktaş takımının potansiyeli var. Hayır, potansiyeli yok dersen kazanamaz. Ama Beşiktaş'ın potansiyeli var. Bu oyuncular iyi oynarlarsa, hani kalitelerini ortaya koyarlar. Fenerbahçe'de kaliteli takım. Fenerbahçe şu an ligin en formda takım, ayrı bir şey. Ama ben diyorum ki Beşiktaş-Fenerbahçe maçları çok enteresan geçer. Ben Beşiktaş'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yenilmez. Ayrıca da yenilirse de çok da kolay geçmez. Yani bazen de tek kale maçlar da olur yani, mesela Fenerbahçe galip de olabilir ama Beşiktaş yüklenir, tek kale maçta olabilir, göreceksiniz. Esir olmaz Beşiktaş. Kolay olmaz daha maç. Daha ağırını söyleyeyim çok sana. Çok kolay olmaz. Sinancım daha ağırını söyleyeyim. Fenerbahçe Beşiktaş ilişkisinde de ilginç bir Galatasaray rekoruna doğru gitme var. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi en son Fenerbahçe stadında yendiği yılı söyleyiniz. A şıkkı. Şık vereyim mi? 2003, B 2005, C 2007, Beşiktaş'ın nerede? D 2009, Kadıköy'de E mi? 2011. Kadıköy'de. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün, Fenerbahçe evet Spor Kulübü'nü en son Kadıköy'de, Saraçoğlu stadında yendiği resmi maçın yılını istiyorum. A şıkkı 2003. 2005. Söyleyin yani abi. 2003. 2005. 2007. Evet. 2009. Hocam, 2011. Şık da veriyorum. Kaleye geçtiği maç. Ben bilmem abi. 2005. Yıl soruyorum ya. 2005. Ben ne anlatıyorsun hocam? Ben aradım o maçı. 8 yıldır. Beşiktaş'ın orada galibiyeti yok. Şimdi Allah kahretsin. Bakın. Bu dakika tabii Galatasaray'ınki anormal sıra dışı bir durum. Evet. Ama şu var. Beşiktaş senin dediğin gibi ise şampiyonluğu sanına kadar zorlayacaksa, bunun şu ana kadar bana 12 maçta ışığını vermediler. Bana vermediler. Gönül ister ki versinler. Gönül ister ki Beşiktaş. Ara sırada verdi. Hani ara sırada Beşiktaş'ın. Kardeşim. Ara sırada hocam hatırlayın. Rotasyon gitti Bursa'yı ne yaptı hocam? Bursa maçını falan hatırlayın. Top göstermedi. O Bursa Spor yani takımı. Yani Beşiktaş'ı bu kadar küçük. Bu potansiyeli vardı. Sevmemek gerekir. Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ben söylüyorum. Burada hoca da burada. Burada Rasim de burada. Anti Beşiktaşlı. Burada. Neyce anti Beşiktaş diye. Anti konuşuyorsunuz. Pro Beşiktaş. Ben de söylüyorum. Beşiktaş. Bak Fenerbahçe yine söylüyor. Fenerbahçe en iyi takım olabilir. Ama bu Beşiktaş bugünkü 45 dakikalık oyun oynasın. Tabii. Bu Beşiktaş yenilmez.
Oynasın ha, oynamazsan. Oynamazsan hiçbir şey olmaz. Koşmazsan mücadele etmez. Bilic'e güveniyor musun? Kolay yenilmez. Bilic falan meselesi değil. Kimse güvenmeyle alakalı belki değil. Ben Beşiktaş'ın iyi potansiyeli var. İyi futbolcum varsa iyi, iyi hocasındır. Hepsi anlatmasınlar bana. Rasim senden de kısa Beşiktaş. Ben tabii yani Sinan Engin daha şey yapar ama bir için takımı iyi yönettiğini, iyi motive ettiğini, iyi yani iyi oyuncular var ama sonuçta Beşiktaş'ın kadrosu çok çok iyi değil. Bak demin ne diyor Ümit Özat? Kim kazanır? Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Ben. Ama burada olay şudur. Beşiktaş'ın oyuncularının kötü. Ya bu nasıl yorum ya bu? Beşiktaş kazanır diyor demin. Ya Beşiktaş'ın kötü. Ne biliyor musun? Galatasaray'ın işine hayır, geleceği için hayır. Öyle temenni bak, diyor. Temenni hayır ya Rasim ya. Beşiktaş kötü yönetiliyor. Beşiktaş kötü yönetiliyor. Fenerbahçe'de de kaybedecek bu gidişle. Ya kaybetsin Fenerbahçe. Benim bahsettiğim o. Asimciğim Sarıyer'de zamanında yıldızlar getirmişim. Ya bak anlatıyorum. Bu şimdi niye biliyor musun? Sarıyer'de yıldızlar getirmiştir diyorsun. Yazık dinle, bak dinle. Yapma çok Beşiktaşlar dinle. Gerçekten çok tepki bak, dinle. Koyuyorlar. Yapma. Ya Sarıyer'i küçültüyorum. Evet, Sarıyer'i küçültüyorum Beşiktaş karşısında. Sarıyer Beşiktaş'ın çok küçük bir yıldızlar. Bir dinle musun? Sana şahidim bu Galatasaraylı olduğu için Galatasaraylı ve temennisi bu hafta Beşiktaş'tan umutları var. Beşiktaş yensin ki Fener'i. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yensin ki lige bir ayar gelsin. Öteki türlü ne olacak? Açılacak ara gidecek diye. Onun temennisi o. Şimdi bunlara bak. Diyor ki Beşiktaş'tan iki futbolcu bir futbolcu en fazla oynar diyor. O zaman niye yener diyorsun? Bak orada falan yener de Sarıyer, Sarıyer'le Beşiktaş aynı kefeye koymuyor lütfen. Yapma lütfen bak, lütfen yani o kadar bak Sarıyer'de tabii ki Sarıyer'e, önemli bir Sarıyer'e haksızlık etmeyelim. Sarıyer'in bir geçmişi vardır. Rıdvan Dilmen de Sarıyer'de oynamıştır falan filan. Sarıyer ayrı bir şey ama Beşiktaş spor kulübü şey gimnastik kulübü. Sarıyer'de Sinan abi de oynadı. O da oynadı tabii. Beşiktaş gimnastik kulübü. Ne diyeyim abi Rasim Efendi değil. Beşiktaş kulübü. Şu an kötü takım değil. Rotasyonu kısıtlı. Ben de bir açıkçası biraz geyik yaptım. Ben yorum yapmadım. Ha. Ümit Özat dedi tek oynar falan. Kaptan ne olur? Ama ben diyorum ki tek bir şey söyleyeyim. Beşiktaş yener diyorum. Bilic takımı yönetir. Ama bu maratona uygun takım değil. 13-14 kişi var. İyi yönetilmiyor. Ronaldo'yu alsınlar diyorum bak. Bizim kardeş kulübümüz Beşiktaş. Biraz hareketlensin ortalık. Yoksa bu gidişle dost acı söyler. Beşiktaş 3 sene sonrasının Beykoz'udur. Yapma Rasim ya. Yapma Rasim, Rasim var ya delirmiş. Yani 3 sene sonra Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray'a geçer. Çok... Stadı yapılıyor onu yapılıyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Bak, şimdi bugün ayıp olmasın diye. Üzülüyor Beşiktaş. Dinle bir dakika bugün ayıp olmasın diye. Buradan Rasim yanından kalkmak istemiyorum. Bir daha ben burada oturmayacağım. Diye ya, ben karşıya Ümit'in yanına gideceğim. Ümit de yer değiştireceğim. Ümit'i buraya alacağım. Bir daha oturmayacağım burada. Nereden çıktı bu ya? Ben Rasim'le ya, otur. Abi çok mantıklı yani. Analiz yapamadın. 3 sene sonra Beykoz olabilir. Dikkatli olsun. Ya Ümit gel ben gidiyorum karşıya gel geçiyorum. Gel abi gel. Hayda. Ya ne oluyor ya? Yok yok gel gel gel. Kusura bakma ben buraya geçeceğim. Ya bir şey dedim Rasim, ya. Tespit bu. Analiz bu. Yanlışsa yanlış çıkar. Beyler. Gülerler. Beyler tam şaşırdım. Yok hocam ben ne yapayım hocam. Neler söylüyor ya. Neler söylüyor ya. Aa, inanılır gibi değil ya. Rasim gerçekten hani bak Beşiktaş taraftarlar tespit, çok üzülüyorlar. Tespit başka ama. Teşhistir. Bak, yanlıştır. Beykoz ayıp oluyor. Güzel güzel konuş tekrar yerime geçeyim. Bu nasıl bir alt yazı ya? Aa, en az bir fayda kazanır mı demek? Ayıp ediyorsun ya. Ya bak, kazanmak nasıl güzel bir fayda güzel. Güzel. Abi buna tam. Buna evet şey arkadaşlar. Abi nasıl söyleyeyim bak. İçeriye bir soru soruyoruz. Bir farkla kazanır. Bir farkla kazanır. Nasıl bir Türkçe? Sana kazanmak için bir futbol müsabakası bir takım kazanmasın. En az bir farkla elinde olmasın. Sen sana bir şey söyleyeyim mi? İki farkla kazanır. Ben sana söyleyeyim mi? Hocam bir huzur var burada be. Abi. Hocam huzur var burada ya. Ben sana söyleyeyim. Bu sağ kulak gitti ağrıyor. Devamlı ağrıyor. Bu sağ mı ağrıyor? Bizine dikkat et birazdan. Sana dönmek istiyorum. Derbi ne olur kısa olarak? Fenerbahçe mi kazanır, Beşiktaş mı kazanır? Mümkün değiliz ama Fenerbahçe kazanır ben öyle düşünüyorum. Kalan maçları ekranlara bir getirelim mi? Ümit hocam sizden başlayalım. Kalan maçları, Beşiktaş'ın kalan maçları hatırlıyor musunuz? Evet. Geçen sene yine böyle yapmıştık. Bir ekrana bir gelsin bakalım. Fenerbahçe'nin, pardon Beşiktaş'ın kalan maçları bir ekrana gelsin. Önce Ümit Özat'tan başlayacağız. Nedir? Ümit Özat ne diyecek? Beşiktaş'ın kalan maçlarını ekrana getirelim. İlk yarıda ne olur diye. Hocam 24 puanda Beşiktaş. Fenerbahçe deplasmanına gidecek ilk maç ne diyorsunuz? 9 ile 10 puan arası bir şey alır. Şimdi Fenerbahçe yani, maçından mağlubiyetle alır diyorsunuz. Ya ben öyle düşünüyorum. Sivasspor bol gollü olur ama ne olur bilemiyorum ya beraber ya galip gelir ya beraber. Bir tane bir şey söyleyin hocam. Bir şey söyleyeyim. Berabere. Berabere. Kasımpaşa. Kasımpaşa iner. Elazığspor. Beşiktaş iner. Gençler Birliği. Beşiktaş iner. 7 puan verdin hocam Beşiktaş'a. Yani işte az bir kadar. Öyle düşünüyorum yani yalan yok. Ahmet hocam.
Fenerbahçe'ye 0 yaz. Yani Sivas Spor. Yaz. Evet. Sivas'a içeride mi? İçeride. 1 yaz. 1 puan berabere. Evet. Kasımpaşa. Deplasman mı? Evet. 0'da 10'a yaz. Elazığ Spor maçı. 3 yaz. Gençlerbirliği deplasman. 1 yaz. 3, 4, 5 puan yaptı hocam seninki. Hocam çok mizansız. Ya Sinan abi seninki. Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle ilgili yorum yapmam derbileri hiçbir zaman. Abi, bir şey söyleyeyim. Ötekilere 3 yap. Vay. Ötekilere 3 puan yap. 3 gördüm. Fenerbahçe maçıyla da ilgili bir abi, bir şey söyleyebilirim. Orada 3 derim ben. Başka bir şey söylemem. Yani kazan, kalan 5 maç için 15 puan diyorsun. Öyle diyorum. 15 puan. Rasim. Rasim ama lütfen... Yani gerçekten hani ya gerçek futbol bilginle. Gerçekten futbol bilginle. Ya kardeşim bilginle. Ben bak Beşiktaş şampiyon olursa anararım dedim. Varsa ama mantıklı analiz ettik. Yanlışsa analiz yanlış çıkarsa rezil olursun. Bu kadar basit. Evet. Fenerbahçe'de Beşiktaş alır. Kim alır? Beşiktaş alır. Beşiktaş alır diyorsun. Kesin alır bak söylüyorum. Gol Sivas Spor maçı. Berabere. Kasımpaşa deplasmanı. Kasımpaşa alır. Elazığ Spor maçı. Beşiktaş alır. Gençlerbirliği deplasmanı. Beşiktaş alır. 3, 6, 9, 10 puan. 34 puanla ligi bitirir diyor Rasim. Sinan Engin 39 puanla ligi bitirir değil. Ligin ilk yarısını. Ligin ilk yarısını özür dilerim. 29 puanla ligin ilk yarısını bitirir diyor. 5 puan verdin hocam. Evet. Hiç vicdanı sızlamadı mı ya? Vicdanla ne alakası var? Yani 29, 24 puan yani her maçı... Nerede oturacağımı şaşırdım ben. Hocam 5 maçta bahsettiğin takım Erdem, ben nerede oturacağımı şaşırdım. Erdem. Beykoz bu abi. Şimdi yanına gireyim ben artık. Ben 5 maçıyorum abi. Peki. Bugün aylardan ne? Hocam bir şey söyleyeceğim. Tamam ayı söyleyeceğim de. Rasim bir saniye. Ben 3 sene sonra Beykoz olurum diyor. O şimdiden Beykoz. Rasim bir saniye. Şimdiden Beykoz'a geldim ben. Ahmet hocam. Sinan abi, Rasim lütfen. Evet. Fenerbahçe, Sivas Spor, Kasımpaşa, Elazığ Spor, Gençlerbirliği maçlarından Beşiktaş, koskoca Beşiktaş 5 puan toplar diyorsun hocam. Ne var bunda? Ne mi var? Hayda. 29 puan. Bunda hakkım yok mu? Hakkınız var tabii canım ama yani biraz acımasız oluyor. Acımasız ne? Öngörü bunun adı. Analiz. 5 hafta sonra yine bir pazartesi gecesi veya pazar gecesi. Muhtemelen aylardan aralık olacak. Son günleri. Soğuk bir kış gecesi burada toplandığımızda. Bu gecenin şu dakikalarda yapılan konuşmaları getirirsiniz. Ya Rasim böyle hocayı gördük bak ne yaptı filan der. Ya da ben gülerim. Ya bir şey söyleyeyim sen. Doğru. Şu hocanın maçlarını bir daha söylesene. Söylüyorum. Hangi? Ahmet Çakar Fenerbahçe maçını Beşiktaş kaybeder dedi. Sivas Spor'la berabere kalır dedi. Tamam. Kasımpaşa'ya kaybeder dedi. Elazığ Spor'u yener dedi. Gençlerbirliği ile berabere kalır. Ne var lütfetmiş Elazığ yendiğini. Allah razı olsun ya. Bak Beşiktaş hocam, için. Beşiktaş için Kasımpaşa deplasmanı ve Gençlerbirliği deplasmanları birer puan kötü sonuç değildir. Hayda. Hocam ne yaptınız? Şu Beşiktaş takımına söylüyorsun. Hadi gerçekçi. Şu Beşiktaş takımı Türkiye'nin şu an var ya hani hakikaten en iyi top oynayan takımlardan bir tanesi. Doğru. Ya. Gelsin Galatasaray. Galatasaray geliyor. Bakalım ne diyecek yorumcularımız. Galatasaray Rasim'i özellikle merak ediyorum Galatasaray ile ilgili olarak. Rasim'i en sona bırakacağım şimdi. Bu sefer Sinan Hocam'dan başlayacağım. Sinan Hocam Galatasaray 22 puanda Kasımpaşa deplasmanında bu hafta. Çok güzel bir arkadaşım Hulusi Derici mesaj atmış. Bana da attı. Galatasaray 15 yıl şampiyon olmadı. Sarıyer mi oldu Rasim Bey? Büyük günden Galatasaray bir şey mi kaybetti? Reklamcı. Evet bizim Hulusi evet. Doğru. 14 sene şampiyon olamadı Galatasaray. O zaman Sarıyer mi oldu veya Taksim mi oldu veya Beyoğlu mu oldu? Ama Galatasaray yine ikincilikle namalup var. O dönemde 14 sene içinde namalup ikincilik var. Sinan abi. Buyur canım. Galatasaray 22 puanda Kasımpaşa deplasmanından ne yapar? Kazanır. 3 puan. Elazığ Spor maçı içeride. Kazanır. Gençlerbirliği deplasman. Kazanır. Trabzonspor'la içeride. Berabere gibi. Erciyes Spor'la deplasmanda. Kazanır. 3, 6, 9, 12, 13 puan. 35 puan Galatasaray. Ümit Özat. Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında bu hafta. 1 puan. Hayda. Elazığ Spor'la kendi sahasında. 3. Gençlerbirliği deplasman. 3. Trabzonspor'la içeride. 3. Erciyes Spor'la deplasman. 3. 13 puan. 35 puan yine sen Galatasaray. Ahmet hocam. Evet. Kasımpaşa deplasman. 13 puan verdim lan. 1. 1 beraber ediyorsunuz. Evet. Elazığ Spor'la içeride. 3. Gençlerbirliği deplasman. 1. Trabzonspor'la içeride. 3. Erciyes Spor'la deplasman. 3. 3, 6, 9, 10, 11 puan. 11, 33. Rasim. Evet. Kasımpaşa deplasman. Galatasaray. Sormana gerek var mı ya? Yok, Elazığ Spor, gerçek. Elazığ Spor'la içeride. Galatasaray alır. Gençlerbirliği ile deplasman. Galatasaray alır. Trabzonspor'la içeride. Alır.
Erciyes Spor deplasman. Sormama gerek yok bizim abi. Alır ya. Hem niye soruyorsun? Beni çok rahatsız eden bir tablo. Bak Kadıköy'de maç olsa bir veririm. Üç vermem. Ama beni rahatsız eden bir top, 15. tablo var. Ben bunu kabul edemem. Geri kalan 5'i. Beşiktaşlı Sinan Engin 3 kere 5 15 Beşiktaş yazıyor. Galatasaraylı. Neydi adın? Galatasaray. 3 kere 5 15 Galatasaray yazıyor. E şimdi bu olmaz ki. Bu nasıl? Bunun adı nasıl kardeşim? Hocam objektif spor olur. Bir anlatın bana. 10 puanda Beşiktaş'a verdim. Ben senin geç gibi affedersin Beşiktaş'ı Beykoz gibi görmüyorum. Ha bu gidişle 3 sene sonra Beykoz olur diyorum. Ama 10 puan alır diyorum. Anladım. Sen 5 verdin ya Beşiktaş'a ya. Peki. Bu ne ya, Sarıyer mi bu? Evet. Bizim ay Beşiktaş kadar kafana taş düşsün Ebu Bekir de kardeşim Ebu Beşiktaş'tan Galatasaray Beşiktaş'tan çek elini ayağını ya. Forması giyerim diyor. He? Bak çek şu Beşiktaş'tan elini ayağını ya. Sen kendi yerindeki doktora söyle. 5 puan verdin. 5 haftada 5 puan. Bu ne ya? Bir daha senden rica ediyorum. Şöyle olur böyle olur deme Beşiktaş için. Allah aşkına kızıyor insanlar Rasim ya. Ya deme. O zaman şöyle diyeyim. Beşiktaş İstanbul Spor gibi oldu. Ya bir şey olur o niye diyorsun? İstanbul Spor dönüyor. Ya Beşiktaş bir şey olur niye diyorsun? Deme ya. Abi analiz yapıyoruz ya. Öyle bir şey yok yani. Ya böyle bir analiz var mı ya? Beşiktaş öyle olmaz bir kere. Daha yukarıya çıkar. Çünkü stadı yapılıyor Beşiktaş'ın. Yenileri artacak. İyi yönetilmiyor. Yönetişim. Ya ayrı bir şey yönetilme. Ona gelelim tekrar. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe ne yapar? Fenerbahçe ile başlayalım. Ümit Özat ile başlayalım hocam. Görüyor musun? Fenerbahçe ile başlayalım diyorum. Beşiktaş maçını kazanır diyorsun. Öyle düşünüyorum. Rize Spor deplasmanı. Kazanır. Akhisar Belediyespor kazanır. Karabükspor deplasman. En zor maçı o olur yani. O da tedirgin şeyim, tedirgin. Yani. Ama yine de maçı alır diye düşünüyorum. Kayserispor'la içeride. Normal şartta Fenerbahçe kazanır. Sana da sormama gerek yok bir şey hocam. Sen de 15 puan. Abi şimdi burada puan geldi. Aslında baktığın zaman Beşiktaş Karabük deplasman olduğu için hani ikisi onun dışında diğerleri doğru. Normal şartta ama bilemezsin ki abi şimdi bak Fenerbahçe 90'da 4 maç kazandı. Bak göreceksiniz 90'da puan da kaybedebilir. Yani Fenerbahçe'nin oyun tarzı buna müsait yani. Evet. 46 puan yaptı Fenerbahçe ligin ilk yarısını Ümit Özat'a göre. Rasim, Fenerbahçe Beşiktaş'ta içeride oynuyor. Beşiktaş alır. Beşiktaş alır. Rize Spor'la deplasman. Fener alır. Akhisar Belediye. Fener. Karabük Spor deplasman. Beraberlik. Kayseri Spor'la içeride. Fener alır. Beraber mi? Fener alır. Fener. 3, 6, 9, 10 puan yaptı. 41 puan diyorsun Fenerbahçe'ye. Sinan abi. Fenerbahçe Beşiktaş maçı. 12 puan. 12 puan diyorsun. Beşiktaş hariç 12 puan. Beşiktaş hariç 12 puan diyorsun. 12. 43 puan diyorsun. Evet. Ahmet hocam Fenerbahçe Beşiktaş maçını kazanacak diyorsun evet. Zaten. Çaykur Rizespor'la deplasman. 0. Kaybeder diyorsun. Fenerbahçe Rizespor'a kaybedecek. Evet. Yani bir tek bir kere daha kaybedecek. Rizespor'a kaybetti diyoruz. Akhisar Belediyespor. 3 puan. Karabük Spor deplasman. 3 puan. Kayseri Spor'la içeride. 3 puan demek istiyorum ama bu son maçta sıkıntı olacak. Ne demek istiyorsun? Yani, Fenerbahçe şey soru işaretli 3 puan diyelim. Soru işaretli 3 puan. Buçuğumuzu falan de yani sen öyle 2,5 ver de. Evet. Bu bölümü önümüzdeki haftalarda 5 hafta sonra bir kez daha ekrana getireceğiz soğuk yine. Soğuk bir Aralık gecesinde şu 15 dakikadır yaptığımız şu puanlama olayının BTR'sini umarım genç kardeşlerim içeride hazırlarlar. Bunu konuşuruz. Ya burada birileri önüne bakar. Belki ben. İnşallah Beşiktaş açısından da ben önüme bakarım. Bunu da temenni ediyorum. Ben çünkü önüme bakmaktan hiç kocunmam. Bakalım ne olacak o gece? Kim haklı çıkacak? Kim ne olacak? Sinan hayrola. Artık telefonlar evet. Gelmeye başladı. Evet. Beykoz Sarıyer hattından. Evet. Yani bakacağız. Derbinin hakemi. Derbinin hakemi muhtemelen ben Cüneyt Çakır diyorum. Cüneyt Çakır. Rasim. Olması gereken Cüneyt Çakır tabii yani. En iyisi o. Kaptan. Yani normalde Cüneyt Çakır ama alternatif. Halis Özkahya olmadı kesin. Ya ben bilmiyorum. Barış Şimşek adı falan geçiyor ama doğru mu? Barış Şimşek. Evet. Şimdi dün sosyal medyadan da bana birçok arkadaşım. Hocam sağda solda Barış Şimşek'in adı geçiyor ne diyorsun falan dedi. Ben böyle bir şey duymadım. Ama Barış Şimşek de pekala bu maçları yönetebilecek tipte bir hakemdir. Yani niye aması kaldırabilir mi? Aması neymiş? Kaldırabilir mi? Neyi kaldırabilir? Ya şimdi bak. Niye kaldırdın? Şimdi ben Merkez Hakem Komitesi Başkanı olsam. Barış Şimşek'le başka bir şey gizli. Bu maçı ne var ben anlamadım.
Hayda. Ya hayır şöyle yani Trabzon bölgesi. Evet. Ve Trabzon bölgesi olduğu için bu konuda ya yok, bazı adamın günahını alıyorlar. Bir dakika ya, Trabzon'un maçları İstanbul hakemi yönetemiyor mu? Öyle yani o tip tepkiler olur. Tepkiyi yemişim. Yani Barış Şimşek olmasını şu açıdan yadırgarım. Trabzonlu olmasından değil. Ama bakın bu maç. Kaç yaşında Barış Şimşek? Genç. Vallahi ben bilmiyorum yaşını Barış Hoca'nın ama genç bir hakem. Genç başarılı bir hakem. Onu söyleyeyim. Yalnız olabilir şurada. Barış. Yani Cüneyt Çakır'ın maçı var. Şimdi bakın. Evet. Cüneyt Çakır'ın yarın akşam. Şampiyonlar Ligi maçı var. Celtic Milan maçı olmaz var. Glasgow'da. Evet. Salı gecesi. Cüneyt Çakır olmaz. Şimdi bu öyle bir maç ki. Bu maçta bir hakem hatasıyla Fenerbahçe kazanır ise. DSP'si vardı arkadaşlar. Lig bitebilir. Yunus Yıldırım olabilir mi hocam? Ben bir şunu sorsanız bana. Merkez Hakem Komitesi Başkanı sen olsaydın ey Ahmet Çakır. İşte Barış kimi verirdin diye sorsanız. Kime verirsin? Şu konjüktürde şu maça pazar gecesi. Cumartesi gecesi mi? Yine de Cüneyt'i verirdim. Ama hocam, iki gün 37 yaşında. İki gün değil mi? Salı cumartesi. Şampiyonlar Ligi yönetiyor. Atla mı gelecek kardeşim? Ertesi sabah burada adam. Hocam yorgunluk vardır. Adalet çeker. Yok ya şeydir. Salı cumartesi idare eder ya. Salı cumartesi maçı oynamayacağım. Bülent Yıldırım olabilir miydi? Oğlum ya Bülent Yıldırım daha geçen hafta yönetiyor. Bak çarşamba cumartesi olsa haklısın abi de. Salı cumartesinde hiçbir sıkıntı yok. Yunus Yıldırım olabilir. Bakın. Cüneyt hata yaptı mı? Hakem hata yapar mı? Yapar. Cüneyt hata yapmaz diye bir kural var mı? Yok. Ama en iyi o hakim olur maça. Hayır abi adam Dünya Kupası'na gidiyor. 15 günde bir Şampiyonlar Ligi'nin en kritik maçına gidiyor ve tartışmasız. Türkiye'nin Avrupa'daki ve dünyadaki en ilerideki hakemi. Doğru mu? Kesin. Bu hata yapmayacak anlamına gelmez ama sen mecbursun. En zor maçını en öndeki hakemine ver. Tabii. Bu maç ne açıdan zor? Sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından değil. Hocam sen hep de sana verirlerdi mesela zamanı. Ya ben de zaman yönetirdim ufak tefek. Zaman maçları. Diyor. Her hafta bugün cumartesi gecesi. Her sene. Cumartesi gecesi bence o zaman Cüneyt'i veririm. Evet. Hocam sen üst üste 3 günde 2 maç olmuş muydu? Avrupa'dan döndün direkt burada. Hatırlamıyorum. Milattan önceden bahsediyorsun. Mabillerde kaldık. Biz Hititlerde kendi hakemlik dönemini yaptın. 90'lı yıllar be kardeşim. Hocam bir şey söyleyeceğim. İlk yer biri kaç yaşında yönetiliyor mu? 25. Hocam Cüneyt risk olur. Neden olur? Yani bir sakatlı olabilir, bir şey olabilir falan. Yani 2 gün. Bence ben zannetmiyorum. Yani başka bir hakem. Çünkü atacaklar önceden. Bir sakatlandın oldu. Yerine o zaman başkasını. Şimdi bakın beraber öleceğim. Halis Özkahir olmayacak. Doğru mu? Bülent Yıldırım olmayacak. Doğru mu? Evet. Yunus Yıldırım olur. Fırat Aydınus da Şampiyonlar Ligi'nde. Abi Fırat Aydınus. Yunus olur hocam. O varsa. Manchester City maçını yönetecek. O varsa Şampiyonlar Ligi değil. UEFA. Fırat gelemez. Fırat'ı geçme şansı yok. Maç perşembe gecesi ise cuma akşamı cumartesi olma şansı yok yani teorik olarak. Çakır. Cüneyt olur. Kes. Evet. Şimdi geçelim. Fenerbahçe'de Samandıra kanunlarına sevgili seyirciler hemen belirtelim. Real Madrid Galatasaray karşılaşmasında konuşacağız. Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçında konuşacağız. Galatasaraylı taraftarları oldukça merak ediyorlar. O maçın hakemi de belli oldu. Ama öncelikli olarak şunu belirtelim sevgili seyirciler. Gerçekten de Fenerbahçe'de atılan son dakika golleri, hatta dün teknik direktör Ersun Yanal da maç sonrasında bir açıklamada bulunmuştu. Şans dememeliyiz. Çünkü tesadüf dememeliyiz. Fenerbahçe son dakikaya kadar mücadeleci futboluyla dikkat çekecek. Çekmeye de devam ediyor. Ve gerçekten de bunun reçetesi ne diye merak ettik. Samandıra kanunları adı altında bir grafiğimiz var. Ekrana gelsin. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bir hayli bilimsel çalıştığını, ki Sinan abiyle de birazdan bu konuyla ilgili bir bilgi var, onu da ekrana getireceğiz. Pirinç yasak, inek yoğurdu yasak, kebap yasak. Hayda. Evet, teknik direktör Ersun Yanal Samandıra'dan içeriye girmesini yasakladı. İnek sütü serbest mi? İnek sütü. Gıdalar bunlar. Pirinç yasak, inek yoğurdu yasak, kebap yasak ne dediniz? İnek sütü serbest mi? İnek yoğurdu yasaksa inek sütü de yasak tabii canım. Sütü, inek sütü. Yani. Peki keçi sütü, keçi yoğurdu serbest mi? Yok, onları ishal yapar. Öyle midir hocam? Tabii. Peki hangi yoğurt? Mesela diyelim adam geldi, tam yoğurt diyor bir Fenerbahçeli. Şimdi buradan bir yere bu ne yoğurdu olabilir? Defa, koyun yoğurdu olabilir. Bir defa. Ben dün akşam Ersun Yanal'ı Doktor Frankenstein'e benzettiğimde hepiniz güldünüz. Halbuki ben Doktor Frankenstein derken kimseyi istismar etmek veya rejide etmek amaca söylemiyorum. Romanda ne diyor Rasim? O 1800'lü yılların sonu. Merişili'yi Doktor Frankenstein. Orta Avrupa'da bir doktor. Böyle laboratuvar kurmuş evinin mahzeni gibi bir yere. İşte o zaman kemikler, iksirler böyle borulardan bilen. Bir tane uzun boylu bir çiftçi ölüyor. 2 metre boyunda. Facası macası var böyle. Ümit'ten daha uzun boylu falan. Tamam mı? Evet.
Macar'dan alıyor onu, yatırıyor kadavra masasına. İksirler mi? Roman bu. Şey, efsane. Frankenstein kalkıyor, ona biat ediyor. Bir sonra Frankenstein dönüyor, doktor uyuyor. Doğru mu arkadaş? Aynen öyle. Peki. Şimdi, Ersun Yanal futbolculuğu üst düzey futbolcu olmadığı için ve çok ciddi bir üniversite eğitiminden tırnaklarıyla teknik adam olduğu için o beslenmeye, egzersiz fizyolojisine, kapasiteyi çalışarak belli metotlarla arttırmaya falan inanmış. Yani bir laboratuvar hocası diyelim aynı zamanda. O açıdan şeye benziyor doktor. Burada, burada yaptığı, verdiği her yasağın kendine göre çok ciddi açıklaması var. İlave yapayım hocam. Evet. Bir tane profesörü varmış. Manitoba Üniversitesi'nde bir tane profesör var. Celal Bayar Üniversitesi'nde. Evet, bir tane profesör var. Bütün antrenman şeylerini falan o profesör yapıyormuş. Yani belki şey futbol takımlarında demek ki futbol takımlarında demek ki ilk defa böyle bir şey. Yani ben hiç şaşamadım. Yani ben bunu biliyor musun? Şu bildiğin akademik destek. Bu pirinç yasak inek bu Karatay şeyi biliyorsun, ben anlatayım sana. Karatay değil. Hocam tamam mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Bir araya girebilir miyim? Özür dilerim. Ersun hocam mu? Şu anda bu ne ya? Zorunlu olarak bu kurdu. Ne ya? Ne bu? Arkadaşlar bu yemek programı mı burası? Bir dakika Rasim ya. Ya inek yoğurdu falan koydu hocam. Ya inek değil, manda. Manda mı? Manda evet. Emine manda, manda sütü. Hocam. Ya canım manda sütü. Yoğurt, bol manda ya. Yoğurdu. Bakın manda sütü. Manda yoğurdu ve bulgur. Ne yapıyor? Zorunlu olarak neyiz? Zorunlu olarak futbolculara. Verilmiyor mu bunlar? Verilmiyor. Bunları veriyor. Şu an. Bunlar evet. Samandıra'da en çok bakan. Şu manda mı? Abi? Bunlar tamam. Bilimsel olarak. Şu manda mı? Manda evet. Manda yuva yapmış Söğüt Bunlar bu mu? Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bunu yemeseydi mesela. Bunu yemeseydi Emenike soldan gidemeyecek miydi? Yani sen, onun için bunu yemeseydi. Evet. Kebap anına yani Emenike soldan gidemeyecek. Geliyorlar bizim o paper'a gelip götürüyorlar oğlar makarnaları falan bir sürü yanında da içi şeyleri her şey var falan filan da. Ya bunlar tamam bunlar güzeldir. Bunlar güzel yani öyle şeyler. Ya manda yok. Beslenme ile ilgili vardı. Bakın ben ne manda yok. Ne var ne yok yedi. Ekmeğin üzerine yağ sürüyordun. Üzerine toz şekeri koyuyordun i̇şte yiyordun. Hayır. Ayrı bir şey ya. Hocam bak bu sakın, doğrudur. Bakın, ama sakın bak, manda değil geçmeyin. Beslenme ile alakalı. Bir şey keçi hocam mesela. Bak, hayır mesela. Keçi peyniri. Keçi peyniri. Beyler. Kim diyor ya? Bu konuda ben çok ciddi anlamda da uzmanımdır. Hocam tıp adamı. Gıdalar konusunda. Az değil. 3 ayda tamam. Tam 20 kilogram attım vücudumdan. Evet hocam demin Nagihan mesaj çekmişti. Ahmet Çakar'ın 20 kilogram yani. 50 yaşında bir adamın atması 3,5 ayda birazcık şey ister. Bilinç ister, irade ister. Şimdi manda geleceğin gıdasıdır. Ah. Manda. Manda eti. Manda yoğurdu. Manda sütünden yapılmış yoğurt. Eti yenmez mi? Şimdi manda eti konusunda uzman değilim. Ben şimdi size bir olay anlatayım. Evet. Bundan çok uzun yıllar önceydi. Yıl 1994. Evet. Mini Olimpiyat Stadı'nın hemen dışında bir restoranda maçtan sonra Şampiyonlar Ligi yarı finali. Evet. Karl-Heinz Rummenigge ile tanıştım. Karl-Heinz Rummenigge benim çocukluğumun Almanların ünlü aynen. Futbolcusu. Dana gibiydi. Kalın adeleler. Çok müthiş. Çok. Oturuyoruz. Onlar şarap mara biçiyor. Ben çok yorgunum. Bir şey dedi. Bir aralarında bir Fairflash lafı geçti. Fairflash demek. Flash at eti demektir. Öyle bir baktım Rummenigge'ye ve yanındaki arkadaşlarına. Ne konuşuyorlar bunlar diye. Rummenigge bana futbol hayatındaki çok ciddi bir beslenmesini anlattı. Hoca dedi ben futbolculuk yıllarında umumiyetle at eti yiyerek beslendim. Hayda diyemedim tabii. Çünkü haydanın Almancası yok. Niye dedi? Çok. At eti. Bakın şimdi at ben 70'li 80'li yıllardan bahsediyorum. Rummenigge'nin dünyada tap olduğu Alman milli takımı Bayern Münih'le falan hep dünyaya kafa tuttuğu dönemlerde Rummenigge'nin temposunu gücünü hatırlayın. Niye at eti deyince anlat. O zamanlar adam at etini keşfetmiş. Bir kasap vermiş demiş ki yağ oranı daha az içinde çok daha fazla. Bakın at eti yemişseniz bilirsiniz daha ekşi bir ettir. Evet. Ekşi ve daha lifli sert bir ettir. Ekşi ve bir takım o. Mineraller açısından normal ete nazaran daha zengin. Sert olması ve lifli olmasa yağ açısından daha fakir bir et. Doğru. Adam at etiyle yürümüş gitmiş. Şimdi manda deyip geçmeyin. Manda sütü gerçek sporcunun beslenmesinin birinci temeli olmalıdır. Sen hiç yedin mi manda yoğurdu? Bilmez ya ne manda sütü bilmez bunlar manda sütü filan. Bilmez mi manda? Ya bu nasıl bunlar, konuşma bunlar, tarzı ya? Bilmez. İki, manda bilmez pirinç mi? Pilavı dünyanın en kötü şeyidir. Pirinç. Ağır, çok zarar. Hayda. Evet. Glisemik endeksi yükseldi. Yenmemeli mi dedi? Hocam Rus futbolcular Rus futbolcular o işlenmemiş rafine hocam, olmayan bulgurla mesela. Ne demek istiyorsun yani? Sadede geliyorum. Evet. Bugün imkanım olsa. Hı. Manda sütü içer.
manda yoğurduyla beslenirim. Hiç hocam yok. Bugün imkanım yok, benim imkanım yok. Niye hocam? Ya benim çiftliğim yok ki kardeşim. Ben nereden manda yeteceğim? Bu zaman bizden burada. Bunları futbolcular ne zaman yapıyor? Kaç gün yapılıyor? Arkadaşlar bu futbolcular onları kampa yaparlar. Kampa geldikleri zaman öğle yemekte. Akşamdan hepsi yaparlar. Hepsi geliyorlar. Etçiye gidiyorlar, kebapçıya gidiyorlar, mangal yapıyorlar. Ne o samandıraya getiriyorlar. Et mangalı yapıyor kebap. Ya bırakın bu işleri ya. Kardeşim Musa Soğuk yeteneğini manda sütümü arttırıyor. Yapmayın. Oldu. Beslenirsin, kuvvetlenirsin. Ama genetik olarak bir takım şimdi Emenike. Emenike'yi sen kardeş. Emenike'yi sen nasıl güçlendirirsin? Emenike zaten zamanında güçlenmiş. Altyapısı sağlam. Kuvvetlenmiş. Hayvan gibi adam diyor. Sen ya estağfurullah ne hayvan gibi adam. Yani, çok güçlü. Yani sen şimdi bunları verirsin. Beslenme farklı bir şeydir. Tabii. Bizim zamanımızda farklıydı. Mesela rahmet Allah rahmet eylesin Stankovic. Süttaç yedirirdi. Ondan sonra olmazdı peşinden çikolatalı tatlı krem şokola da yaptırırdı. Öyle mi? Makarna mesela aynı şekilde spagetti verilir. Stankovic iyi antrenmancı değil mi? İyi antrenman. Yani söylemek istediğim bu yemek değil abicim. Yetenek farklı. Messi ne yiyor abi? Neyle besleniyor? Mesela. Manda yoğurdu yiyor mu acaba? Yani onun için senin var olan mesela, genetik olarak yeteneklerin vardır. Sporcu sakatat yememeli. Doğru. Ama yarım ekmek aç kokoreç. Hocam pis değil. Niye hocam? Niye hocam? Bunları sporcu niye sakatat? Bir futbolcusunun gizli Avrupalı meslektaşlarından en az 3 kilo fazladır. Hocam gizli paça, ya. Hocam paça içersin. Paça çorbası. İnanmayın onlara. Paça çorbası futbolcu içmelidir. İlikleri doldurur. Ya adam ne yapıyor ya? İlikleri kuvvetlendirir. Hocam yapmayın. Ama bir de sülük muamelesi yapsa. Sülük koyun koyardım vücuduna kadardır. Yapmayın hocam. Tuzlama ya benim tuzlama. Abi hepsinin bak hepsinin kuvvetlidir. Hoca şimdi ya pirinç diyor. Bakın dinle. Hoca şimdi pirinç pişken ben göndersin. Hoca şimdi pirinç pilavı diyor ya. Kardeşim devamlı yemeklerimize yıllardır. Doğru yıllardır. Yanında eti yanında pilav gelirdi. Patatesi gelirdi. Şimdi bunlar gelişti. Şimdi biz küçüktüm ben abicim. Abi pilav yardım üzerine. Ya yarım ekmeğin üzerine tereyağı üzerine toz şekeri koyar yerdik. Akşama kadar top oynardım kardeşim ben. Hiç yorulmazdın. Pirinç pilavı yeni çıktı. İlk ne zaman duydun? 45-46 diye. Şimdi bu futbolcu arkadaşlar, bunlarla mı sadece besleniyorlar? Sinan abi, kayıt geçtiğimiz cuma günü, cuma akşamı özür dilerim. Futbolcular geliyorlar, rafını unutma geliyorlar. Her şeyi yiyorlar. Tepere geliyorlar oraya işte. İstakozlar, makarnalar, yanında bilmem ne falan yiyorlar. 3 gün, 4 gün görüyorum abi hepsini. Doğru. Ne alakası? Cuma akşamı kayıt Bostancı sahilinde koşuyor. Hatta gören Hakan Ural, sevgili Hakan Ural evet, görüyor. Evet, bizim Hakan. Diyor ki, ben de bugün gördüm, Topkapı sahilini geziyordum. Neden koşuyorsun diyor. Kayıt, evet. Bir dakika ya. Evet. Başka bir şey söylüyorum. Ben bugün Sultanahmet'ten geçtim. Bir tane güvenlik gözü Rasim abi daha ne bir kayıt geçti dedi. Ne işin daha kayıt? Abi Topkapı Sarayı'na gidiyormuş dedi. Ne adam böyle faaliyet yapıyor. Güzel. Kayıta manda yoğurdu yani Topkapı Sarayı'na yok. Hakan Ural soruyor diyor ki neden diyor hani niye koşuyorsun diye soruyor. Ondan sonra hatta basında da çıktı. Hayır mandadan dolayı değil. Eti fazla kaçırdık diyor yani kebabı fazla yedik diyor. Buna benzer bir ifade kullanıyor. Ben sana söyleyeyim. Buna benzer bir ifade kullanıyor. İhanet bu. Hayır ihanet etmiyor işte çocuk koşuyor. Yani sahili kendisine ekstra bir idman koymuş. Kebabı yedirir miydi? Çikolata yenir mi mesela çikolata? Yenir. Çikolata şokalıyla mesela hani var ekmeğe sürerler. Reklam görüyor muyum bilmiyorum. Yanlış. Ekmeğe sürer. Yiyorlar hocam. Brezilyalılar sabah kahve. Ümit. Şokalıyla yerler. Ümit. Ümraniye'de. Ümit. Ümraniye'de. Kahvaltılarda yani gelirsin, ekmeklerin üzerine sürerler abi o çikolatayı. Hadi size bir soru. Bir futbolcum var. Antrenörüne soruyorum. Hocam ben et sevmiyorum. Sadece balık ve tavukla proteinimi alacağım. Kabul mü dersin ne dersiniz? İyi var hocam. Tokadı basarsın. Olmaz. Yemiyorlar. Olmaz. Et yemeyen futbolcu uzun vadede çabukluğunu ve patlayıcı kuvvetini kaybeder. Hocam Recep Deryen futbolcu hocam, olamaz. Hocam bizim maçlar ya, bir buçuk değil hocam. Bir buçuk değil diye bak anlatacağım şimdi. Maçtan 3 saat önce yemek yersin ya maçtan 3,5 saat önce. Maçlar 1,5'teydi biliyorsun öğlenliydi. 3,5 saat evvel yemen lazım. Mesela bir Allah rahmet eylesin. Mesela Stankovic et yedirirdi bize. Zorla yiyeceksin 9,5'ta. Tamam. 9 sabah kahvaltısında yani sabah et yani. Şimdi tarih. Hocam bak bilin geldi. Yılmaz Zorla abi işkembe içirirdi. Kim? Ya senin mi Yılmaz Zorla? Ya ne işkembesi? İşkembeden sporcu içmez ya. Hadi ya. Kelle patya işkembe. Bakın beyler. La Seviren ismini hatırlar mısınız? La Seviren. Duydunuz mu? Hadi bakalım. Entelektüel Rasim. Söyle hocam. La Seviren. Parantez aç Finlandiya. Parantez kapat. La Seviren diye birini duydunuz mu? Yok hocam. Şimdi ilk kan dopingini La Seviren yapmıştır. Sporcu. Tabii. Dağlarda çalışıyor. Uzun aylar. Oradan kanının büyük bir kısmını aldırıyor veya alınabilecek kadar kısmını aldırıyor. Yarıştan bir gün önce kanını bunu yıllar önce bir Finlandiyalı atlet yaptı. Bu doğal doping. Her birinin mantığı var. İşte
Ersun Yanal. Bunun için ben Doktor Frankenstein. 9 numaralı bank o zaman bekliyorum. Hüseyin Bolt falan ne yemiştir acaba? Nasıl beslenmiştir? Abi yapmayın. Sen neye yürüyün? Şöyle bir şey söyleyebilir miyim Sinan abi? Bugün bu konuda çok yönlü bir araştırma yaptık. Sporcuların çoğunun manda yoğurdu, manda sütü yemesi gerekiyormuş gerçekten. Hayda ya, bize bir bilgi de yiyelim. Bak işte manda yoğurdunun faydaları. Kalın bağırsak kanserini önlüyor. Doğal bir antibiyotik. A vitamini özelliği var. Enerji veriyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Bundan dolayı Ersun Hoca'nın reklamı yapıyor. Şimdi bak hayır yemek programı değil. Ama Ersun Hoca'nın son derece bilimsel bir teknik adamı olduğunu biliyoruz. Yani efendim, bir tıp adamı gibi. Efendim. Şimdi bunların hepsi güzel. Sen yedin mi? Manda Hoca yok. Bilimsel çalışır. Ona da katılıyorum. Ama bütün bunların hepsi ne zaman güzel biliyor musun? Galibiyet gelince. Yoksa manda yoğurdu bulgur oluyor. Sen bir 3 puan geri düş bakayım. Manda mı kalır, öküz mü kalır, inek mi kalır? Adam ona bakmaz abi. Bırakın. O zaman adamın da alır manda yoğurdu. Fatih Terim 3 sene arka arkaya şampiyon oldu. Manda mıydı? Arka arka 3 sene 4 sene 4 sene mi oldu? 4 sene. 4 sene oldu. Ben şampiyonu. Kahvaltı serbest, sabahleyin serbest. Özgürce ye iç. Hacı nereden bilir manda yoğurdunu? Hacı mandayı nereden bilir? Hacı garibim orada. Romanya'da savaş döneminde. Şimdi, kim bilir nasıl yetişmiştir. Başka bir şey var ama. Yapmayın. Ama burada hani sapla samana ayırmak lazım. En doğruyu geçiyor yok dedin kardeşim. Sapla samana ayırmak lazım. Bu beslenme şekli doğrudur. Burada sen ne yaptın? Bak, müsaade. Sen nasıl beslendin? Bu beslenme şekli doğrudur. Hocanın hakkını vermek lazım. Ama oyuncu kadronun iyi olmadı mı? Oyuncu kalitenin iyi olmadı mı? Eğer bu beslenme şekliyle olsa o zaman her sene yani, Anadolu'da oyuncu kötü oldu mu? Bakın yazık Sinan ve Vitele. İkiniz de diplomalı hocasınız. Hocam ne bu manda bir kavramı var buna. Nasıl beslenmeyi, nasıl beslenme ilkelerini bir kenara atabilirsiniz? Sen herhalde benim dediğimi duymadın. Ben dedim merak etme. Yapmayın bunu yapmayın. Senin yeteneğin varsa istediğin kadar beslenme. Tabii ki. Yeteneğin yoksa. 10 dakika öncenin veteresini koyar mısın? Hocam bugün burada değil de. Bir şey söyleyeceğim. Ben dedim ki bu bilimseldir, doğrudur. Evet, doğru hocanın şeyi doğrudur. Ama 9 puan olduğu zaman bunlar göze hoş gelir. Geride kaldığı zaman boş gelir. Bunu anlatıyorum. Bunu kaç gün yapıyorsun? Şimdi bu arkadaşları ben görüyorum. Bu futbolcu çocuklar geziye geçiyorlar. Şimdi bakın. Yani bunların içtiği içkiyi de kimse içemiyordur. Bunların içtiğini. Yani şişelerce falan içiyorlar. Lokantadaki çocuklar anlatıyorlar geldiği zamanda. Helalleş olsun. İzin günlerinde her şeyi yapsınlar. Yapmayın. Öyle. Çok falan bunlar. Orada en güzeli budur. Senin yetenekli futbolcun varsa... İstediğin kadar anlatma. Peki yetenekli futbolcu her gün işkembe, sucuk, kelle paça, kokoreç. Her gün diye bir şey yok. Her gün diye bir şey yok. Rahatsız. Biraz önce her gün içme soğan mı? Şey ne o? Sucuk mucuk her gün falan. Ya ne yiyin? Susarsın. Susarsın. O da gelsin. 10 numara değil. Ciğer yemez mi? Bakın şey. Ne bunlar? Pislikler onlar ya. Haftada bir yiyin. Sakatat makatat sporcu yemez öyle şey. Ciğer de sakatat. Haftada bir yersin. Böbrek dal. Haftada bir ye. 15 günde bir haftada bir de yemeyeceksin. Sen yiyor musun mesela? Her gün yiyebilir misin? Her gün yiyemez. Sen ne bir futbolcu gibi besleniyorsun? Şimdi mesela acıkıyorsun şurada değil mi? Tabii. 5 saat burada. Arada çikolata yiyor musun? Bozu da bunu yapıyordur. Mesela canım şu an işkembe tuzlama falan çıktı diyor işte. Ya git Yılmaz Hoca'ya beraber. O içirilmiş. Yılmaz Hoca. Kelle dedi bize kelle paça dedi damarları açar dedi. Ya neyin şimdi kelle paçası? Kelle paça falan. Hadi bırakın bu işleri ya. Kelle paça kemikleri kuvvetlendirir dedi. Hayır efendim inanmayın ona onlar en şey rivayettir ya. Kelle paça. Ya ne kelle paçası ya? Bunlar ya kelle paça kemikleri kuvvetlendirmez mi hocam yapma. Ben hiç öyle bir şey bilmiyorum abi. Ayak paça falan kaynatırız. Kaynatırız. Ne ya bulgur ve pirinç var ya böyle bir, ben gidiyorum öyle bir program olmaz ya. Nasıl nereye gidiyorsun ya? Pirinç, manda. Abi ne futbol sağlığı ile ilgili konuşuyorsun. Böyle Rasim, program olmaz ya. Programı yapma futbolcu sağlığı. Futbolcu ne yer ne içer. Evet. Futbolcu ne yer ne içer ona bakıyor. Bak kardeşim geceyi özetleyeyim mi size? Manda. Futbolcu ne yer yemez ayrılır. Düzenli beslenir. Futbolcu bilir işini. Futbolcunun parasını gününde öde. Futbolcuya parayı da ver. Yeteneğin de varsa iyi antrenörsün. İyi futbolcun varsa iyi antrenörsün. Hiç bana anlatma. Dün Fenerbahçe berabere kalsaydı bugün de bulgur anlatıyordu. Ne pirinç anlatıyordu. Aslında burada Ahmet Hoca'ya rejiden de arkadaşlarım soruyor. Evet. Sorular da geliyor. Hocam manda nasıl bir hayvandır? Bak manda. Enteresan bir hayvandır. Hocam manda gördün mü? Tabii. Ben hiç görmedim. Ben hayvanları çok severim ve çok gördüm. Türk bilirim. Manda. Çok vardı. Bak. O manda tipindeki hayvanlar içerisinde yani dört ayaklı, dört bacaklı olup da iri hayvanlar içerisindeki en sakat hayvan attır. Tabii. At dünyanın en sinsi hayvanıdır. Çifte. Haindir. Kıstırır adamı. Mandadan hiç korkma. Dünyanın en temiz, en tatlı hayvanıdır. Löpçük gibi bir şeydir. Manda deyip geç çok sevimli hayvandır bir defa.
Bir gene bir çifte vurmaz. Evet. Bilmem vurur, canını yaşırsan vurur. Kuyruğunu çek bakayım ne yapıyor. Ne rahatsız bırakıyor ne. Yani şimdi şaka bir tarafa. Şuna destek. Hocam hayatını görmedim. Niye benziyor? Şaka bir tarafa. Gösterdin banda. İnsanların, bu hoca da olabilir, insan da olabilir. Bir takımı başarıya getirirken bunun sadece 3-5-2, 4-4-2 kanat oyuncu kalitesi dışında antrenman metotları ve beslenme metotları burada irde. Ya bakın bu nasıl bir iş anlamadım ki. Biz burada olay çıkar, herkes der ki dedikoduyla para mı kazanır, program mı yapılır? Adam gibi bilimsel konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi siz şey misiniz? National Geographic hayvanlar mı? Hocam, beslenme programı yapıyorsun yani. Hocam futbolcu soruyor. Bilim düşmanlığı yapıyor mu? Efendim? Sinan Engin Ödül bilim düşmanlığı yapıyor mu? O arkadaşlar, ya? O arkadaşlar, oynarsın diyorsunuz. Ümit ve Sinan'a kızmıyorum. Onların yetiştiği iklimde kelle paça işkembe kalite çok önemliydi. Yine kalite çok önemli. Yani bugün manda değil, 20 tane mandayı yedir bakayım kalitesi futbolcu bir şey olmaz. Ona lafım yok. Şey ama bak şu var. Ya senin itirafın vardır. Gençtim diyordun. Hanım yeni evlenmiştim. Abur cubur yerdik saklı diyordun. Saklı sapan yedim. Yapmamak lazım diyordun. Sen beslenmeyi Almanya'da öğrendin dedim bana. Tamam, bir şey anlatacağım sana. Güzel ya. Kardeşim. Ben bu beslenme şekline karşı değilim ki. Ben aynı şeyleri konuşuyoruz. Ben diyorum ki bak şimdi işler iyi giderken mandayıdır. Kim bir dur Asim. Kimsenin saçı, sakalı, yediği, içtiği, giydiği, gezdiği batmaz. Güzel durur. İyi tamam yapıyorlar. İşler kötü gider. İşler iyi gitsin var ya. O saçından girerler, jölenden çıkarlar, kravatından girerler, gömlenir. Gecelere gitsin. Karizma derler. Her şeyde. İşler kötü gitsin. Köylü de ya Şenol Hoca'nın takım elbisesini taktı bu insanlar. Abi bir an işte o zaman işler iyi gidiyordu. Bir, bak orada teyze çöktü. Hayır abi ne i̇şler alakası iyi var? İyi giderken Şenol Hoca'nın şey taktı bu Türk medyası. Bak tamam ya şuna bak. Bizim sporcuya şu bak. En basit örneğini söyleyeyim mi? Arda. Özür dilerim duymadım. Bitti zaten kardeşim. Ben bu yeme yani bu beslenme şeyine karşı değilim ki ben bunu anlatmıyorum ki. Sen yedin mi? Ama şimdi başka bir şey söyle. Kaybederse diyor, kazanırsa diyor. Kazanan iyidir. Bunları bilmek için burada Ersun Hoca'nın şeyine falan danışmaya gerek yok yani var işte ablamız var Canan abla anlatıyordu zaten. Bunu her insan bunu öğrenmek Canan Karatay git ne varsa orada öğrenirsin. Şimdi buradan 9 puan öndesin her şey güzel geliyor. Şey yarın 2 puan geri düşsün. Bilimi bu kadar hafife almanızı bir insan olarak yapmayın bunu. Bakın bir takım faktördür ilave faktör. Önünüzde kapı gibi örnek var gözünü seveyim Sinan. Tamam. Arda'ya soruyorum Arda Turan'a. Arda Turan yüzde kaç yağ dokusuyla Türkiye'de futbol oynuyordu Galatasaray'da? Şimdi orada yağ dokusu. Yaptı, tamam doğru. Hayır. Galatasaray'da antrenman yapma. Hayır. Yanlış besleniyordu. Hocam. İstediğin doğru. Antrenmanı yap. Orada şimdi daha katı yağ direkt alırsan. Şimdi bakın. Şekeri direkt alırsan vücudun yağlanır. Seni bak bu yemek içmek bir antrenman gibi önemli. Faydalı ayrı bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu manda yoğurdu bilmem neyi falan. Bunları futbolcu her gün yapamaz bir. Şimdi. Buradan sonra Fenerbahçe kötü gitti haftaya. Bak başlayacaklar. Ne oldu hoca? Bilgisayar mı bozuldu? Ne oldu hoca? Senin bu yemekler, manda yoğurtlar falan. Hemen buraya döner işler. Onun için bunlar bir etkendir. Bunlar bir şeydir. Yeniden keşfetmeye gerek yok. Bir futbol takımının antrenman yapması kadar yemesi içmesi önemlidir. Ama ben şunu merak ediyorum. Yine söylüyorum ben sana kardeşim. Bazı şeyler değişir yani. 20 sene önce de bu dünyada futbol vardı. Tabii. 20 sene önce de bu kadar gelişmiş miydi? Şu bilimi bilir misiniz? Bak bunu bilim dalı söylüyor. 90 dakika biter bitmez yarım saat içerisinde futbolcuyu karbonhidrattan zengin besleyeceksin. Yarım saat içinde. Öyle mi? Tabii. Bazı futbol takımları bugün soyunma odasında maçtan sonra yemek verir direkt. Hemen. Evet. Hemen. Şey olur. Ben şunu öğrenirim. Kumanya hazırlarız. Kumanya hazırlarız. Ümit de bunu çok yemiştir. Kumanya hazırlarız. Bu bilim adamları. Ya bu tamam ben inanıyorum da. Yani Denizli'de yok muydu? Heh. Eski ya da acaba yok. Ben onu soracağım. Ankara gücünde gençlerimde ben bir şey diyeceğim. Manisa'yı düşünürken de mandayı yedir. O zaman da vardı. Ben ona bakıyorum. Bu kadar ya. Abartmayın. Abartmayın. Olur mu ya? Hocam bulgurla dana yedir. Bulgurla dana yedir. Ersun ya. Manisa'yı düşünürken de mandayı yedir. Kardeşim. Bakın. Bazı şeyleri. Bakın bazı şeyleri. Fazla abartmayalım. Bilim mandayı geçeceğim size. Yani yemek içme konusunda. Herkesin kendine göre sevdiği beslenmesi vardır. Neyi konuşuyoruz? Mesela. Bir futbolcu hoca diyor ki şimdi pirinç pilavı zararlı. Futbolcu zararlı değil antrenman yapana. Antrenmana karbonhidrat doğru. Kana çabuk karışır. Sigara bir içen abi. Bir dakika. Bize zararlıdır. Biz antrenman yapmıyor bir şey yapmıyoruz. Yiyoruz içiyoruz oturuyoruz. Ama bizde kalıyor. Pilav biz yersek bize zararı var. Şekeri var bilmem neyi var glisi yüksek. Ama şey için futbol takımı için fark etmiyor. Şimdi futbolcu var iki paket sigara içen futbolcular var. Ne yapıyor gidiyor idman yapıyor atıyor bir şey olmuyor. Ama 45'ten sonra 50'den sonra geberiz. Sinan hocam futbolcu atar hocam. Bak şunu bir şey söyleyeyim mi sana? Futbolcu atar.
günde bir paket, bırak ikiyi, bir paket sigara içen futbolcu idman yaptığı sürece performansıyla oynar, lakin futbol hayatı kısa olur. Onun kanser tahribatını hiçbir zaman engelleyemesi. Bunun canlı örnekleri var. Cruyff büyük futbolcuydu. Ya Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli adamı kimdi? Sergen. Aksini söyleyebilir misin? İçer miydi sigara? Hayır, sigara anlamında söylemiyorum. Ama Sergen kendine bakmamak demeye. Biliyor musun bakmamak? İdman yapmaz, beslenmesi bozuk falan yok böyle. Yarın 85 kilo. Çok özetliyorum arkadaşlar, evet. Yapmayın. Bizde de, ben de menajerdim. Bizde de diyetisyen vardı. Her yerde vardı. Herkes getirdi diyetisyenler, yemek menüsü verirdi. Ümraniye'de açacağız. Doğru. Kimse olmazdı. Ona grazlandı. Yapmayın, abartmayalım. Ya Emenike soldan gitti, bulgur pilav yemese gidemeyecek miydi ya? Yapmayın ya. Manda sevgili seyirciler, bugün öğle saatlerinde Ahmet Çakar bana bir telefon açtı. Ay ve dedi ki Galatasaray Real Madrid'le oynayacak. Real Madrid Galatasaray karşılaşması öncesinde kafamda bazı şüpheler var. Şüphe değil ya, çok açık söylüyorum. Galatasaray Real Madrid'den bir puan alacağını öngörüyorum. Bir puan. Bravo hocam. Ben ona gelmeyecektim ama. Ben diğer söylediklerinize geleceğim. Ya acıktık ya. Eğer akışı değiştirmeyeceksek. Acıktım bu kadar. Akışı Drogba geliyor şimdi. Değişti, konu değişti yani. Aha, pardon. Bir telefon açtı, dedi ki Galatasaray dedi Real Madrid maçına çıkacak dedi ama dedi kafamda dedi bazı soru işaretleri vardı. Nedir hocam dedim. Maçı dedi bir kez daha izledim dedi. Drogba ile ilgili birkaç çalışma yaptım dedi ve Drogba'nın penaltılarıyla ilgili bazı yorumlarda bulundu. Onu ben programa saklayalım hocam dedim. Programda konuşabilir miyiz dedim ama evet konuşabiliriz dedi. Gerçekten konuşabilir miyiz dedim. Evet dedi. Ve son derece ciddi bir iddia ortaya atıyor Ahmet Çakar. Drogba'nın Galatasaray'la ilgili penaltılarını bir grafik olarak ekrana getirelim. Ahmet Hoca'nın bu konuda söyleyeceği iddiaları olacak. Bir grafik gelsin. Çarşamba günü Galatasaray Real Madrid'le deplasmanda oynayacak. Biliyorsunuz Sivas Spor maçında bir penaltı olayı yaşandı. Neden Drogba penaltıyı attı şeklinde bazı ifadeler vardı, eleştiriler vardı. İşte bakın kaçan penaltıları Galatasaray Gençler Birliği maçında 85. dakikada, Galatasaray Sivas Spor maçında 90+1'de, atılan penaltı Emirates Kupası'nda, Arsenal Galatasaray maçı 78. dakikada. Bu arada milli takımda da Zambiya karşılaşmasıydı. Eğer yanılmıyorsam Zambiya maçında da, milli maçında da 70. dakikada bir penaltı kaçırdı. Evet, bir penaltı kaçırdı. Bununla ilgili olarak da Ahmet Hoca dedi ki dakikalarına kadar yazmanızı rica edeceğim dedi. Hocam yazdık. Dakikaları da yazdık, açıkçası merak ediyoruz. Şimdi bana birisi, peki bir de bir şey istemiştim halbuki. Galatasaray'ın Drogba geldikten sonra kazandığı penaltı sayısı ve penaltıları kimin hattında çıkartmanızı rica etmiştim. Ne istemiştiniz hocam? Drogba Galatasaray'a geldi mi? Geldi. Evet. Geldikten sonra Galatasaray birçok maç oynadı, doğru mu? Doğru. Kaç penaltı kazandı? Bunlardan kaçını Drogba dışında futbolcu attı? Ve sonucu ne oldu? Onları bir hemen arkadaşlarımız bize versinler. Drogba da çok garip bir şekilde söyleyeyim. Drogba ne oyuncusu? Forvet oyuncusu değil mi? Sadece bu değil. Drogba'nın yaptırdığı penaltı sayısını bir inceleyin. Çoktur. Çok garip. Hayır, çok olmaması lazım mantıken. Bir forvet oyuncusu, Drogba mevkisinde oynayan bir oyuncunun penaltıya sebebiyet vermesi çok zor bir olaydı. Mesela Hakan Şükür. Sinan. Forvet oyuncusuydu. Hayatında kaç defa penaltı yaptın? Yani sen kendi ceza alanın içinde bir adama çelme taktın da hakem senin takımın aleyhine. Yok. Hiç hatırlıyor musun? Yok, olmaz. Peki. İki. Hakan Şükür. Kaç tane penaltı yapmıştır? Yani kendi ceza alanı içinde rakibi. Yok, hiç yapmamıştır. Drogba kaç defa penaltı yapmıştır? Kaç defa yaptık hocam? Ama çok tabii savunma. Ben 3 tane falan hatırlıyorum. Abi. 3 tane hatırlıyorum. 3 tane. Evet. Yurt dışı maçlarında. Buradan nereye varacaksın? Artı. Bayram değil, Seyran değil. Son dakikalardaki penaltıları niye Drogba atar? Galatasaray'a niye atar ya? Ön plana çıkmak. Bir de şunu soruyorum. Hayır efendim, Drogba'nın Galatasaray'da ön plana çıkmak gibi bir hususiyete beklentisi mi var? Drogba'nın karizmaya mı ihtiyacı var? Her maç gol atmak istiyor. Bir de onu anladım ya. Ya mesela Gençler Birliği maçı 1-1 iken penaltıyı kaçırdı, doğru mu son dakika? Bu sezon 4 penaltıyı Burak ve Selçuk attı. Evet. Melo ve Drogba kaçırdı. Tamam. Niye Drogba penaltıyı son dakika, son saniye penaltıları Drogba atıyor? Bana onu bir anlatın. Ve ikisi de kaçıyor. Ve ikisi de aşağı yukarı aynı şekilde kaçıyor. Bana birisi anlatsın. Tesadüf derseniz hiçbir şey söylemeyeceğim. Siz şunu mu demek istiyorsunuz? Bilerek kaçırıyor. Bilmiyorum. Ama ben, ya bak şunu söylüyorum.
En son Sivas maçı. Doğru mu? Evet. 2-1. Son dakikada bir penaltı kazandı Galatasaray. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Peki. İlk penaltı kim atmış? Selçuk. Evet. Atmış mı? Beyler söyleyin. Evet. Atmış mı? Gol yapmış mı? Evet. Son saniyedeki penaltıyı sünnet çocuğu gibi alıp niye kendin atmaya çalışırsın? Aynı şekilde geçen seneki Gençler Birliği maçı. Madem bu kadar penaltıya heveslisin de daha diğer kazanılan penaltıları niye sen atmazsın? Selçuk attı diyorsun, işte Melo attı diyorsun, Burak attı diyorsun. Niye? 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 Niye son saniye penaltılarını Drogba kullanmak ister ve kaçırır? Şimdi siz buyurun tartışın. Yani şimdi şunu mu anlayabiliriz hocamın söylediğine? Yani Drogba, ben bunu soracağım hocam diyecek, ben öyle demek istemiyorum diyecek şimdi. Drogba masum penaltı kaçırıyor hocam. Kardeşim bak hep ben öküz altında buzu arayan bir adam olmamakla birlikte. Değil yani mantığı bana gelmiyor. Hayır ya şu bana var. Mantık gelmiyor. Arkadaşlar. Komplo kırıyor yemiş. Hayır bir dakika. Anlarım. Galatasaray'ın resmi penaltıcısı Drogba'dır. Atar lafım yok. Tamam. Şimdi ne diyorsun? 4 penaltı kazanmış. Burak atmış. Tamam, Selçuk hocam. Atmış. Melo kaçırmış doğru mu? Tamam. Demek ki birinci penaltıcı Drogba değil. Doğru. Fakat Drogba'nın Galatasaray'da lig maçlarında kullandığı iki penaltında dakikası 85'ten sonra. Evet. Yani maçı bitiren penaltı. Doğru. Üstelik maçın bir tanesi 1-1. Yani skoru alacaksın. Evet. Niye iki son dakika penaltısı kabaca? Drogba tarafından zorla alınıyor da. Çünkü hiçbir antrenör şunu demez. Beyler ilk penaltı olursa Selçuk kullanacak, ikinci penaltıyı Drogba, üçüncü tamam, penaltıyı. Doğru. Penaltı olursa kullanacak adam Selçuk dersin. Ha evet. Selçuk hepiniz aynı misin Selçuk? Tamam. Ben kendime güvenmiyorum, ben evet, atmayacağım doğru. Der. Doğru. Hoca der ki o zaman sen at der. Tamam verin tamam. Cevap veriyorum. Şimdi Selçuk atıyor. Resmi penaltısı Selçuk tamam, veya Burak'sa. Evet. Son dakikada demek ki Drogba o topu onlardan alıyorsa. Evet. Alıyorsa. Bir niye alıyor? Alıyor, ukalalığından alıyor hocam. Şımarıklığından alıyor. Selçuk da kibarlığından hayır demiyor. Ay şımarıklığından abi. Eğer buna şımarıklığından, şeyinden mahsus niye? Şey bak, şuraya varmak istiyorsak katılmam söz konusu değil. Hayır, şuraya katılmam söz konusu değil. Mahsus penaltı kaçırıyor. Evet. Bu söz konusu değil. Öteki türlü söyledik zaten. Öteki türlü söyledik. Yani kalkıp da Drogba kendisi gol yapmak istediği için Selçuk'tan penaltı bir de kötüsü şu, hep şunu fark ediyorum. Drogba fil dişi sahillerinde de bir penaltı kaçırdı. Zambiya karşısında doğru mu efendim inceledik. Evet. Her kaçırdığı penaltıdan sonra üste vuruyor. Doğru. Yere bakıyor, yere bir şeyler söylüyor. Allah Allah. Allah. Bakın Allah. Dikkat edin. Evet doğru. Bakın beyler. Burada lütfen. O penaltı işte. Bu ne maçı? Zambiya fil dişi sahili. 73 dakika Zambiya maçı. Gelsin ekrana. Bu sene mi bu? Afrika Uluslar Kupası finali. Penaltılarla da kaybetmişlerdi. Bak şimdi penaltı noktasına gelecek. Oraya söylenecek. İnançsal bir şey olabilir de. Eliyle orayı işaretiyor. Gençler Birliği maçında da penaltı noktasını göstermişti hatırlarsanız. Yine aynı şekilde aynı tepkiyi vermişti. Bir defa bir şey söyleyeyim size. Bakalım. Hiç de bir şey yok. Yerden bir çim kalkmıyor, bir toprak kalkmıyor. Bir şey kalkıyor mu beyler? Şu arka kameradan gördük. Ha hoca diyor ki şey bahis falan mı oynuyor hocam? Ben bilmem anlamam kardeşim ben. Ben soruyorum ya. Söylüyorum anlatıyorsun ya. O zaman anlat yani. Ben söylüyorsun ya. Öyle bir şey söylüyorsun ki. Hocam yani dünyanın en kariyer oyuncularından biriyle ilgili şahibe yaratıyorsun ya. Hani penaltı kaçırır diye bahis mi var? Allah Allah yok ya. Ha drop mu penaltı kaçırır diye bahis sistemi var? Ya ilk yere penaltı kazanılır da kardeşim niye son dakika penaltılarını hep Galatasaray'da Drogba kullanıyor ya? Tamam denk gelmiştir. Neyin denk gelmesi? Hayır ben oyuna girdim. O zaman ilk penaltıyı kullan. Hayır denk gelmiştir. Oyunda yoktu. Hayır, ondan da Gençler Birliği maçında da mı yoktu geçen sene? Ya şimdi takım galip diye ben atayım yapmıştır hocam. Geçen sene bir dakika güzel. Geçen sene maç 1-1'di. Yani o Drogba'nın kendi hocam bu kendi yani egosu bu. Buna bir şey söyleyemez ama. Sinan abi. Öteki türlü ben hesaplayayım. Bak hocam. Ben de bir konuşayım. Bak hocamın almış olduğu bir takım bilgi de vardı. Bilgi şey var yok mı? Ya soruyorum. Bilgi hani diyor ki inanmam söz konusu değil. Ha ben, iddia oynanıyor, bahis oynanıyor. Öyle bir sistemi var. Öyle bir sistem ben mi var? Ben öyle bir şey söylemedim hayır, kardeşim. Ne alakası var onun iddia? Hayır. Drogba penaltı kaçırır diye bir oynama bahisi mi var? Abi Drogba şimdi Snyder'in de performansının böyle istikrarsız olması dolayısıyla maçlar oynaması dolayısıyla biraz Galatasaray içindeki havayı da söylüyorum. Takımın liderliğiyle ama lider derken
bu Alman milli takımındaki, Alman basketbol milli takımındaki Dirk Nowitzki'ye benziyor. Her topu ben alayım. Orada mesela Nowitzki gibi arkadaşları denirdi. Alman basketbol milli takımına. Drogba da bak dikkat et yalnız. Kaleye geliyor. Stop. Defansa başka, geliyor. Başka bir şey. Sağa gidiyor. Bir dakika. Sola ya. Gidiyor. Yani tek kişilik orada yanlış yapıyor. Ama aynı Drogba. İyi niyetli tek kişilik bir, ordu bir dakika, gibi. Bir dakika. Gidiyor savunmayı izah ediyor. Bırak abiciğim. İki hafta önceye dönün. Kadıköy Saraçoğlu stadında maç 2-0 iken. Hayda. 2-0 iken Galatasaray bir penaltı kazandı. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Son dakikalara doğru. 90'da filan doğru mu? Evet. Niye Drogba atmadı? 2-0. Mançini mi işe? Drogba kaçırdığı penaltılara para alıyor o zaman. Ya bu ben bunu yani, çıkarıyorum hocanın sözüne. Deniz arabası bu ya. Hayır bir dakika hocanın ben. Bakın bir şey söyleyeyim. Benim mantığım, niyeti, benim kafam bu işlere fazla çalışmaz. Drogba orada içine doğmamıştır. Penaltıyı canı istememiştir. Burada kendi seyircisine ben atayım demiştir falan filan. Ama bilemem Drogba'nın, hocanın... Mesela şunu soruyorum. Hocanın siyahi arkadaşları vardır. Şunu soruyorum. Şimdi hocanın siyahi arkadaşları hocaya tweet atmışlardır. Söyle bir hocam. Ben de bakın beyler, ben de alay ediyorsunuz ama. Ya alay ediyorsun. Beni meczup da kabul edebilirsiniz. Ya yani. Estağfurullah. Ya buradan ben mesela Rıdvan'a sorayım. Sinan'a soruyorum, forvet oyuncularına, Hakan Şükür'e soruyorum. Futbol hayatınızda kaç defa kendi ceza alanınıza gidip de penaltıya sebebiyet verdiniz? Şimdi Rıdvan, hatta Sergen, tam bir forvet oyuncusu olmamakla birlikte. Sinan, evet. Hakan Şükür, Klinsmann, Maradona. Soruyorum hepsine. Hocam. Şimdi de soruyorum, Drogba, bir de işin o bölümü var. Kendi ceza alanı içinde kaç defa penaltıya sebebiyet verdiniz? Hocam bak, şimdi bir teori ortaya attın. O zaman soruyorsun? Kafandaki düşünceyi söyle. Hı hı. Hayır, bir dakika. Şimdi Ümit, Rasim, nereden nereye gelecek ben merakla bekliyorum. Hoca bir teori attı. Hoca ne teori düşünce? Ben de diyorum ki, Drogba haindir demeye getiriyor. Ben de diyorum ki, Drogba kendi egosundan canı istediği zaman ben hadi kullanmak istiyor diyorum. Yani veya diyor ki, gitti de ki özel bir şey var. Drogba penaltı kaçırmasına para öneriyor veya. Ben bilmiyorum. Hocam o zaman izah et bize, yani insanlar merak ediyor. Hocam şöyle, ben cevabını bilsem zaten söylerim, cevabını bilmiyorum. İsviçre'den, ben de konuşma konusu açıyorum. İsviçre'den bir izleyicimiz diyor ki evet böyle bir bahis var. Yani bin bak asla, değil. Bir hayır, dakika, hayır, asla ben böyle bir suçlamada bulmuyorum. Hocam, hocam, aman yanlış anlaşılmasın, aman penaltı kaçırır diye bir bahis. Ben bilmem öyle bir şeyi. Türkiye'deki insanlar öyle bir şey yok. Penaltı doğru. Kaçırır diye bir bölüm varmış. Penaltı olacağını garantisi var. Ve orada hani kaçırması 3.50, atması 1.20. Oranlar şimdi, böyleymiş. Hani, bakın arkadaşlar. Bu, bakın bu dünyadaki bahis sitesiyle ilgili. Şimdi sakın ben burada Drogba'yla böyle bahisin içine çekmek istemiyorum. Yalnız Drogba bütün penaltıları kale direğinin üzerine mi vuruyor? Yani yüksekten mi vuruyor? Bir de inceleyin. İnceleyelim. Tek tek mesela Drogba'nın Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde attığı 5. penaltıyı nereye vurdu? Köşe anlamında söylemiyorum. Yerden mi vurdu? Kaçırdığı penaltılar. Fildiş sahilerinde direk üstü. Gençler Birliği maçı yanlış hatırlamıyorsam direk üstü. En son Sivas maçı direk üstü. Direk üzerinden penaltının kaçması üstelik ayak içiyle yapılan vuruşlarda zordur. Kaleci kurtarabilir. Ama o 2 metreyi geçkin o kale direğinin üzerinden kaçırmak. Şimdi soruyorum arkadaşlara lütfen. Bayern Münih Chelsea Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'nin son penaltısını seri penaltılarda Drogba attı. Evet. Yükseğe mi vurdu? Yerden köşeye mi vurdu? Bir arkadaşlar bakıver. Arkadaşlar ona bir bakın. Bir de Sinan abi de biz beraber Ümit Özat, ben ve Sinan hocam beraber seyretmiştik Sivas Spor maçını. Topun en üst başında topa gelirken Sinan abi dedi ki kaçtı bu penaltı dedi. Fazla gerilmedi, tavana vuracak dedim ben. Aynen öyle yani söylediniz. Fazla gerilmedi çünkü. Bak şimdi genelde penaltıları kendi yaptığı için düştü için bir şımarıklık olarak görüyorum ben. Ya bakın şimdi bakın İstanbul dışında, Türkiye dışında bu işin başka bir konusu varsa bunu bilmiyorum. Onun dışında bildiğim bir tek şey var. Kendi egolarından dolayı penaltıyı kendisi atmak istiyor. Birazcık egosu fazla yüksek bir arkadaş. Doğru. Selçuk da buna izin verdi. Al at dedi. Bir daha da ben bunu Selçuk'u zannetmiyorum, ona izin vereceğim. Ha bir maç böyle 3-0 falan olursa, 4-0 olursa. Özür dilerim, size istatistik veriyorum. Size iki tane istatistik vereceğim. Yorumu tüm yüce Türk milleti yapsın. Bir maç atışı anıp satacağım. Hocam sevgili Ersin Düzen, sevgili meslektaşım mesaj atmış. Bana niye atmış? Bayern Münih maçında penaltıyı, penaltısında, Bayern maçı penaltısında kalecinin sağına direkt gibi diyor. Direkt gibi yani yerde. Evet, kalecinin sağına atmış. Şimdi, attığı penaltılar umumiyetle direkt dibi ve yerden, dibi önemli değil, yerden, kaçırdığı penaltılar daima 2,5 metre üzerinden, yani yerden 2,5 metre direkt üzerinden. Soru şu, ey Türk milleti,
Ey sevgili spor severler, evet, beni meczup kabul edin. Yalnız şunu soruyorum. Drogba bir forvet oyuncusu, atak oyuncusu. Bayern Münih Chelsea finalinde Bayern Münih'in kaçırdığı penaltıya kim sebebiyet vermiştir? Kaçırdığı değil. Bayern Münih'in kazandığı penaltıya kim sebebiyet vermiştir? İki, o maçtan bir maç önce Barcelona'da Barcelona lehine verilen penaltıya kim sebebiyet vermiştir? Bir bakın hocam, arşivlerden. Ben hocama söyledim. Allah rızası için bir bakın. Bir şey söylemiyorum. Bir dakika, ben Drogba ve Galatasaraylı veya onu arkadaşlar, onu sevenler beni bağışlasın. Ben hocamın söylediklerinden şunu çıkarıyorum. Ya Allah aşkına benim adıma yorum yapmayın ya. Ben konuyu açıksın. Sen söylüyorsun. Ben de yorumu yapıyorum senin söylediğine. Bunu çıkarıyorum. Drogba ve arkadaşları penaltılarla ilgili bir şey oynuyorlar. Kesin. Hocanın yani böyle tuhaf bir yorum. Ben böyle bir yorumu kabul etmiyorum. Hocam. Benim bir yorumum da olsa hocam, zaten söylerim. Ya, ama itham ediyorsun, ayıp ediyorsun. Ya bir de gaybı altında bırakıyorsun. Ben şahibe soruyorum ya. Keşke Drogba olsa sorayım. Kardeşim, şimdi sana bir soru soracağım. Ne bilerek ben alt karşıya doğru mu? Bilerek ben altı kaçırıyorum. Hayır, ben bilerek ben altı kaçırıyorum demedim ya. Bu yanlış bir tane ya. Ben giderim böyle bir şey söylerim. Yok, ben böyle bir şey söylemedim. Öyle demedi arkadaşlar. Rezalet. Arkadaşlar. Ya Rasim bir dakika, yangın yapma ya, Allah Allah. Hocama kızıyorum. Kaç tane pot kırılıyor? Hocama kızıyorum. Bir şey denmiyor arkadaşlar. Ya kardeşim, arkadaşların kabahati yok. Bir saniye, Allah'ım hocam sana. Hocam öyle konuştu ki o yorumu çıkartıyor. Allah Allah, yani böyle bir şey yok, gidelim. Bir dakika, senin gibi demokrat bugün ağzına geleni paşasına maşasına, bürokratına, bakanına söyleyen bir adam. Benim düşündüklerimi söyleme hakkım yok. Hocam şunu diyemez kimse. Ahmet Çakar bana göre şu bankayı soymuştur diyemez. Ben banka soymuştur ben demedim ki. Tamam ama ona da, yani sen Drogba'yı şaibeli niye atamıyorsun? Şu soruyu bir söylüyor. Bir dakika ya. Şike var bak, diyor. Rasim, ya şike, Rasim yanlış benim yapıyorsun. Şu soruyu sormak hakkım benim. Bahis. Son, hayır ya, ne bahisi ya. 90. dakikalara yakın ve 90. dakika içinde Türkiye'de Drogba 2 tane penaltı atıyor. 2 penaltıyı da son dakikada atıyor. Kaçırıyor. Üstelik Drogba takımın ilk penaltısı değil. Bu bir. İki. Penaltıyı havadan atıp kaçırıyor umumiyetle. Oysa ki daha bir buçuk sene önce Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye karşı kullandığı penaltıyı direkt dibine ve yerden vurdu. Üçüncü soruyu soruyorum. Hep penaltı ile ilgili arızalar. Drogba Şampiyonlar Ligi finalinde penaltıya sebebiyet vermiş midir? Schweinsteiger'e yaptığı muhtemelen bir penaltıda. Bir de bir soru da. O maçtan bir maç önce yarı finalde Barcelona'da Barcelona'nın kazandığı penaltıya hangi Chelsea'li oyuncu sebebiyet vermiştir? Bu soruların cevabını... Ümit Özal geliyor. Ümit Özal. Ben Ümit Kaptan'a sormak istiyorum. Lütfen bu Ahmet Çakar'ın bu laflarının akıl sağlığı seviyesini sana soruyorum. Ya bunlar çok böyle şey, kötü ithamlar ya. Senin akıl sağlığı makıl sağlığı. Ya benim kötü de Drogba senin meslektaşın. Ben şu an ya, ben Allah var abi, öyle bir günahın altına giremem. Ben öyle Ahmet Çakar yorumlarına ne diyorsun sen? Katılmam söz konusu değil. Ben de katılmıyorum yani. Hoca bir defa hoca, ay ben de söylerim. Yani, katılmam söz konusu değil. Maçta penaltı atacağım. Yani. Hoca, ya, hoca ben sana söyleyeyim. Hocanın canı sıkılmış hocanın bugün. Yağmur yağmış. Şahmur yağmış. Canı sıkılmış. Bugün penaltıları bir deneyim dedim. Bugün yürümedi. Yürümedi. Antidepresan kullanma. Bir şey söyleyeceğim. Antidepresan mı? Hayır, yürümek onun için antidepresan ya. Yürümediği için bugün biraz böyle. Bir şey söyleyeceğim sana. Ya yapar mı hocam? Bir para ihtiyacım var Allah'ını söylesen. Hayır hayır. Vardın bankada 50 kişi abi. Penaltıyı niye kaçırmak istiyorsun? Drogba kalkıp benim bakıp beni ayıp ediyorsunuz. Yapmayın abi. Yiyorsunuz. Ya hocam yapma. Ben ağzımdan bir kişi ben Drogba penaltıyı bilerek kaçırdı demiyorum. Ben ne diyorsun hocam? Bir demeye getirdim. Ya siz nasıl demokrat insanlarsınız ne ya? Ne demokratikle ne alakası var? Siz nasıl demokrat insanlarsınız? Bitirdin Drogba'yı bir daha penaltı atamayacak. Atmasın o zaman. Hocam yeni bir bilgi. Evet. Yeni bir bilgi, bir saniye. Bizimde internet var ya. Hocam bir dakika. Afrika elemelerinde daha yeni. Senegal fil dişi maçında penaltıyı yaptıran Drogba atan soldu. Ne? Dinlemiyorsunuz. Özür dilerim. Afrika elemelerinde Senegal'le fil dişi karşı karşıya geldi. Sol'la Drogba karşı karşıya geldi. Penaltıyı yaptıran kendi ceza sahasında Drogba, penaltıyı atan sol. Ben yine mi Drogba yaptı? Evet. Bak bir tane daha oldu. Yani bundan bir ay önce Drogba kendi ceza alanı için penaltıya sebebiyet verdi. Doğru mu? Evet. Bu bir. Finalde mi o? Hayır hayır hocam, Afrika'da elemelerinde yeni daha. Tamam. İki. Yeni. Bir sene önce Şampiyonlar Ligi finalinde ben biliyorum Schweinsteiger'e yaptığı hareketle Drogba penaltıya sebebiyet verdi. Hocam o zaman söyle bize de, anlat. Şunu söylüyorum. Benim beynimiz almıyor bunu hocam. Sen anlat bize ya. Eğer beyniniz almıyorsa benimle program yapmayın. Kardeşim kalkıp gideceğim. Herkes kalkıp gidiyor ya. Ya Ümit gel, bir sana bir laf söylüyorum. Beyler, Drogba'ya
De ki kardeşim uyuzum de bu penaltılardan. Ben öyle bir şey demiyorum. O zaman ne o zaman? Sıkıntı var diyor, sıkıntı var. Peki kardeşim. Tesadüf böyleymiş. Bütün havaya vurdu penaltılar. Kaşıyormuş yanlışlıkla. Ya güzel bir tespit. Tesadüfmüş. 90. dakikalardaki penaltıyı cebren alıyor. Ve avuta vuruyor. Tesadüf. Bir forvet oyuncusu olmasına rağmen son 1,5 senede çok kritik 3 tane maçta penaltı yaptırdığını Londra biliyorum. Londra derbisinde Chelsea Tottenham maçında 90. dakikada penaltı kaçırmış. Hayda! Erten ne işbirlikçisi? Ne işbirlikçisi kardeşim? Elimde ben senin gibi boş boşuna konuşmuyorum. Sen boş konuşuyorsun şu anda. Ben önümdeki bilgiyle konuşuyorum. İyi de Ertemciğim bak. Yani ben rakamdan kaçırmadım. Tamam da 90. dakikada Drogba Tottenham bir dakika. Ahmet Çaka öyle bir şey diyor ki Drogba şaibeli bir adam gibi. Rasim bak Beşiktaş taraftarları önüne alıyorsun. Fenerleri önüne alıyorsun. Galatasaray olduğu zaman bir anda savunmaya geçiyorsun. Bir müsaade et. Peki, bir müsaade et lütfen. Rakamlarla konuşuyorum. Diyorum ki önümde bilgi. Sence Drogba'ya bilgi etmiyor mu? Bak bir saniye. Bak. Ben bilgiyle konuşuyorum. Diyorum ki Londra derbisinde Tottenham Chelsea karşılaşmasında 90. dakikada penaltı kaçıran bir Drogba var. Kardeşim, ben bunu niye söylemiştir? Allah Allah. Delinin biri kuyuya bir taş attı. Kız akıllı çıkartmaya çalışıyor. Bana ne diye yaptırdı. Ne diyorsun? Kaçırdı mı abi, kaçırdı. Belki kendine yapılan bir faullerden, kendi yarattığı penaltıları kendi atıyordur, kaçırıyordur. Hoca attı kılçığı ortaya. Biz de ayıplamaya çalışıyoruz abi. Şimdi bak. Hoca saçmaladı mı sen? Ahmet Çeker saçmaladı mı sen? Hiç. Tamam beyler. Arkadaşlar, ey Türk millet, hepinizden özür, ben meczubum. Arkadaşlarım da beni birden böyle ya benim konuşma hakkımı elimden alan bir Türkiye'de. Aslında Türkiye'de almıyor da. Başta bu Rasim denen sakallı çocuk. Hayda. Ya ben bir tespit yapıyorum futbol. Tesadüf değil, oldu bittik. Tesadüf, tamam. Tesadüftür. Her şey tesadüf. Bir forvet oyuncusunun son 1,5 yılda 3-4 defa kendi ceza alanında penaltıya sebebiyet vermesi de tesadüftür. Yüksek egoları olduğundan. Tamam. Bitti. Tamam kardeşim, bir şeyimiz yok ki bizim. Nereden getirdiniz bunu? Abuk subuk yerleri. Hocam Sinan'ın bahis derken hiç karşı çıkmıyordu. Bekliyordum böyle. Bahis. Herkesin görüşü kendine kardeşim. Ben bahis demedim. Hocanın söylediğini niye buna çıkarıyorum? Ben Allah korusun öyle şey söylemem. Hoca onu diyor. Evet, bu penaltı atma konusunda işte Galatasaraylı futbolcularla yaşadığı bazı sıkıntılar olduğu iddia ediliyor. Chelsea'de Balak'la Alman futbolcuyla yaşadığı bir tartışma vardı. Hatırlarsanız şimdi onu yok dersin ama o görüntü de var. Yaşadığı bir tartışma vardı. O görüntüyü bir ekrana getirelim. Evet, Didier Drogba burada serbest vuruş kullanacak. 61. dakika. Balak kullanmak istiyor. Evet. Dün gibi hatırlıyoruz bu maçı. Evet. Aynen. Yanında Drogba. Drogba topun Balak'la ukaladı gerisinde. Ve burada yaşadığı tartışma hala hafızalarda. Chelsea, Manchester United karşılaşması. Bak abi, bu çocuk çok yüksek istiyor. Yani istediği ben yaparım. Bundan bir şey söyleyeceğim sana. Ha bakın arkadaşlar, bak bilmediğimiz ince noktalar var. Şimdi hocam enteresan şeylere temas ediyor. Şimdi değil. Mesela Friki, bakın bahislerde taca çıktı. Bir müsaade edersen anlatayım da 15 saniye. Taca çıktıya bahis oynanıyor. Penaltıya bahis oynatıyor. Korneli 2 maçça oynanıyor. Friki 2 maçça oynanıyor. Ben attım, şu attı, bu attı, kornele falan bilemeyiz. Hocanın bildiği bir şeyler vardı. Ben bir şey falan bilmiyorum ya. Sadece kuş poli şey açıyorum. Konuşmadan sadece. Abi sen söylerim ya. Bu görüntü Balak'la yaşadığı bu görüntü hala bakın uzatıyor. Gidiyor orada yardımcı antrenöre konuşuyor. Tepkili. Bu rahatsız bu çocuk. Bu çocuk rahatsız derken iyiliği hırsında rahatsız. Sadece rahatsız, şaşırmış. Olur mu ya? Hiç arkadaşlarına paylaşmacı değil. Ne alakası var? Her topun başına gidiyor. Bir daha gitsin bakalım. Selçuk buna topu veriyor mu? Hadi gel sen iddiaya girelim. Vermez mi? Vermeyecek, göreceksin. Verme Selçuk bir daha da ona topu. İyi de bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu iyi niyetinden. Her yerde olmaya çalışıyor. Maçı takımı için 90 dakika kendini kellesini ortaya koyuyor. Ya ne alakası var? Bırak arkadaşına Balak. Balak vuruyor burada zaten. Balak vuruyor zaten. İşte bak, vurduğu için zaten sinirleniyor. Bak Drogba geriliyor. Bak sonra yaşananlara bak. Başka bir topla da artık ben vuracağım diyor. Bak yaşananlara bak, devam ediyor. Ama orada abla abi demin Balak kaçırmış, bir kere drone kullanacak yani. Ya peki şunu araştırın. Ben yine meczubum. Meczubun sizden bir ricası var. Kullanır, seviyor da. Ya Allah aşkınıza arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'nde penaltıyı kim yaptırttı? Schweinsteiger'e yapılan çelmeyi kim attı? Bu kadar mı zor? Yine Barcelona ile Neukamp stadında oynanan maçta penaltıya kim sebebiyet verdi? Bunları bana söylesenize.
Hocam Hakan Atipoğlu, Gizem Atipoğlu bizim Söylemezsem Olmaz ekibinden sunucu arkadaşlarımızdan. Evet. Hakan Atipoğlu'nu var mısın yok musun? Survivor'dan da hatırlayacaksınız. Bir tweet attı, diyor ki derdi bahis olan biri Drogba yardım derneğini kurup yılda 5 milyon euro harcar. Bana sormayacaksın. Ben böyle bir şey demedim ağzımdan. Benim bahisim 5 çıkmadı ya. Atipoğlu'ların ne dediği beni ilgilendirmiyor. Atipoğlu'na şunu soruyorum. Daha sonra Türk milletine soruyorum. Şampiyonlar Ligi finalinde penaltıyı kim yaptırttı? Senegal maçında yaptıran Drogba olduğunu sen söylüyorsun. Barcelona maçında penaltıyı kim yaptırttı? Dünyacı ünlü oyuncuyu geldik burada kasap gibi doğraladık. Ben doğramıyorum ya. Soruyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Abi siz konuşmuyorsunuz. Siz en büyük sansürcüsünüz kardeşim. Bu konu, hocam, bu konu biraz rahatsız edici konu. Bundan sonra Drogba'yı da tepet altında bırakıyoruz. O bölümü geçtik bir dakika. Şimdi jeton düştü. Herkes Franz Beckenbauer'in neden Drogba'ya siz çocuklar biraz konuşun da ben bir telefon görüşmesi hocam, yapmam lazım. Siz konuşun. Tamam. Hayda. Şeyi hatırladınız mı hocam? İstihbarat şubeyle görüştük. Şimdi bir görüntüyü ekrana getirseniz az önceki görüntüyü arkadaşlar. Evet, evet. Balak ve Drogba arasında bakın şimdi. Çok iyi seyredin. Kaptan senden de rica ediyorum. Franz Beckenbauer hatırlarsanız geçtiğimiz ay bir açıklama yaptı Alman kanalında, Alman Sky televizyonunda. Ve şu ifadeyi kullanmıştı. Ne dedi? Şımarıklık yapıyor. Hatta çok affedersiniz özür diliyorum. Artist diyor. Seyircilerimizden özür diliyorum. Biraz önceki Balak görüntüsünü. Evet. Burada Balak'la Alman futbolcuyla yaşadığı bu sıkıntı. Bakın ama burada ortalık karışıyor. Eskiye dayanan bir Franz Beckenbauer'le Franz Beckenbauer'le eskiye dayanan bir şey var. Balak'tan sanırım buradan kaynaklanıyor. Var tamam ayrı bir şey. Yani ama Alman futbolcuyu ezdiği için. Evet. Şimdi hocanın söylediği çok enteresan. Şimdi demin Hakan'ın attığı tweet de enteresan. Yani senede bilemeyiz tabii ne kadar yardım etti, ne olduğunu bilemeyiz ama şimdi Drogba egoları yüksek bir oyuncu. Yani şimdi Galatasaray'da da gol oynuyor. Biraz da keyfe keder bir adam. Yani her topa gidiyor. Ama bunların altında yani ben bilemem. Kalkıp da penaltıyı kaçırmaya bahis var mıdır? Penaltıyı atmaya bahis var mıdır? Penaltıya bahis var mıdır? Bunları Drogba'ya bak. Bu saatten sonra Galatasaray'la ilgili bunlar çok ayıp olur. Yani yarın Drogba penaltı kaçırırsa ondan sonra arkasında başka şeyler alır. Her futbolcu penaltı kaçırır. Evet. Ben bunlara katılmam söz konusu değil. Drogba egosu yüksek bir oyuncu, şımarık olduğu için bu penaltıları atamıyordu. Abi şımarık aynı değil de. Yani şımarık, takıma ego yararlı egosu olan yüksek için alakası her türlü devreye giriyor. Şimdi bak bir takımın penaltısı varsa bırak o takım penaltısı atsın penaltıyı. Aynen. Sen şimdi oyuna girmişsin. Ben bakayım penaltıları bırakın. Penaltı yaptırmayı araştırın diyorum. İçeriden tık gelmiyor. Hocam, penaltı yaptırmak ne bırak demek ya? Bakalım bir forvet oyuncusunun penaltı yaptırması son bir sene içinde defansa yardıma gitmek isterken o bir risk. Bakın abi arkadaşlar ben bir şey rica ettim ya. Ertem ya. Evet arkadaşlar bakıyorlar hocam. Arkadaşlar bakıyorlar. Mancini'nin UEFA resmi dergisine vermiş olduğu bir açıklama var. Real Madrid'le karşılaşacak Galatasaray. İki İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ve Roberto Mancini. İki eski takım arkadaşı karşı karşıya gelecekler. Ve şimdiden konuşulmaya başlandı. Bakalım İtalyan teknik adam Mancini neler söylemiş UEFA'nın resmi dergisine. Hazır mı arkadaşlar? Altyazımızı da alalım. Ve evet Champions dergisine yaptığı açıklamayı bir ekrana getirelim. Neler söylemiş? Galatasaray'ın teklifini büyük bir istekle kabul ettim. Bizim amacımız bu yılda lig şampiyonu olmak. 6-1'lik yenilginin ardından toparlanmak kolay değil. Real Madrid ve Juventus karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz. Futbolda asla asla dememek gerekir. Gruptan çıkarsak iyi iş başarırız. Snyder ve Drogba gibi tecrübeli oyuncular hem takım arkadaşlarına hem bana çok yardımcı oluyor. Bu deneyime sahip 2-3 oyuncuya daha ihtiyacım var diyor Mancini. Yani Champions maşallah. Ve burada önemli olan diyor ki Real Madrid yenilgisi 6-1'lik yenilginin ardından toparlanmak kolay değil. Tabii. Orada şöyle bir avantajı var Mancini'nin tabii. Yani 6-1'lik bir felaket skor üzerine gittiği için o da ne skor yapsa Madrid'de daha olumlu olacaktır diye tahmin ediyorum. Ben de Çakar'a katılıyorum. 2-2 gibi bir skor bekliyorum ben Madrid'den. Yani bir şekilde oradan puan çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Tabii inşallah Drogba'ya dair hocamın söylediklerini Drogba'nın kulağına gidip... Yok hocam, Rasim bak konuyu yine çarptırıyorsun. Mancini konuşurken Drogba'ya geliyorsun bir anda. Ne olursun ama yani konu kafanda artık. Yani şu anda Mancini'den bahsediyorsun. Şu konuşmalarından hiçbir şey mesela çıkartmıyor musun? Ben
Bir yorumcu olsam şunu görürüm burada. Daha geçen gün İtalya'da Tutto Sport'a vermiş olduğu bir yorumda farklı konuşuyor. Burada başka bir şey konuşuyor. Doğru. Nedir doğru, mesela? Doğru. Diyor ki futbolda asla asla dememek gerekir diyor. Doğru. Doğru. Yani bu tip yorumları bekliyorum ben senden. Şimdi bak mesela, benden bekleyeceğin yorum şu. Şimdi tabii ki Mancini kendi açısından riski minimize etmek istiyor. Snyder'a Drogba gibi 2-3 oyuncu daha diyor. Galatasaray'ın böyle bir kapasitesi yok. Böyle bir potansiyel, böyle bir finansal altyapısı o kadar güçlü değil. Yani böyle 5 Drogba parası versi falan. Artık öyle bir oyuncu da yok. Ama şunu söyleyeyim. Yani daha uygun. Bu açıklaması evet. Öbür açıklamasına göre daha uygun bir açıklama. Yani bu açıklamayı daha yönetim söylemiş kardeşim. Bu açıklamanın peşinden bu açıklamayı. Doğru. Şöyle yap. Camiayı biraz dağıtatan bir açıklama yap. Çünkü neydi? Türkiye budur. Türkiye'de motivasyon. Popülist konuşmak gerekiyor. Bazı şeyleri böyle önceden. Yani bu adam gerçeği söylemiş. Bir öncekinde gerçeği söylemiş. Doğru. Abi. 2-3 deneyime yani Drogba ve Snyder seviyesinde 2-3 oyuncuya daha ihtiyacı var. Söyledim onu. Ocak ayında bekliyoruz. Ocak ayında muhtemelen Galatasaray'da Riera, işte Dani veya değişik 2-3 tane yabancı gidecek. 2-3 tane önemli bir oyuncu alacağını söylüyor zaten yani. Yapacak Mancini. Dedik sezon başı yapılan planlamaya gördüğün zaman şimdi mesela Burma ne olacak mesela? 12 milyon vermişsin yani. Baktığın zaman Abramat'a vermişsin 8. Yani Galatasaray'da olacak bir ufak bir 25-30'luk falan Ocak ayında muhtemelen olacaktır. Ama Mancini yani şimdi bu Galatasaray takımı 2 sene şampiyon oldu. Ve güçlendi de sonra. Yani tabii o zamanki Fenerbahçe mi güçlü değildi? O zamanki Beşiktaş mı güçlü değildi? Trabzon mu güçlü değildi? Veya Mancini mi yeterli değil? Veya Fatih Terim mi çok üstün? Bunlar hepsi tartışılır sabahtan akşama kadar. Evet. Ama bir gerçek vardır. Mancini'nin bu sene Galatasaray işinin çok zor olduğu. İşinin çok zor olduğu. Evet. Yani Fenerbahçe eğer sezon sonuna kadar bir seri yaparsa Galatasaray'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü neden? Galatasaray ekstra 2 tane çok ağır maç oynayacak. Ne? Juventus ve Real Madrid 2 tane çok ağır maç var. Onun için yani Galatasaray'ın ben bilmiyorum. Ocağa kadar işi çok zor. Ocaktan sonra ne olur bilemem. Evet. Bu arada Sinan Engin trend olmuş. Twitter'da topik trend olmuşsunuz hocam. Bilginiz olsun. Ümit Kaptan. Ne diyorsun Mancini ile ilgili olarak, bu açıklamalarla ilgili olarak? 2-3 yani bir Drogba, bir Snyder, bir de onların yarısı kadar bir oyuncu daha lazım. Diyor, doğru. Doğru söylüyor. Zaten ilk açıklaması da... O zaman makas çok... daha fazla açılmaz mı rakiplerle? O Beşiktaş'ı zaman tamam çöker. Yani onun rakibini düşünecek Ertem. Yani, zaten onun rakibi Fenerbahçe baktığın zaman. Beşiktaş ona değil. Yanaşması için bir şekilde kadro kalitesini yükseltmesi lazım. Bir. İkincisi bundan önceki açıklaması da doğru bir açıklamaydı. Ama ona birisi dedi ki haklı olarak bak söylediklerin doğru ama hani bu ülke bunu kaldırmaz. Biraz daha hani umut verecek olur. Yem yap. Dediler. O da biraz daha düzeltti. Ben Mancini'nin yani söylemlerine, tipine, böyle şekline bakıyorum. Ben Mancini'nin düzgün bir insan olduğunu ve yani orada bak bütün oyunculara eşit şans vermeye çalışıyor. Bunu Inter'de de yıllarca yaptı. Hatta yanılmıyorsam Emre'nin bununla bir anısı vardı. Bak Emre'ye söylediği bak yılda 30-35 maç oynuyorsun. Burada 25-30 oyuncu var. Her oyuncu şans bulacak dediğini söylemişti. İnter'deyken herkese eşit şans vermeye çalışıyor. Ben başarılı olacağını düşünüyorum Mancini'nin. Peki hocam ne olur Real Madrid maçı? Real Madrid Galatasaray karşılaşması. Ya şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Hani tövbe yarabbim. Deniz Allah isterse. Bunu alalım artık Ahmet Ekran'ı. Real Madrid isterse kazanır, istemezse kazanmaz. Bu kadar basit abi, bu maç böyle bir şey yani. Evet, bu arada hashtagimiz de altta. Bence Real Madrid Galatasaray diye sonrasını ekleyebilirsiniz. Ne olur, maç ne olur? Ahmet Çakar, siz ne diyeceksiniz? Real Madrid Galatasaray karşılaşması ne olur? Berabere biter. Berabere. Kornerlerde mi? Yok, skorda. Ya hayır. Galatasaray kaybeder, kazanamaz. Hiç popülist falan konuşmuyorum. Galatasaray kazanamaz. Gönlüm çok ister ki şey Galatasaray kazansın ama. Gibi ezer falan demiyorsun herhalde. Onları sen söylüyorsun. O kelimeleri yo, yanındakine ben söylüyorum. Ben tırla mırla falan işim olmaz. Ben futbol terimleri yani kullanırım. Galatasaray takımının işi orada çok zor. Yani prestijini bak prestijini kurtarsın. İnşallah kötü bir sonuç olmaz. Ya belli ölmesin. Olmaz. Belki de yener futbol. Abi, inşallah bu. Yani 100 maçın 98'inde Real kazanır gerçeğini. Ya bu nedir biliyor musun? Yani şöyle bir yüzdeleme yaparız. %60'a %40 şansı var deriz Galatasaray'ın. Yani bu da ne olur? 2-0, 3-0, 3-1 böyle bir sonuçlar kötü değildir. Ha keşke kazansın.
Yani biz burada aksi ama yalan mı söyleyelim şimdi? Kalkıp dururken adamlar bize gülerler. Şimdi ben burada dersem Galatasaray ya Real Madrid orada yener dersem derler ki hadi lan bak işine derler adamlar. Bu maçın DSF'si vardı ama arkadaşlar bir DSF'dir. Türk yani. Telekom'da Galatasaray Real Madrid maçına Galatasaray kazanır diyebilirim. Dediğim zaman da kazanmıştı. 6-7. Geçen sene de dedim kazanmıştı. 6-7 ayrı bir şey. Ama ben bir şey söylüyorum. Galatasaray Telekom'da yenemeyeceği takım yoktur ama Real Madrid maçı çok zordur. Kazanamaz. Keşke gönlüm kazanmasın yani ama kazanamaz. Evet doktor sizin yorumunuzu rica ederim. Ben çok rahatım. Galatasaray kaybetmez. Yarın gece değil mi maç? Çarşamba gecesi Galatasaray kaybetmez. Ronaldo'nun oynamama ihtimali çok yüksek. Oynamayacak zaten. Bir açıklama yapılmadı. Ronaldo 99,9 oynamayacak resmi, zaten. Resmi bir açıklama var. Twitter'dan yayına girmeden önce gördüm. Son bir kontrol yapılacakmış. %99,9 Ronaldo oynamaz. Oynamaması çok etkiler mi? Oynamaması çok lazım. Etkiler tabii. Bence etkiler. Yani hocam Real Madrid'de çok... Sakatlığı var ya oynamazlar. Çok etkilerdir. Real Madrid'de Ronaldo oynamaz da. Tabii ki. Onun yerine başka birisi oynar. Hayır, yani, tamam ama Ronaldo da çok büyük yıldır tabii yani. Tabii ki dediğin doğru da. Evet. Benim fikrim şu. Şüphesiz öyle ama ben Galatasaray'ın da bu maçı stresli çıkacağını düşünmüyorum. Mesela stresli çıkacağını düşünmüyorum. Mesela 6-1'de de aslında stresli çıkmasa gerek yoktu ama o zaman Fatih Terim stresliydi. Fatih Terim'de bir genel problem vardı o dönem. Yani atılmadım işte mesajlar atılıyor tam o dönem. Ve dolayısıyla o yansıdı 6-1 bir korkunç skordu. 10 dakika daha olsa 11 olacaktı yani. Çok korkuyordu, kötüydü. Ben de çakarak atlıyorum. Ben 2-2 olacak diyorum. 2-2 bitecektir. Evet. Peki. Hocam Mancini Ancelotti. İyi arkadaşlar. İki İtalyan teknik adam. İyi takım arkadaşlarılar. Adam. İyi arkadaşlar. Birbirlerini severler. Onların fotoğraflarını rica ediyorum Ahmet. Nerede takım arkadaşı? Evet. Milli takımdan diyorsun. Milli takım. Ha. İtalyan milli takım. Aralarındaki yaş farkı 4-5 yaş vardır. Biri 64 doğumlu, biri... Biri 48 yaşında, birisi 54 yaşında hocam. 6 yaş. 54 Ancelotti. Aynı milli takımda oynadılar. İşte burada. Aa, bak o yılların milli takımı. Üzenga Antep'in ucusu. Baresi'ye bak. Üzenga tabii. Bak Baresi. Şey... Şu Maldini. Ancelotti nerede? Sonraki Bergamo adam. Ancelotti bak sağ tarafta. Şunlar Inter. İkinci evet. Inter. Baresi. Şu en sağdaki, Maldini. En sağdaki yukarıdaki Bergamo adam oynadım. Inter Arthur Zenga. Maçı. Ben Zenga ile karşı karşıya üç tane var kaçırdım burada ona. Donadoni var. Donadoni var. Vialli var. Vialli nerede? Vialli nerede? Mancini'nin yanındakini tanıyamadım. Ben Vialli 20 numara. Rasim sen bunların cikletten çıkmış resimlerini biriktirir miyiz? Ancelotti'nin arasındakini tanıyamadım. O ezbere biliyorum. Vialli. Maldini ne? Donadoni. Evet. Maldini. Baresi. Mancini. Bergomi. Yok Bergomi bu Ancelotti'nin yanındakiyle Maldini'nin yanındaki ikisini tanıyamadım. Bir de Mancini'nin yerde oturanı tanımadım. Bunlar İtalya 90. İtalya 90. İtalya 90. Evet. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Muhakkak belki sizin notlarınızda vardır arkadaşlar ama Ancelotti Carlo Fatih Terim'in Milan'daki halefidir. Mancini de Galatasaray'daki halefidir. Kesinlikle çok bak, güzel. Bak çok ilginç hocam. Ne? Milan'daki çok halefidir. Ancelotti Carlo. Bravo. Mancini de Galatasaray'daki halefidir. Biliyorsun Fatih Terim kovuldu. Ancelotti Carlo geldi. Fatih Terim kovuldu. Roberto Mancini geldi. İki halet. Mancini'nin Carlo Ancelotti ile ilgili yorumu var. Ne demiş İtalyan teknik adamla ilgili olarak? 2011 yılında birisi Manchester City'yi, birisi Chelsea'yi yönetiyor. Ancelotti'nin Chelsea'den gönderilmesi gündemde. Juventus'un başına geçeceği söyleniyor. Benim için de aynı söylenti var ama ben Juventus'tan teklif almadım. Ancelotti dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Eğer Abramovic onu gönderirse büyük bir hata yapmış olur şeklinde bir açıklaması vardı. Mancini'nin yine aynı şekilde Ancelotti de bu sefer Chelsea'deyken Mancini ile ilgili bir açıklama yapıyor. Çok yakın arkadaşlar, yakın dostlar. Londra'da sürekli olarak birbirlerine metiyeler düzüyorlar. Mancini üstesinden gelmesi zor bir teknik direktör. O çok akıllı biri ve takımını taktik olarak çok iyi hazırlıyor. Bu yüzden ona karşı zorlanıyorum. Bakın burası çok önemli. O çok akıllı biri ve takımını taktik olarak çok iyi hazırlıyor. Bu yüzden ona karşı çok zorlanıyorum. Mancini benim futbolculuktan bu yana arkadaşım. Milli takımda birlikte oynamıştık. Fakat bana karşı çok maç kazanmıştı. Inter'i çalıştırırken Milan'a karşı 7 derbide 6 galibiyet alması saygı duyulacak bir başarı diyor. Ama son Milan'ın haliyle Inter'de 3 sene üstü şampiyon olan Mancini'nin Inter'i de çok farklı.
Kaldı ki Galatasaray'la 7 maçın 6'sını kazanamaz. 7 maçın 6'sını da berabere bile kalamaz Real'e karşı. Yani bu Galatasaray için değil. Fener'de çalıştı Samançin'i. Real'le 7 maç yaptı. Evet, iyi futbolcularla itekliyor. Aynen öyle. Ama değiştirelim takımları. Ancelotti'yi getirelim, Galatasaray'ın başına koyalım. Mancini oraya koyalım. Aynı şeyleri söylüyoruz. Yani bakın şimdi yani. Ya insanın özü de. Fener abi yalnız birader teknik direktörleri hakikaten çok detaya indirgemiyor musunuz ya? Tamam doğru. Değil. İyi oyuncularla iyi teknik adam olursun. Doğru da. Neden olursun ama? Yani. Bir dakika hayır. Bir şey söyleyeyim. Şimdi Sergen'i Gaziantep'e getirdik. Hoca oldu değil mi? Kazandı bu hafta. Bundan sonraki sürece bakalım. Takımla alakalı her şey. Bundan inşallah kazanacaktır. Seri yapacaktır. Ondan sonra örneğini sana göstereceğim ben. Yani bir tek Beyaz Sergen'i bugün Beşiktaş'ın hocası yapsaydık ne olurdu mesela? Ne olurdu? Başarılı olur mu? Bence olurdu. Olur. Çünkü iyi takımı var. Şimdi iyi takımın, iyi futbolcuların varsa onu daha onlara daha bir rahat şey anlatırsın. Ya, şöyle bir şey olur mu? Ay bir bitireyim bak Rasim. Onlara bazı şeyleri daha iyi anlatırsın, daha iyi gösterirsin. Alır çünkü. Ne söylersen alır. Öteki türlü sen zayıf bir takıma karşı. Şimdi oyuna Beşiktaş'ta bakıyorsun mesela. Kadro derinliği olarak diyorsun. Şimdi Emenike giriyor oyuna Fenerbahçe'de. Evet. Galatasaray'da Drogba giriyor. Ama öteki tarafta Antep'te veya X bir Anadolu takımlarına baktığın zaman şaşırıyorsun kimi sokacağını. Öteki türlü büyük takımların kulübesinden gözünü kapatıyorsun. Şöyle bir şey şu gelsin de yani ama antrenör, peki sorun var. Antrenörlüğün tamam. Zaten senin antrenörlük eğer bir yeteneğin yoksa zaten sen antrenör olamazsın. Hocam zaten ona, sende ona şunu soracağım. Bir takım vasıflar vardır sende. Hani yarın Real Madrid Galatasaray maçına. Real öyle bir antrenör ver ki. Ve Galatasaray öyle bir antrenör ver ki Galatasaray gelsin. Yani Real öyle kötü bir antrenör vereceksin. Galatasaray'la öyle bir vereceksin ki şu kadro öyle Galatasaray kesin gelecek. Antrenör modeli yok. Öyle bir, yok mu? Sen dediğin gibi bir... Real dünyanın ne? Dünyanın ne? Cristiano Ronaldo'ya rica edeceksin. Arkadaş diyeceksin fazla topla gitme şöyle yana doğru git diyeceksin falan filan. Ya bu demek değil. Kedir en azından gidebilir de yani. Bak şimdi herhalde niye yenmesin? Abi doğruyu konuş. Takımı basına belirleri duruyor mu? Bak şimdi bak şöyle maç olur. Bizim Fenerbahçe mesela o dönem ben yok. Gittim Manchester'dayım da biliyorsun. Biz yendik Chelsea'yi. Ha Boric attı Boric. Boric attı. Chelsea'yi yendik. Galatasaray gitti. Arif abinin attığı maçta yendi. Yenmedi. 3-3. Beraber kaldı. 3-2. Neyse önemli değil. Çakal. 40 maçta böyle bir maç denk gelir. 2 maç denk gelir. Şöyle olabilir mesela. Maç başladı. Sert bir hareket Real'den bir kırmızı. 10-11 oynadı. He, bu yenme zor. Bak bu normaldir. Bak yine söylüyorum. Madrid'de yenmek çok zor. Ama Telekom'da Galatasaray'ı... Yani teknik direktörüm dehası bir şey yok. Bak Rasim'ciğim ya kabere bir şey. Oh. Bak 10 maçta bir şey söyleyeyim sana. 10 maçta... 8'i galiba Real alır. 8 defa, 7 defa... Ulan Mourinho bu önemsiz mi abi? Önemli değil. Bak anlatamıyoruz. Porto'yu yani. Mesela şey yaptı. İyi kardeşim. Senin zaten bir antrenörlük yeteneğin vardır ama senin iyi futbolcuların da elinde olması lazım. Şimdi sen Shakhtar Donetsk'in kaç para harcadığını falan transferleri falan biliyor musunuz? Lutescu diyorsun yani. Hayır bir dakika dur. Ben ne söyleyeceğini biliyorum. Yapma hayır. Veya dönelim öteki taraftan Porto'ya. Veya Madrid'e. Porto çok para harcamamıştır. Harcamaz olur mu? Nereden yani, baksan? Yani Porto şey o dönem bir Real kadar harcamadı. Biz, tabii. Bak Rasim, yani biz de 10-12 milyon euro falan veriyoruz. Büyük para diyoruz. Avrupalı buna bakmıyor. 60 milyona gidiyor, Falcao'yu alıyor. 40 milyon aldı Real Madrid, Atletico Madrid. Doğru diyor, biliyorum. Yapmayın yani. Şimdi bazı şeyler var. Sen zaten teknik direktör olarak... Güzel, teri mi? Ben öyle... Yani şimdi bak. Terimimiz 2000 yılın dehasıdır yani. Arkadaş, bak sana bir şey anlatacağım. Geldi buraya Del Bosque. İyi değil. Geldi buraya Aragones. Aynı Del Bosque gitti. Sayın takımını. Del Bosque. Del Bosque Cevatoca gibi bir adam. Del Bosque hiç öyle büyük bir teknik direktör. Yani biraz fark var aralarında. Cevatoca var. Cevatoca gibi fark var. Aralarında biraz fark var. Yani birisinin 100 milyon eurosu var. Dünya şampiyonu yaptır yani. Birisinin 100 milyon eurosu var. Cevatoca'nın 100 milyon eurosu var. Dünyanın en kariyerli teknik direktörü. Ben mesele şunu. Mesele şunu. Mourinho bak. Cevatoca'da çok değerli bir adam. Beyler. Ancelotti. Beni hep korkutmuştur. Adam değil midir? Ancelotti adam değildir derken aynen. Yıllar önce. Yine geldi. Bir dakika bir şey daha ya. Duyduğum, bildiğim. Ancelotti adam değil. Bir dakika lazım. Ancelotti. Çok enteresan baronlarla ilişkisi olan bir adamdır. Hayda. Bak net konuşuyorum. Mancini için bir şey söylemem. Bunu doğru söylüyorum. Bak. Ancelotti'nin çalıştırdığı takımlara bakın. Bugün çok ama çok büyük takımlara... Hocaları sadece o takımın başkan ve yöneticileri getirmez. Adama getirttirirler. Sen Terim için de öyle iddia ediyorsun bir yana. Hayır asla. Asla. Terim için böyle bir şey konuşmuyorum. Hayır, tekrar söylüyorum. Çok çok büyük takımlara
bazı antrenörleri sadece o takımın başkanı ve yöneticileri getirtmez. Ben bunu Türk takımları için değil, çok büyük takımlar. Chelsea. Kimdir hocam Ancelotti kadının arkasında güç? Vallahi şimdi futbol asla futbol değildir. Bakın, yani hakikaten biz burada futbol konuşuyoruz da insanların birçoğu da belki bize, özellikle bana, bu adam ruh hastası mı? Komple teorisyeni mi? Bilmem ne mi? Bilmem ne mi diyebilir. Hepsine de saygı duyuyorum. Ama ben böyleyim. Ölene kadar da eğer bu televizyonda da kalacaksam düşündüklerimi söylerim. Ancelotti futbol açısından son derece tehlikeli bir adamdır. Ama ne hikmetse daima dünyanın en önemli... Niye mesela Mourinho için bu ifadeyi kullanmıyorum? Mourinho Ancelotti kadar veya ondan daha ünlü, daha karizmatik, daha başarılı bir teknik adam. Niye bunu Guardiola için, Alex Ferguson için kullanmıyorum? Onlar da çok başarılı kariyerler adamlar. Ya da Arsene Wenger. Arsene Wenger için kullanmıyorum. Niye hocam Carlo Ancelotti adam değildir? Carlo Ancelotti, tekrar söylüyorum, dizginleri sadece kulüp başkanlarının... Kimdir hocam? Öğrenelim senden. Geçen sene özellikle Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'le ilgili rahatsızım kelimelerinin içeriğine bakın. Bilgisiz konuşmak çok kolaydır. Sırf bilmek de yetmez. Doğru olay şudur. Bileceksin, analizini yapacaksın, belli bir yere oturacaksın ve halka sunacaksın. Kabul görür görmez. Buna hiçbir lafım yok. Gördük geçen sene. Hayır, Real Madrid açısından konuşuyorum. Şu anda hani tencere yuvarlandı, kapağını buldursun. Ben Ancelotti'ye oldu bitti güvenmemişimdir. Şeyle diyorsun, anladım. Tamam. Beyle. Ben yarın akşam... Ya biliyorum, kabul ediyorum. Zaman zaman sizlere saygısızlık yapıyorum. Böyle yuvarlak konuşamayacağım. Maalesef hukuk denen bir sistem çıkıyor karşımıza. Hocam Ancelotti pardon daha olacak ya. Bir dakika. Langlung düşüncelerini söylediğinde karşına... O zaman şunu daha Ancelotti maçı satacak. Bak şimdi demek bakın arkadaşlar. Her iki takımda 5 oyuncusunun daha ona bağlı olması lazım. Valla keşke satsa. Zaten dünya futbolunun en büyük tehlikesi... Zaten bunu şikayet sürecinde de gördük. Menajerler dünya futbolunun gelişmesi ve sağlıklı kalması için, tabii her menajer değil, bir kısım menajerler en büyük tehlikedirler. Bunun patlayanları var mı? Var. Roman patladı mı? Bekali. Patladı. Popescu ile beraber Roman adliyesinde 3 veya 5 seneyle hükümle yargılanıyorlar, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şikayet olay mı? Yani yine sportif bir yolsuzluk. İlerine şike anlamında yok. Belki de bir vergi kaçırmaktır, futbolcu alışverişi. Tam detayı bilmiyorum ama. Bence bu internet var abi elinizde. Bizi izleyen yüz binlerce genç yaşlı. Her izleyicimiz önünde internet var. Açın bakın bu herif ne diyor, meczup mu diyor. Mesela ben dediğimin arkasındayım. Şimdi teyit ettirdim. Hani geçen bundan 15 dakika önce Drogba konusu var ya. Bana dünya futbolunda bir örnek gösterin ki bir santrafor Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci maçında, yarı finalinin ikinci maçında penaltıya sebebiyet versin. Penaltı kaçsın. Bir maç sonra Şampiyonlar Ligi finalinde yine bir penaltı yaptırsın. O penaltı da kaçsın. Schweinsteiger'e penaltı yapıyor Drogba, Ribera o da atıyor. Galiba Barcelona maçında Neukamp'ta Messi'ye penaltı yapıyor. Messi direğe vuruyor. Bir santrafor birbirini takip eden iki maçta kendi ceza alanının içinde iki tane penaltıya sebebiyet veriyorsa hiç tesadüf değil. Ama oyuncu atlaması olmaz ki penaltı. Forvet bu kardeşim. Tamam hocam. Stoperden bahsetmiyorum. Tamam abi, bahsediyorum. Penaltı yaptıran kim? Sen Drogba hangi penaltı diyorsun? Lehine yaptırdığı penaltı mı? Hayır ya, lehine ya. Kendi takıma lehine ya. Son iki maç, son Galatasaray bir şey. Onu demiyorum ben şimdi. O ayrı bir tartışma konusu. Bu ayrı bir tartışma konusu. Evet. Ben tesadüf değil. Tamam bitsin. Tamam. Carlo Ancelotti'nin Drogba ile ilgili The Times'a yapmış olduğu bir açıklama vardı sevgili seyirciler. Onu da ekranlarınıza getireceğiz şimdi Drogba ile ilgili olarak. 22 numaralı bantımızı rica edeceğim. Bu arada hemen belirtelim sevgili seyircilerimize, Sivas Spor Kulübü Başkanı Sayın Mecnun Otyakmaz'ın Galatasaray maçıyla ilgili olarak sadece Beyaz TV'ye, Beyaz TV Spor Servisi'nde Devrim Zengi'ye bir açıklaması var. Birazdan onu ekranlarınıza getireceğiz. Drogba'yı öldürmek istedim şeklinde bir açıklaması Ancelotti'nin. Menajer olarak futbolcularla problemimiz olmamalı. Bunu sadece bir kez Chelsea'de yaşadım. Bir oyuncu saygısızlık yaptı ve onu öldürmek istedim. Bu tabii ki imkansızdı. Drogba maça 30 dakika geç kaldı. Tabii ki onu oynatmadım. Burada önemli olan saygı şeklinde Ancelotti'nin Drogba'yla ilgili yorumu. Demek ki böyle rahatsızlığı var abi. Böyle bir tip var. Ancelotti'ye bunu yapan, Mourinho döneminde bunu yapan gelir burada herkese yapar abi. Demek ki belli yani. Orada orada bir disiplinsizlik olduğu abi. Belli abi. Hayır. Drogba hiçbir zaman Galatasaray'da böyle bir şey yapmaz. Daha Ancelotti'ye bir tavır var. Orta adam pilik atıyor.
Yani hayır, bu illa o şey olarak değil yani. Sadece disiplinden bahsediyor. 30 dakika geç gelmek gibi bir şey yapmaz. Yapamaz zaten. Niye? İngiltere'de kamp olmadığı için maçtan 2 saat önce soyunmasına toplanıyorlar. Burada bir gün önce kampa gittiler için öyle bir şey yapma şansı yok. Teknik olarak. Evet. Geçelim biraz önce bahsettiğimiz banta. Mecnunot Yakmaz'ın, Sivas Spor Kulübü Başkanı Mecnunot Yakmaz'ın gerçekten son derece çarpıcı açıklamaları. Sayın Başkan'ın Beyaz TV Spor Servisi'nde derin futbola yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz. Galatasaray'a yürekten başarılar diliyoruz bu zorlu yolculukta. Real Madrid karşısında sevgili seyirciler. Birazdan hakemi de ekranlarınıza getireceğiz. William Colum yönetecek İskoçya Futbol Federasyonu'ndan ama önce hakemim. Tamam, hakemi de tamamlayalım o zaman. Hakemi ekrana getirelim. Hakemle ilgili de bilgilerimiz var. Hemen Ahmet Çakar'a dönmek istiyorum. Hocama dönmek istiyorum. Hocam İskoçya Futbol Federasyonu'ndan. Genelde bize uğurlu gelen bir hakem. Bir gelsin ekrana hakemin DSF'si. Real Madrid Galatasaray karşılaşmasını yönetecek. 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Real Madrid Galatasaray maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Colum yönetecek. Ve İspanya'nın başkenti Madrid'deki 21.45'te başlayacak karşılaşmada Martin Krinyas ve William Conquer yardımcıları olacak sevgili seyirciler. Daha önce Galatasaray'ın 2 Fenerbahçe'nin 1 maçını yönetmiş ve Türk ekipler bu maçlarda hiç yenilgi almamış. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray. Hocam tanır mısınız? Tanırım. Nasıl tanırım misiniz? Yani yeni yeni Avrupa'nın sayılı hakemler arasına girdi. Dünya Kupası adaylarından biridir ama büyük bir ihtimal gidemeyecek. Çünkü Avrupa'dan 10 tane hakemin gitme ihtimali yüksek. 10 tane. Ki Cüneyt Çakır da işlerinde. Ama çok yetenekli bir hakem. Genç bir hakem. Hiç taviz vermeyen, disiplinli bir hakem. İyi bir, çok iyi bir hakem olacak. Hocam UEFA bir hata yapmış olabilir mi? Ne ben gibi? İlk defa böyle bir şeye rastlıyorum ne çünkü. Gibi? Cüneyt Çakır İskoçya'ya Celtic maçına gidiyor. Bir evet. İskoç maçına gidiyor. Evet. Milan maçına. Bir İskoç hakem Türk takımının maçına geliyor. Ne var bunda? Yani şey, genelde bu tip böyle eşleşmeler yok, genelde böyle... bu tip eşleşmeler olur canım. Ya hiç çok normal, son derece normal. Çok son yani, top. Genelde UEFA yani, hayır yani bu çok şey bir şey değil ama ben bu hakemin ileride yani belki şu anda yavaş yavaş tepeye yaklaştı. Daha Cüneytlerin seviyesine erişmedi ama birkaç sene içerisinde Avrupa'nın sayılı hakemlerinden biri olacağını düşünüyorum. Seyrettim bir iki defa. Geçen sezon Fenerbahçe'nin Lazio karşılaşmasını yönetmiş. 2-0 mağlup etmişti Fenerbahçe, hatırlayacaksınız. İyi de yönetmişti. Evet, iyi bir maç yönetmişti ama orada da İtalyanların çok tepkisi olmuştu, hatırlayacaksınız. Penaltıydı verdi. Evet, geçelim şimdi az önceki anons ettiğimiz banta. Sayın Mecnunot Yakmaz'ın röportajına gidelim. Devrim Zengi sordu. Sayın Başkan cevapladı. Öncelikle Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. İşte teleröportaj. Puanın fazla olduğunu düşünüyorum. Tamam, penaltı kararları değerlendirmeye uymuyor, şey yapmıyor, dahil edilmiyor. Onun farkındayız. Hadi penaltılara bir şey demesek bile ben bazı yorumcuların söylediği gibi Ümit'in ikinci sarı kartına ve birinci golden önce faul olduğuna inanıyorum yani. Fazla puan verdiklerini düşünüyorum. Ulenberg var biliyorsunuz hocam, hakem hocası. Kendisi gayet düzgün maç yönettiğini, kartlarda ve penaltılarda haklı olduğunu söylemiş başkanım. MHK'de tabii ister istemez bunu örnek gösteriyor. Bu konudaki düşünceniz nedir? Ya şimdi bir hocanın söylemiş olduğu sözün üstüne söz söylemek de bize yakışmaz. Neticede o hocaların hocası konumuna gelmiş bir insan. Ama ben de kendi tecrübelerimle maçı izlediğimde çok önemli takım hatalarını gördüm yani hakemin. Hocayla bir değerlendirme yaptınız mı Carlos'la? Sayın Carlos'la kendisi ne diyor acaba? Yani bu tip olaylar burada bu futbolun ilerlemesinin önüne geçer gibi bir yorum yaptı ki ben de hak verdim. Hocamız da daha önce Erciyes Fenerbahçe maçında biraz eleştiri almıştı. Onun üstüne yine bir Galatasaray Sivas maçı gibi bir maça verilmesi de sanki ben bir hata olarak görüyorum yani. Yani daha stressiz, onun altından daha rahat kalkabileceği maçlardan sonra böyle Galatasaray maçlarına veya bizim maçlarımıza verilseydi sanki daha iyi olacaktı. İşte maçtan sonra Burak'ın izinsiz sahaya girdiğini söyleyip eleştirmiştim. Orada da yanılmışım. Hocanın içeriye girmesi yönünde de bir hareketi de varmış.
Varmış. Ama evet, neticede burada yapılan hatalar bizi sadece bu maç değil, önümüzdeki haftalarımızı da etkiledi. Bizi rahatsız eden bu. Hocanın da gereğinden fazla puan aldığını düşünüyoruz. Geçen sene arkadaşlarla kendi aramızda bir toplantı yaptık. Yani herhalde 5-10 puanımız gitti diye hesap ederken birebir inceledik arkadaşlarla. 20 puana yakın geçen sene hakem hatalarından dolayı. Sayın Roberto Carlos maçta özellikle Burak'a çok tepki gösterdi. Kendini her pozisyonda yere atıyor diye. Bu konudaki düşünceniz nedir sizin? Şimdi bakıyorum, yani Burak'ın da ufak tefek numaraları çok fazla oluyor saha içinde. Ve her maçta da bizle oynadığı her karşılaşmada, geçmiş takımlarda da öyleydi. Hep böyle muvazalı, bir itmeli, kalkmalı, çekmeli bir takım veya kendisini atmalı gibi bir takım şeyler oluyor. Bir de işini iyi yaparsa, mesela Ümit'in pozisyonundan sonraki kendini atışı atmosferle birlikte birleştirdiğiniz zaman ve hemen taraftar tepkisini aldığınız zaman öyle bir etkili oluyor ki hakem otomatikman sarı kart göstermek zorunda kalıyor. Veya Kadir'de golcünün kaderiyle veya bir takımın kaderiyle oynuyor. Her ne kadar sen bir avantaj sağlamış oluyorsun ama yani insanların hakkı da geçiyor sana diye daha dikkatli ol, bu tip şeyleri yapma diye birilerinin de tavsiye vermesi gerekir diye düşünüyorum. Veya vakit geçirmek için uzun süre yerde yatma, dışarı çıkmakta ağır davranma falan. Yani bunlar büyük futbolcuların başvuracağı ufak tefek numaralar değil bence yani. Ben fazla polemiklerin içine girmek istemiyorum. Yani önümüzde bir Yargıtay süreci var. Evet. Çok böyle ortalıklara çıkıp ileri geri konuşmak istemiyorum. Aslında konuşulacak çok şey var. Yani çok mağdur edildim. Çok yani itibarımızla oynandı. Şimdi bunları bu yönde savunma yapacak biraz daha soru işaretleri varsa toplumun beyninde onları açıklayacak biri ki açıklama yapmak isterim ama bu da çok ses getirecek. Yargıtay sürecinden önce yanlış anlaşılacak. Dolayısıyla şimdilik susmayı, Yargıtay'dan çıkacak kararı bekliyorum. Mesela herkesin söylediğine söyleyecek o kadar çok lafım var ki. Aslında söyleyeceğim çok şey var ama şu zamanda söylememek lazım. Tavsiyeler de o yönde yani. Hakikaten çok bir şey söyleyeceğim. Yani ne sahte kahramanlar var söyleyeceklerimizle. Gerçek foyalları ortaya çıkacak ama. Evet, Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. İyi gazetecilik olmuş. Öncelikle olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Özür dilememiz lazım. Soyadı Ot Yakmaz mı? Oldu evet. Yakmaz mı diye. Diyarbakır'ın D'siyle evet. Ot yazmış arkadaşlar, ayıp olmuş başkana. Doğru mu? Evet, Ocak kere o kadar da olur. Yaz hatası olmuş. Yani kötü niyet olmadığını söylemek istiyorum tabii, burada. Tabii. Bir hata olduğunu sadece söylemek istiyorum. Başkan Ot Yakmaz mı? Ot Yakmaz. T ile mi? T mi? Arkadaşlar T ile diyor. Evet. O zaman çekettiler ama arkadaşlardan özür diliyorum. Evet. Öyle şeylere takılmaz. Hocam Mecnun özür dilemen lazım. Mecnun Başkan özür dilerim. Kaptan ne diyeceksin Mecnun Başkan'ın açıklamasıyla ilgili? Şimdi ben tabii başkanla dostum. Gün aşırı hemen hemen görüşürüm. Mesela sahte kahramanlar sözü. Kimi kastediyor acaba? Ya, abim gibidir demem, abimdir o kadar söyleyeyim. Ama hapishanede ziyaret etti miydin? Az bile söylemiş. Az bile söylemiş. Bir defa futbol kısmını inanılmaz güzel ifade etmiş. Yani birçok başkana örnek olmalı. Çok net bir şekilde söylemiş. Kırmadan, dökmeden ama başarılı başkan. Sıkıntılarını net bir şekilde ifade ederek. Diğer tarafını ben onunla yaşadığımı bildiğim için az bile söylemiş. Şimdi bakın yani biliyorum ben onun hani mağdur olduğu tarafları da biliyorum. Şimdi bakıyorsun kimsenin cesaret yani takım açısından da baktığın zaman Roberto Carlos'u ilk antrenör deneyimine getirip çok başarılı. Ona destek olması, gerek oyuncularına göre görevlerini yerine getirmesi, yani her türlü yani bu ülkede çoğu başkana örnek olacak bir başkanlık duruşu sergiliyor. Zaten bu 3 Temmuz süreciyle ilgili yani son yaptığınız söyleşi onda da az bile söylemiş. Ve çok
duruşuyla aslında örnek olması lazım. Ortamı germiyor. Konuşacak çok şey var ama diyor. Konuşmamak lazım diyor. Çok ses getirir diyor. Yani yapıcı olmaya çalışıyor ki mağdur olan insan. Kaptan yani, kimleri kastediyor? Yani aklı selim olan herkes kimleri kastettiğini anlıyor. Ben bunu niye söyleyeyim yani şimdi? Dün seni eleştirdiğin kişi mi? Ben kimseyi eleştirmedim ya Rasim. Ya şimdi kimse ben ortada mevzu ya. Söz konusu olursa söylerim yani. Eğer benim kendisini eleştirdiğimi düşünen biri varsa bağlanır ben söylerim. Şunu yani. Veya bunu evet. Eleştiriyor demek bize düşmez. Yani birisine bir şey söyleyecekse ismiyle zaten hitap eder. Meclum Başkan da aynen kimseden öyle. Çekinmez. Asilinden, asaletinden bazı şeylere konuşmuyordur. Ya ben biliyorum konuşmak abi istemez de hayır. Ama hakikaten itibarsızlaştırma çok bir takım şeyler. Onun da bildiği şeyler var. Onun da anlatacağı şeyler var. O da zamanı gelince bazı şeyleri belki anlatacaktır. Ama şu an susması en doğrusudur. Türk futbolunun sulha, sağlığa, dostluğa ihtiyacı var şu ortamda. Tabii. Onun için adam gibi adamdır. Benim arkadaşımdır, dostumdur. Adam gibi adamdır. Yıllardır da kulüp başkanı yapar ve çok bütün kulüp başkanları tarafından da ayrıca çok sevilir. Bunu da duyururum. Ama dediğim gibi konuşmaması, şu an ortama gelmemesi çok güzeldir, doğrudur. Ama yargıtay sürecinden sonra onu da söyleyeceği bir takım laflar vardır. Ama biz burada şunu kastediyor, bunu kastediyor, şununla ilgili, bununla ilgili falan bilmece bulmaca çözmemize gerek yok arkadaşlar. Hiç gerek yok böyle şeyleri söylememize. Gerekenleri zaten kim ne istiyorsa zaten onu üstüne alır. Cevabını istiyorsa verir ama kimseyi kastettiğini falan zannetmiyorum. Ama kendisi geniş anlamda konuşuyor. Yani geniş diyor. Yani çok diyor enteresan konuşmalar var, tapeler var, konuşmalar çıktı. Şöyle bilmem ne oldu falandı filandı. Yani belki bunlar 10 sene sonra 20 sene sonra bugün sizin Ahmet Kaya'yı mağdur olarak gösterdiğinizde belki bu insanlar da olabilir. 15-20 sene 15 sene sonra bizden yani tamamı yürüyecek. Değil. Bak şu var. Ben 3 Temmuz sürecinde de hukuki hatalar yapıldığını düşünüyorum. O zaman da söyledim ama evet. Ana dava doğru. Ama biz daha ilk günden şey. Mesela Ahmet Hocam'ı hiç unutmuyorum. Ağustos 2011'de çıktığımızda bazı sıkıntıları da söyledik. Ya bak şurada şu biz iddianamede bir şey yanlış anlaşılmış değil mi hocam? Ya hatırlıyor musun? Konuşmuştuk. Yani bunlar olur. Ben Mecid Olacak Mazda'yla ilgili daha ben onu söylemiştim. Ya Rasim bir biraz şey var. Ahmet Kaya'yla yani, ilgili 15 sene önce yani 15 sene sonra ama orada şey var. Aklına gelir miydi? Gelirdi. Çünkü gelmedi. Ben daha ya, ben 7-8 şöyle söyleyeyim. 8-9 senedir o olaya takıktım. Diyordum ki ama bu kadar büyük cinayet oha diyordum. Diyordum ki eğer bir gün medyaya girerse bu işi kafaya takacağım diyordum. Allah yukarı. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada Rasim. Da haklı. Rasim sana bir şey söyleyeceğim sana. Arasınlar ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Haklan arasınlar. Bir şey söyleyeceğim sana. Ahmet Kaya'yı orada bir gece tamam tasfiye etmek söz konusu değil. Sonrasında ya neyse bak bir şey söyleyeceğim. Sahte haberler. Ya kardeşim Türk medyası 3 senedir 2 senedir Aziz Yıldırım'ı paramparça yaptılar ya. Aziz Yıldırım'ın ne yani orada belaltılar varsa şey, bak. Belaltılar da var Aziz Yıldırım'ın her şey var. Biz yaptık Aziz Yıldırım'a bir dakika. Biz yaptık belaltı. Aziz Yıldırım mevzusu değil de başka bir şeyden söyle. Sen yapma en ağır eleştirileri yaptınız ya. Sen yaptık ama belaltı vurmadık. Bakın hiç burada vurmadık. Aziz Yıldırım burada Aziz Yıldırım 3 senede yapıldı neler yapıldı ya. Aziz Yıldırım da bu ülkenin evladıydı yanına bakarsanız. Cevap vereyim mi? Ver. Bir Aziz Yıldırım zihniyetinin muhalifiyim. Hep de muhalif kalırım ama Aziz Yıldırım'a özellikle bir konuda söyleyeyim şimdi. Resmen bel altı vurulmuştur. Biz burada girmedik. Israrla girmedik. Çünkü o gerçek bir itibarsızlaştırma operasyonudur. Belli bir konuda. Asla girmedik ve bakın Aziz Yıldırım'ın da bana açtığı dava yoktur. Olsa dava açardı. Normal eleştiri yapmış. Ya bir şey söyleyeyim. Hakaret etsen, iftira atsan dava açar. Hayır, herkes bu eleştiriliyor. Bu ülkede eleştirilmeyeceği bir kaydı yok. Hakaret. Hakaret var, iftira ayrı. Ben Aziz Yıldırım eleştirilmez veya başka şey eleştirilmez diye bir şey. Eleştiriyor muyuz ya? Hayır. 15 sene sonra belki farklı bir şey olacak. Bunlar diyecekler ki ya yapılanlar yani yanlış denilecek belki de bahşede. Tamamına denemez. O yani. Zaman ben diye ama içeride yanlışlıklar var mıdır? Vardır. Tamamına denemez. Ama başka şeyler ama vardır. Ama kapandı gitti. Evet. Türk futbolunda. Yok kapandığını zaman düşünmüyorum. 3 Temmuz operasyonu yalnız yanlıştır demek doğru olmaz. Şimdi yani öyle bir sayfa şey açılmıştır. Türk futbolunda bazı şeyler önlenmiştir. Yani yararlı olmamış mıdır işte bu? Olmuştur. Niye olmasın? Bazı şeyler önlenen en azından. İçin baktığın zaman telefonda artık şu şey yoktur ya. Hadi ne diyorsun abi, maç falan diye gırgır bile yapamazsın mesela yani. Acaba diyebilirsin. Evet. Miroslav Stoh biliyorsunuz Yunanistan'da PAOK takımında forma giyiyor. Yaptığı bir açıklama. Yaptığı bir açıklama gerçekten son derece şaşırtıcı, enteresan bir açıklama yapmış Yunanistan basında. Altyazıyı alalım arkadaşlar. Miroslav Stoh'un
grafiği gelsin. Ne söylemiş, neler söylemiş bir izleyelim. Bakalım, daha doğrusu okuyalım. Kanıt olmadan haber yapıyorlar. İşte karşınızda Türk medyası. Bunu Yunan basında söylüyor. Kanıtlamaya bile gerek duymadan haber üretiyorlar. Orada bulunduğum 3 yıllık süreçte de aynılarını yaptılar. Maçlardan sonra maksimum 5 kere dışarı çıkmışımdır. Buraya geleli 4 ay oldu ve sadece 1 kere dışarı çıktım. O günde benim doğum günümdür, ayrıca isimliydik. Bunu gerçekten anlamıyorum. Slovakya'da da öyle bir gelenek var. Başarınızdan dolayı sizi aşağı çekmek isterler şeklinde. Yani Türkiye'de başarıdan dolayı aşağı çekmek isterler şeklinde. Gelmişsin doğru o zaman. Bir açıklama. Hayır, bunu Yunan medyasında da yapıldığı için söylüyor değil mi? Yok. Yok, orada yapıldı. Bizi şikayet ediyor. Yunan medyasında yapılır. Bir şey söyleyeceğim. Aynı medyada. Bir şey söyleyeyim mi gittilerden? Evet, kiralık. Döndüğü zaman diyecek ki onların yalanıydı. Ben öyle bir şey söylemedim. Gelmesin o zaman, oynamasın İstanbul'da. Yani İstanbul'da oynamasın. Nereye gitti? Yani o zaman gelmesin, çok beğenmiyorsa. Burada sanmasın bu. Sanmasın ki Milan'a gitti. Yani burada bu. Hayır, Stoğ'un bir de bir sürü biliyorsunuz hani. Çok da var yani. Çok enteresan. Yani çok da bir sürü şeyler de var. Ama yani o zaman gelmesin, beğenmiyorsan gel. Ama Türkiye bu. Türk medyasına olan eleştirileri de şey yapmak lazım. Böyle direkt saldırmak lazım. Eleştiri varsa değerlendirmek lazım bazen de. Doğru. Beğenmiyorsan oynamazsın, gelmezsin kardeşim ya, o kadar. Başka ne diyeceksin Stoğ'a? Ben bu Stoğ'u mutlu etmek için mi konuşacağız burada yani? Neyse o. Biz söyledik seninle ilgili şeyleri kardeşim. Bu takımda olman gerektiğini Fenerbahçe, ama sende sorumsuz bir sürü şeylerin vardı. Arkadaşların gol atıyor, sen sevinmiyorsun, kulübede duruyordun falan filan. Biraz da sen de kendini sorguda Stoğ. İnsanların en zayıf yanı eleştiriye tahammülü olmamalarıdır. Mesela dünyada eleştiriye tahammülü olan, en fazla olan insanların başında ben gelirim. Sen de değilsin. Ben kanlı olursun, seni eleştirdikleri vakit bağırırsın, çağırırsın. Hocam, tuhaf bir adamsın. Bana Türkiye'de en çok hakaret edilen insan, ilk üç insanlar biri benim. Sen hakikaten şey, valla peygamber gibisin konuşmadan. O kadar beyefendisin hayır, ki. Hayır ya, bir dakika ha. ben adama tam sert şimdi giydiririm. Şimdi bak, ben bu stoklara falan şunları söyleyeyim. Buna bütün futbolculara söyleyeyim. Yılda 2-3 milyon euroyu kazanacaksın. Kaç adam öldürmek lazım? Biliyor musunuz beyefendiler? Yılda 2-3 milyon euroyu kazanacaksın. O ülkenin en şöhretli, bir bakan kadar, bir parti lideri kadar şöhretin olacak. Girdiğin her yerde el üstünde tutulacaksın. Ondan sonra eleştirildin mi canın yanacak. Bunu herkes için konuşuyor. Fatih Terim'den, bir de Türkiye'de eleştiriyi en fazla şey yapan, rahat davranan sevgili Yıldırım Demirören'dir. Bir de Mustafa Denizli'dir. Bunları eleştirirsin. Bazen ağır eleştirirsin. Gördük ya, öpüşürler. Çünkü bunlar gerçek demokrat bunlardır. Doğru. Ama hocam yani, yalan haber ayrı bak. Eleştiri ayrı. Bak, yalan haber başka bir şey. Yani gece çıkmışsan, bunu haber yapmışlarsa çıkmışsın da çıkma. Eğer rahatsız oluyorsan çıkmayacaksın. Bu kadar basit. Yoksa herkes her şeyi... Yani Yunanistan'da çıkmadım diyor. Hayır, ben burada sanki Yunan medyasına da bir sallama var diye düşünüyorum. Bak çünkü Yunanistan'da var diye düşünüyorum. Yunan medyası çok bizim önemli bir şey değil ya. Evet. Kardeşim, Ümit Özat'ın sürekli olarak... üzerinde durduğu bir futbol sezonun başından beri efendim. Bir açıklama yapmış değil mi? Evet, o açıklama yapmış. Onu ekrana getiriyorum hocam. Bir şey mi söyleyecektin yoksa açıklamadan sonra? Yok, onu mu diyeyim? Kadreş'le ilgili. Birinin bacağı kırılmazsa oynayamam. Kariyerimde ilk kez maçları yedek kulübesinde değil, evde televizyon karşısında izliyorum. Bu durum kariyerimin en kara kısmı ama bunu da yaşamak varmış. Birinin bacağı kırılmazsa forma şansı bulamam. Ancak... geriye dönüp baktığımda hiç pişmanlık yaşamadım. Bana uzak düşünceler bunlar. Benim için tecrübe oldu burası. Lig bitene kadar burada kalıp direnmeyi planlıyorum. Evde 3 milyon euro kazanıyor. Diyebilir miyiz hocam? Neredeyse 2,5-3 milyon euro. Yok, anasının aksiyonu gibi helal olsun. Veriyorlarsa kazanacak da. Çok profesyonel bir açıklama. Güzel bir açıklama. Tebrik etmek lazım. Aslında birinin bacağı kırılmasandaki şey... takımdaki adalet sistemini, takımını ve şeyini anlatıyor. Yani bu önemli bir şey. Yani kendisini getiren bir hocanın bile... oynatmamasını anlatıyor. Burada eleştirecek biri varsa kardeşi, bence Ersun Yanal'dır. Kardeş değildir. Aykut Hoca mıydı? Yani Ersun Yanal döneminde anladı. Aykut Kocaman liste verdi de gelen hoca, giden hocanın listesiyle transfer yapıyorsa bir anormallik vardır o işte. Bir tweetle ilgili bir şey okuyor. Tribün Dergi diye bir tweet sitesi var biliyorsun. Türkiye'de biraz popülist konuşmak lazım demişim ben. 5 dakika sonra da demiş ki hiç popülist olamayacağım. Galatasaray Madrid'i yenemez. Şimdi bak, bu konuşmayı da o şekilde söylemedim. Şimdi bu şekilde gördüğü zaman insanlar dinlemediği için konuşmayı tam anlayamıyorlar. Evet. Şimdi ben dedim ki Mancini'nin konuşmasından esinlenerek dedim ki Mancini normal konuşmuş. Ama sonra demişler ki hoca sen öyle konuşma, biraz popülist konuş. Yani takımını. Sonra ben kendi adıma konuşuyorum. Mancini konuşmasa ben kendi adıma söylüyorum. Hiç popülist konuşamayacağım diye Galatasaray ile ilgili. Tribün Dergi arkadaşlar böyle yazmışsınız ama biraz düzeltirseniz iyi olur. Yani evet. Okuyanlar tam anlayamayabilirler. Doktor siz ne diyeceksiniz? Hangi konuda kardeş? Kadleç'le ilgili olarak. Şimdi Kadleç
tribünlerdeki arkadaşlar hayatında kazanmadığı parayı kazanıyor oturduğu yerde. Bunu gelirken düşünecekti. Bu Türkiye'deki yabancı kontenjanı, oynayan oynamayanın ne olacağını düşünecekti. Karar kendisi paraya geldi. Zaten o Türkiye'ye paraya geldi. Herhalde Leverkusen'da aldılar. Hocam Leverkusen'da alabilecekleri en kötü yabancıyı aldılar ya. Başka ama sonuç olarak o niye geldi? Aldılar. Çok büyük paralar verdiler. Caner Berkin, kendisi oturduğu yerden herhalde yılda 1,5 milyon euro falan kazanıyor şu anda ya da 2. Çıtır çıtır kazanıyor. Dolayısıyla sezon sonunda bakacak. Yani çok önemli değil kaldık. Tabii ki yani giremiyorsan evinde seyredeceksin ya da stada gel loja da seyret bilemiyorum. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir bantı var. Ben kendisinin iyi niyetine dayanaraktan bir görüntü ekrana getireceğim. Hazır mı arkadaşlar? Hazır mı çıkardın? Görürsün. Hazır. 28 numaralı bant. Bana ekrana gelsin. Bir şeyler var yine. Estağfurullah öyle bir şey yok. Bir ekrana gelsin bakalım. Rasim Galatasaray bu grupta ne yapar? Bak çok açık söylüyorum. Zor. Yani geçen seneki gibi değil. Çıkması başarı olur. Bak çıkması başarı olur. Hani geçen sene olmalıdır diyordum. Ama ben söylüyorum. Galatasaray bir kere ilk maç Ali Sami Yen'de Aslantepe'de Real Madrid'i yener. O önemli motivasyon verir ve ben diyorum ki Galatasaray turu geçer. Bu gruptan çıkar iki. Diyorsun. Bu gruptan çıkar. Hatta daha iddialı da söyleyeyim. Bu gruptan çıkmazsa gelirim. Burada sakalımı keserim. Hatta daha iddialı da söyleyeyim. Bu gruptan çıkmazsa gelirim. Burada sakalımı keserim. Evet Rasim. Söylemişiz. Alacağız gerekirse makası. İlkinde reklam girersen reklam teklifi. Öyle mi? Millet. Abi bütün sakalları keseceğiz. Hayır canım. Makasla. Makasla. Öyle yok. Öyle bütün sakalları keseceğiz. Bunlar yapmayın. Bu sakal. Olur hocam. Sakalı çok yaptık zamanında. Yaptınız değil mi hocam? Sakal, makal, bilmem ne. Jartiyer. Jartiyer yaptın mı hocam? Yani bir benzeri şeyler konuşmuşuz. Reklam bile geldi hocam. Önemli değil yani. Galatasaray bu gruptan çıkamazsa sakallarımı kesemem. Dedim hocam 1 Eylül'de dedim. Önemli bir iddia ama. Hatta Ertem yoktu çünkü başbakanımızın şeyini sunacaktı. Evet. Belgesini sunacaktı. Şimdi valla çıkmazsa keseceğiz hocam. Sen aslında sakalsız da güzel çocuksun. Niye sakal bir denesene parlaklığı. Nagen öyle seviyor hocam ne yapalım. Ha, bak, bir kere Amerika'dan döndüğümüzde kestik. Nagen öyle seviyorsa ne yapalım bir şey diyemeyiz. Anladın mı? Bir daha söyle bir daha söyle. Yengeye bravo. Amerika'dan döndük. 2012 yazında. 1,5 ay kaldık döndük. Ben de orada hiç kestirmedim. Meksika, Küba, Müba gezdik. Şöyle oldu tabi. El kaydıcı gibi uğurladılar beni New York Havalimanı'na. Ondan sonra geldim. Dedim ki sıkıldım bir kestireyim. Full kestirdim. Eyvah. Eve almıyordu. Onun için o günden beri sakalımı ancak makasla kesilmiş. Hiç hayatımda sakalım ve bıyığım olmadı biliyor musun? Hayda. Öyle bir şey anlattın ki hocam. Yani sanki böyle. Hiç küçükken benim oyuncağım olmadı. Evet. Gibi böyle. Ya, 50 yaşında bir erkek hayatında bıyık bırakmamışsa ya bıyıkta bir arıza vardır ya erkekte bir arıza vardır. Bir dakika. Hayda. Hocanın düşünüyorsun. Böyle Osman Tamburacı gibi bıyıklar oldun hocanın. Valla düşünsene hocam. Ne bıyığım ne sakalım. Ya burada var ki ne yapıyor bana burada bu. Evet, anlaşılan hoca ki, niye bu sence hiç sakal büyük bırakmadın? Biz programımızın sonuna temiz geldik. Temiz hoca her memurdan geldiği için sabah memur büyük bırakamaz mı? Her memur hayır. Var mı? Ben büyük bırakamıyorum. Bir müsaade isteyeceğim. Almanya'da şu anda bizi izleyen Serdar ve arkadaşları. Serdar Topçu. Almanya'da bizi şimdi bir grup seyrediyor. Evet 7-8 kişilik bir arkadaş grubu. Gezmi abi seyrediyor. Gezmi Umut Berkan doğru er. Bizim Ankara. Gezmi Umut da kimdi ya? Bizim Gezmi abi. Antrenör müydü? Değil. Evet Mutlu. Gezmi Mutlu. İmren, kim o? İmren Lakan, şeyden Almanya. Başka selam söyleyeceğim var mı hocam? Süleyman ne yapıyor? Ya hepsi ya. Süleyman hocam. Bize rahmetle. Çanakkale'de, Akonotel'de arkadaşlarımızın hepsine selam söylüyorum. Cep Özcan'a selam söylüyorum şimdi. Yine Gül'den Emine Elmas Hanım Efendi de bir selam bekliyor. Onlara da selamlarımızı... Ben Instagram'daki benim sevgili arkadaşlarıma bana buradan güzel metiyeler yazanlara. Hadi böyle birisi bir şey yazıyor. Londra'da da bir arkadaşım var. Ona da selam söylüyorum. Hemen blok. He? No, doğru, doğru. Hemen blok. Yok abi hepsi dava. Esen Nur canavar abi asla. Düzeltecek mi? Adam gibi olacak bu Twitter'cılar. Hocam bak eleştirileri kanunsuz der şimdi sana hocam. Ne alakası? Eleştiri. Eleştiri yap. Hakaret. Küfür hakaret var. Ondan sonra ben hep söylüyorum. Adam gibi olacaklar. Emniyetimiz de savcılarımız da sağ olsun. Aslanlar her emniyetimiz gibi. Var ya hiç af yok abicim. Hepsini buluyorlar. Rasim Ozan Beşiktaşlı taraftarlar bir özür bekliyorlarmış senden. Ya bak. Dost acı söyle. Ben burada Beşiktaş'a özür bekliyorsa Fenerbahçeliler ne yapsın? Beşiktaş. Yemin ederim yani. Bak ben burada
Beşiktaş Yalaklı'da yapar. Beşiktaş'ta gitmeyi çok severim. O semtte. Kuluçeşme'de 7 sene oturdum. Beşiktaş. Seni ben bir adamla tanıştıracaktım biliyor musun? Bir tane Allah rahmet eylesin benim kardeşim. Her kampa maç akşamları gelirdi sessizce, tatlı getirdi. Optik vardı bizim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Öğretmenler günde döndü. Hoca optik mi? Optik başkanı yok. Değil hocam. Öğretmen de aslında. Çocuk. Yani kardeşimdi. Allah rahmet eylesin. Öğretmenler günde de kardeşimi kutluyorum. Hasta Beşiktaşlıydı. Bak. Nazar boncuydu. Sen optikte bir oturacaktın. Beşiktaş'la ilgili bundan sonra çıkıyor. Optik. Hocam optik bak. Optik çok değerli bir çocuk. Hocam bak inanın. Her kampa İmraniye'ye baktı. İmraniye'ye her kampa kimse giremezdi. Optik kendisi bir kutu patlatlıyla Allah rahmet eylesin. Her kamp maç akşamı gelirdi. Sinan abi bak benim inan ters motivasyon oluyor. Beni sokakta durduruyorlar. Şimdi tek durdurmuyorlar çünkü Beşiktaş kötü gidiyor. Onur Ocak sürü bak sivil ben diyorum kardeşim şampiyonunu anlattım. Espridir bu. Beşiktaş kötü mü gidiyor? Ya şu Beşiktaş... an ilk sefer böyle 4'te 4 5'te 5 gitti ya. O dönem. Oğlum, Beşiktaş'ı anlayabilmen için. Dur hocam bir saniye. Beşiktaş'ın havasını suyunu. Ya kullandı. Sen Beşiktaş'ı doğradın sen ne diyorsun Beşiktaş'a? Beykoz dedin kardeşim, Sarıyer dedin vefa dedin. Orası değil. Öyle bir şovenizim yok. Bugün en kral Beşiktaşlıyım diyenden ben ya. Mekan olarak daha fazla. Hocam eskiden hayır bak hocamın yaptığı şovenizm. Eskiden Kürtler devletin bir şey eleştirirdi. Otur yarıda bizi eleştirir. Sen eleştiremesin derim. Tribün dergiye biz de buradan selam söylüyor. Sağ olsun kardeşim biz seviyorlar. Editörü izne yolladık abi. Ya değiştiremeyiz yazıyla. Tribün dergiye bize buradan teşekkür ederim. Yani ben Beşiktaş sevdiğim için diyorum ki titresinler, kendilerine gelsinler. Yeniden gerçek büyük, üçüncü büyük, ikinci büyüklüğe doğru Rasim ilerlesin. Rasim yalnız puan tablosunda Beşiktaş 24 puanlı, üçüncü. Bugün öyle, sene sonunda göreceğiz. Sırada. Sene sonunda Rasim Ozan, Kütahya'nın haklı olduğunu herkes görecek ya. Üçüncü olacak Beşiktaş. Bak Rasim'ciğim. Sonrasında bile bir iddian daha futbol vardı. Futbol takımıyla ilgili konuş ama büyüklükle küçükle ilgili lütfen söyleme. Bak, Beşiktaş'ın büyüklüğüyle ilgili bak insanlar rahatsız olarak. Bana bakarsak Karagümrük'te kızıyorlar. Karagümrük'te hala büyük. Beşiktaş Karagümrük'te büyük ayrı bir şey bak. Ya ayrı bir şey. Bütün kulüplerimiz büyüktür ama Beşiktaş en eski kulüp ve büyüklüğüyle ilgili bir şey söyleme. Futbol takımı ile ilgili konuş. Ben şunu diyorum. Camia ile ilgili bir şey söyleme ne olur. Üç arasında uçurum olmamalı abi. Yok uçurum falan yok. Oluyor. Yok. Beyler sıkıldım sizden. Hadi. Evet, hadi. Belçika'dan Ahmet Bey ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Cihan Bey şu anda izliyormuş. Onlara da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yiğit'e de selam gönderiyorum ben de buradan. Yiğit'e, Yiğit kardeşime. Biz de Yiğit'iz. Evet. Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan, Ümit Özat. Çok teşekkür ediyoruz sizlere, değerli yorumcularımıza. Ve bu arada bir hatırlatma. Cumartesi akşamı saat 22'de. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hemen sonrasında sizlerle birlikte yine tam kadro sizlerle birlikte olacağız. Sevgili seyirciler ben de geleyim mi dedim. Sevgili seyirciler bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hepinize mutlu sabahlar. İstanbul'da özellikle yağmur var, fırtına var. Çok dikkat. İyi geceler.